Telegol'den iyi akşamlar sevgili seyirciler. Kadıköy'de Fenerbahçe rüzgarı gelenek devam ediyor ve 17. sezonda da Fenerbahçe Galatasaray'ı kendi evinde bir defa daha adeta hizmete uğratıyor. Maç 2-0 ama daha da farklı olabilirdi. Galatasaray'ın adeta pozisyonu yok müsabakada. Şu anda 94 dakika geride kaldı. Bir dakika daha oynanacak ve sonrasında Fenerbahçe tabii ki maçın kutlamalarına başlayacak. Aziz Yıldırım'ın dediği gibi 17, 18, 19, 20 bu gelenek devam edecek demişti. Gerçekten Fenerbahçe'nin bugün ölüsü bile Galatasaray'ı yerle bir etti. Herhalde 17 yıldır bu statta kazanamayan Galatasaray hiç bu kadar da aciz bir futbol ortaya koymamıştı. Bilmiyorum sevgili yorumcular ne söyleyecekler. Maç bitince tabii ki onlara döneceğim. Kendilerinden görüşlerini alacağım. Ve Hollandalılardan Van Persie uzak ara bugünün kazananı oldu. Adeta şov yaptı. Snyder bir turist gibi statta dolaşırken Van Persie 45. dakikada ilk yarının uzatma dakikalarında sahneye çıktı. Şener Alper'le başlayan mükemmel atakta Şener'in harika pasına Hollandalı, uçan Hollandalı bu defa adeta uçtu ayağıyla. Müthiş bir vuruşta topu Muslera'nın solundan ağlara gönderdi ve Fenerbahçe soyunma odasına bu golle 1-0'la girdi. İkinci yarıda yine bütün oyunun kontrolü Fenerbahçe'deydi. Galatasaray atak gözüküyor. Top daha çok oynuyor gibi gözükse de vurma dışında bir silahı olmayan sarı kırmızı ekip 78. dakikada Tolga Ciğerci'nin vermiş olduğu geri passa Serdar Aziz'in gereksiz şekilde top oynaması neticesinde De Souza araya çok iyi girdi. Bugün sahanın en iyilerinden Josef De Souza'nın araya girmesiyle Serdar Aziz belinden ve yerden ayaklarını adeta yerden kesti. Ve Fenerbahçe Kadıköy'de bir defa daha gül oynaya çok rahat bir skorla hem de Mehmet Topal'ı yokken hem de Lens'i yokken çok rahat kazanmasını bildi. Ve Galatasaray bir defa daha evine büyük bir hayal kırıklığıyla dönüyor. İlk yarıda inanılmaz düdükler vardı. Gerçekten düdükten adeta futbol oynamaktan uzak bir tablo vardı 45 dakika. Ama ilk yarının sonunda Fenerbahçe olağanüstü güzel bir kontratakta. Karol'un da hatası. Alper'in Şener'e uzattığı top. Şener'in sıfıra girip mükemmel kestiği top. Ve Van Persie'nin ön direği hareketlenmesiyle atmış olduğu golle. İşte o golle şu anda Sabri ile Volkan arasında bir tartışma var. Sabri, Volkan Demirel'i diğer Volkan'a şikayet ediyor. Tabii kızdırmaları oluyor ama Fenerbahçe belki de bu 17 yıl, 17 sezon içinde en rahat galibiyetlerinden bir tanesini adeta Volkan Demirel yere yatmadan, top gelmeden Volkan Demirel de şimdi bakalım Sabri'ye doğru hareketleniyor. Evet gidiyor. Evet. Yine hareketler var orada. Yakışmayan hareketler. Sabri orada sataşıyor. Volkan Demirel neyse bu defa görmezden geldi. O da galibiyetin sevincini arkadaşları da kutlamaya çalışıyor. Dediğim gibi 17 sezondaki en rahat galibiyetlerinden bir tanesine imzasını attı. Çok ayz dolu bir futbol vardı bugün Galatasaray adına. Buruma dışında hiçbir etkili silahı yoktu. Hiçbir böyle heyecanlandıracak, maça böyle heyecan katacak bir pozisyon olmayan bir Galatasaray vardı. Aciz, silik, adeta yani dilim varmıyor ama ezik bir Galatasaray vardı. Ve Fenerbahçe 79'da da Van Persie'nin penaltıdan atmış olduğu ikinci golle Hollandalı oyuncunun iki golüyle Galatasaray'ı yenerek zirve yarışında takibini Beşiktaş'ı sürdürdü. Ve Galatasaray'ı bu defa geçti. Fenerbahçe 8 puan kadar geriye düştüğüm haftada baktığımızda Galatasaray'ı şu anda 21'e 20 puantajla da altına almış durumda. 6 sezon sonra Galatasaray seyircisi de Ülker Arena türbinlerindeydi. Futbol anlamında vasatı geçmeyen bir müsabaka vardı. Ama Fenerbahçe'nin çok rahat 2-0'a ulaştığını ve geleneğin Fenerbahçe adına devam ettiğini söyleyebiliriz. Önce kazanan takımı tebrik edelim Engin Meral. Evet. Başından sonuna kadar Fenerbahçe'nin bana göre hak ettiği bir müsabaka oldu.
Evet, sıkıldı gerçekçi, bir ihtiyardı ama gerçekçi olursak Galatasaray sahada hiç yoktu. Diyeceksiniz ki Fener çok mu iyiydi? Esasında Fener eğer bugün istenilen futbol oynamış olsaydı belki de o 6-0'dan sonra bir rekor daha kırabilirdi. Açıkça söyleyeyim ama baktığımız zaman ilk yarı bir 7. dakikada Sov'un offside olmasına rağmen yapmış olduğu bir orta var ki çok güzel bir orta yaptı. Volkan'ın gelişine vursa belki gol olurdu ama stop ettiği zaman da Hakan topu kornere attı. Bir de 31. dakikada yine sağdan Van Persie'nin sert bir free kick var. Ortayla karışık şut. Onun dışında Galatasaray'ın bir tek şutu, kaleye tutmayan şutu yok. Bir de Fenerbahçe'nin bir pozisyonu başı tutan şutu yok. Şutu yok. Yani olacak şey değil. Ama topla oynamaya baktığımız zaman Galatasaray daha fazla oynamış gibi oluyor. Yalandan pas yapıyorlar. 45. dakikada baktığımız zaman Alper'in inanılmaz bir ara pası ve o güzel pasa aynı güzellikte Şener'in deparı ve Van Persie'ye çıkardığı bir top ve Van Persie'nin de işte ben star boşuna olmadım dercesine yan yatışta vurduğu ve Mustara'yı avladığı gol. Tabii bu sadece gol olarak değil Fenerbahçe açısından hem seyirci açısından çok büyük moral oldu. İkinci yarı çıkar çıkamaz da yine Fenerbahçe ağırlığını koyup gol pozisyonuna girmesine rağmen atamadı ama baktığımız zaman ikinci yarı Fenerbahçe'nin daha ağırlığını görüyoruz. 6 tane sarı kart var Galatasaray'da. Böyle altta böyle güzel verelim ya Fenerbahçe şarkıları maçlarını verelim. Gerçekten söyleyeyim. Ben bu kadar rahat bir galibiyet Fenerbahçe'ye sezon başından beri almamıştır. Bugün Fenerbahçelilerin günü. Sevmek onların en doğal hakları. Galatasaray seyircisi de vardı. Ona rağmen Fenerbahçe güle oynaya çok rahat bir galibiyet aldı. Bütün Fenerbahçelileri tebrik etmek lazım. Verelim böyle stüdyomuzda biraz neşelensin, aa, renklensin. Tabii canım. Tabii ki üzülen yorumcularımız mutlaka vardır. Sevgili Ümit gibi, Gökmen abi gibi belki de kendi takımlarına kızacaklar, tepki gösterecekler. Ya üzülmesine gerek yok aslında. Aziz Yıldırım %100 haklı ya. Aziz Yıldırım diyor ya. Biz yine yeneriz. Ondan ayakları titriyor. Ben açık söyleyeyim. Gerçek hani, ama bu sayede. Bu böyle sanki hep böyle süre gelecek gibi. Mutlaka aynen. Bir gün belki biz bu hayattayken görür müyüz, görmez miyiz bilmiyorum ama inanılır gibi değil yani. Bu kadar ne şartlar olsa olsun. Yani diyorsun ki lensi yok, topalı yok. Bir de onlar daha etkili olur mu diyorsun. Ya bu kadar silik bir takım hayatımda görmedim ben. Yanılıyor muyum? Biraz hani herkesten kısa kısa yorumlar alayım. Kısa yorum yapılacak bir şey yok. Galatasaray bir tane çocuk adı da Bruma. Hani daha büyümemiş bebek. Bebeğin eline bakıyor ya. Top Bruma'ya gelse de belki bir şey yapalım mı diye. Galatasaray bu mu yani ya? Hayatımda böyle ya kaleye gidemeyen bir Galatasaray. Orta yok, şut yok. Yani ya biraz insan utanır ya. Ha, gitmesinler bence 3-0 olsun. Daha iyi yani. Hayır gitmesin değil yani. Kaleye... Olsun'u niye masraf ya, yapıyorlar? Tolga topa vuruyor dağlara taşlara. Bir tane kaleye tutturan şutu yok. Hayır, bu nasıl bir futbol anlayışı ya? Bu nasıl bir oyun dizilişi? Bu nasıl oyuncu değişiklikler? Nasıl teknik direktör? Yani nereden başlasak bilemedim yani. Elinde hakikaten kalıyor Galatasaray. Ya düşünsene küçücük bir tane 20 yaşındaki bebeğin eline bakıyoruz ya. Galatasaray bir tane çocuğun eline bakar mı ya? Galatasaray bugünkü durumu ne bileyim? Tağın elvası gibi nereye bastırsam dağılıyor abi. Nereye bastırsan. Yani beke bastır, defansa bastır, kaleye bastır, orta alana bastır, forvete bastır. Yani olacak iş değil yani. Hakikaten rezillik bu ya. Burada ben Engin'e şöyle katılmıyorum. Hani Galatasaray kötü oynadı diye fena kesinlikle değil. Fenerbahçe 90 dakika sahada aslanlar gibi oynadı. Burada kutluyorum. Harika da bir gol izledik. Harika bir Van Persie'den harika bir yapılış itibariyle, vuruş itibariyle mükemmel bir vuruş tekniği, mükemmel bir gol izledik. Burada Fenerbahçe'yi ben de kutluyorum. Hakikaten mükemmeldi. Galatasaray takımını sahada yok ettiler. Oynayarak yok ettiler. Oynayarak. Da, tabii Cüneyt Hoca'nın da katkısı oldu tabii. Onu da eklemek gerekiyor yani. Bu kadar kötü maç yönetilmez. Yani hayatın belki en kötü maçını yönetti. Yapma. Bak girmeyeceğim. Bırakın. Dinliyorum ama yapma. Cüneyt Hoca'ya yapma. Niye haksızlık kötü maçını yönetti? Bak sen haksızlık ediyorsun zaman, Ümit Hoca'ya. Zaten yani, kafadan sarı kartları göstererek zaten daha sayılarını kesti. Hangi sarı kart Ümit? Hangisi sarı kart oldu? Bir dakika sen bir şey. Cüneyt Çakır'ı söylüyorsun ya sen. Sen halı sahada falan maç yönettin mi? Serhat'a da söyledim. Bundan daha iyi maç yönetirim halı sahada. Efendim? Ya halı sahada verdi. Ya bugün, siz var ya. Bugün ağzından düdüğü indirmedi ya, düdüğü. Efendim? Düdüğü indirmedi. Yapma bak ya, şöyle. Şey yapma, böyle geziyordu bak şöyle bu düdük ya. Bak düdükle böyle geziyor. Düt. Ya bırak. Hayırdır bu hakemi ya. Bırakın abi. Böyle ne? Bu hakem. Bir şey söyleyeceğim. Düt. Hayırdır sen ya. Şampiyonlar Ligi finali yapmış bu hakem doğru mu? Yapma gözünü. Keşke hep finali yapmayın. Yapmayın bu kadar hakeme bağlamayın. Senin Galatasaray takımı yerde sayıklıyor ya. Emekliyor. Ağlama bu kadar da. Çok ağlıyorsunuz ya. Fenerbahçe bir dakika dur. Cüneyt Fenerbahçe'nin bugün ne olursa olsun. Aslan gibi 10 numara. Oynadığı oyunu kimse inkar edemez. Hayır değil.
Cüneyt Çakır, Cüneyt Çakır'ın hangisine yine verdi? Ya bırak. Eyyamlarına ihtiyacı olmayan bir Fenerbahçe izledim bugün bak. Nerede eyyam? Başta ben Fenerbahçe'yi kutladım. Harika gol izledik dedim. 90 dakika Galatasaray'a sükresi ettiler. Doğru. Sahada yok ettiler. O doğru. Burada doğru olan bir şey var. İlk yarı ben Ümit'e katılıyorum. İlk yarı itibariyle o kadar eyyam yaptı ki böyle ince sarı kartlarla Galatasaray'ı sindirdi. Hatta biz dördüncü... Yapmayın. Serhat'la... Ben kaçıncı dakika dedim? Dördüncü dakika. Bu kadar erken başlamaz demedim mi sana? Ama başladım. Kim erken başlamaz? Eyyama tabii. Hayır canım, ne eyyamı yaptı ya? Siz burada yanlış algı operasyonu yapıyorsunuz. Burada Fenerbahçe'nin galibiyetini resmen engelliyorsunuz. Hayır, yapmayın. Önce kendi takımı Galatasaray'ı eleştirdim. Fenerbahçe ayrı da tebrik ediyoruz ama burada doğruları konuşmam lazım. Cüneyt Çakır nerede yanlış yapıyor? Söyle bana. Neyi düzgün çaldı ya? Ağzından düzgün çaldı. İlk yarı itibariyle 5-6 tane. Cüneyt Çakır mükemmel maç yönetseydi bugün Galatasaray kazanacak mıydı? Ümit ya. Bu da ayrı bir şey işte. O kötü. Yani o yüzden eleştirmeyeyim yani. Tamam, eleştirelim de. Tamam da sen benim oyuncularım. Sana söyleyeyim abi, futbol böyle. Tuşta bir sarı kart verirsin. Zaten oyuncular oyundan düşer. Her zaman düştü ya. Ne zaman verdi? Tamam, kime verdi? Sinan Gümüş'e verdi. Hangisi almadı ki? Ya 33. dakikada Karalo gösterdi. Bak 33 dakikada Karalo gösterdi defansta. Bir de son dakikalarda 42. dakikada Tolga'ya gösterdi. Sinan'a verdi 16'da. Sinan'a verdi. Forvet oyuncusu. Fark eder mi? Beni ilgilendirmiyor. Yani diyor oyundan düşüyor. Tolga'ya verdi 41'de. Yani, Tolga'ya 42'de verdi. Evet. Yani etkileyecek bir şey yok. Zaten Fenerbahçe'nin gol pozisyonu da yok. Şimdi kendimizi kandırmanın da bir anlamı yok. Fenerbahçe çok iyi falan oynamadı ama Galatasaray o kadar çok kötü ki. Yapmayın. Fenerbahçe'nin 3 tane pozisyonu var. Haksızlık yapıyorsun. Ya bir dinle be arkadaş. Bırak. Türbün oynama. Fenerbahçe. Türbün oynama. Yapma abi ya. 3 tane gol pozisyonu var. Bak şimdi Engin abi. Ya kardeşim 3 tane gol pozisyonu var. Başka bir şey yok. Maçın gidişatı bu şekilde. Ya benim ilgilendirmez. Ben şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe eğer bugün gününde olsaydı bu Galatasaray'ı altılık yapardı. Belki de yedilik yapardı. Çünkü Galatasaray takımı. Lens'te Mehmet Topal gibi çok önemli. Mehmet Topal'ı var, o yok, o biri var. Yani bu şimdi önemli değil mi? Şimdi Lens tamam önemli ama Mehmet Topal olmaz. Önemli. Önemli. Ben şunu söylemek istiyorum. Galatasaray'ın kaleye konuşmuştuk yok, zaten. Volkan'a top gelmedi. Abi kadroya bak. Kadro yedek kulübesine bak. Gelmedi. Oyuncu yok. Şimdi Volkan'a top gelmeyen bir maçta Galatasaray'dan sadece konuşmanın bir anlamı yok. Ama Fenerbahçe'yi de çok iyi 2-0 kazandı tamam. Bir tanesi penaltıdan, bir tanesi inanılmaz güzel. Tamam. Tam antrenmanda böyle gençlere gösterecek bir pozisyona Van Persie'nin de inanılmaz güzel vuruşu. Onun dışında iki tane pozisyonu var. O da şut. Başka da bir şey yok. Abi, Şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe eğer bugün beni istediğim gibi, benim düşündüğüm Fenerbahçe olsaydı bugün altılık yedilik olurdu. Ben de diyorum ki o Fenerbahçe olması için. Hatta kırmızı kart da görürdü. Galatasaray'dan bir iki tane futbolcu kırmızı kart da görürdü. Abi, bunu sana tane, söylemek iki istiyorum. İki tane önemli. Yani böyle süper oynadı falan diye bir sandığı kandırmanın bir anlamı yok. İlk yarı herkes uyudu. Bir dakika, 30. Topla oynama. Galatasaray 60, Fenerbahçe 40. Nerede? Yalandan kendi sahası. Engin nerede oynuyor? Tabii bravo, geri pas oyna doğru. Ben ne diyorum? Abi bak. Ben havada mı oynadı diyorum. Ama bu neden öyle? Uzayda mı oynadı diyorum. Kendi sahasında oynadı diyorum. Çünkü niye? Boş alan bulamadılar. Baskı yaptı işte ben döndüm. Boş alan bulamadılar. Bugün solda hem Hakan hem de Şener. Şener çok güzel. Bak şimdi. Mesela Kaya ile Skartel bugün iyi miydi? Kötü de değillerdi abi. Ya Allah Allah. Ya siz futbolu neye göre yapıyorsunuz? Bakıyorsunuz. Bir tane Eren'in var. Yapmış olduğu pas hatalarından mı bahsediyorum? Tamam. Anlatabiliyor muyum? Mesela daha önceki yıllardaki Fenerbahçe'nin defansındaki sağdan soldan defansif olarak çıkışlar bugün var mıydı doğru dürüst? Ama Fener çok pozisyon. Van Persie'le kaç kere top birleştirildi? Bir kere. Abi birini gol yaptı. Bir kere birleştirildi. Şimdi yani güzel oyunu bak şimdi. Skor tamam süper. İnanılmaz güzel. Zaten normali bu. 17 sene olmuş, 18 olacak, 19 olacak. Yani Galatasaray oraya geldiği zaman bilmiyorum yabancı futbolcular ama ayakları titriyor. Ama şunu söylemek istiyorum. Bugün Fenerbahçe istenilen futbol oynamış olsaydı, belki Lens olsaydı, belki Mehmet Topal olsaydı, ki Lens bana göre çok önemli, bugün çok daha farklı olurdu. Ama Fenerbahçe süper top oynadı dersen o zaman insanları kandırırsın. Çünkü maçı bizim gibi herkes televizyondan seyretti, türbünden de seyretti. Ama Galatasaray diye bir takım yoktu. Onu Galatasaray niye istiyorum. Kötü oynadı yani? Fener iyi oynamadı mı? Galatasaray oynayacak hali yok. Ya Fener oynadığı için Galatasaray kötü oynadı. Engin abi peki, bunu da kabul edelim. Yani yapma. Fenerbahçe iyi oynadı da
10 tane gol pozisyonu mu girdi? Ya pozisyonla değerlendirme mi? Muslera'ya top mu gitti? Abi, Muslera bir tane top mu kurtardı? 10 tane girer ama neticeyi alamazsın. O bu zaman, da kötü bir o şey. Zaman, o zaman ben de şey söyleyeyim. Mesela bugün Serdar Aziz bana göre o hareket penaltı tamam. Sağının Galatasaray'ın en iyilerinden bir tanesidir. Tamam penaltıyı da yaptı ama. Başka bir şey demiyorum ama onu yaptı. Sağ Ozan'ın çıkışı ki bana göre sağının mesela kim en iyi dersen herkes Van Persie 2 gol attı diye ama benim için Sağ Ozan'ydı sağının yıldızı. Ben skor adamı senin, değilim. Senin görüşün. Yani bir tane vuracaksın bir de penaltıdan yine bir tane vuracaksın. Sağının yıldızı. Ama ne vurdu abi? Ne vurdu gözünü seveceğim. Ama bunu Mete diyorum ama orada Sağ Ozan Fenerbahçe'nin yıldızıdır bugün orta sahada. Hem ileri hem geri hem oyun kurucu hem basma olayı. Bence abi maçın hem de yanında, hem de yanında Nostradar gibi bak. Kusura bakma futboldan maçın, çok uzak bir topçu vardı. Özür dilerim tamam maçınızı adam gibi de adam Van Persie. Bu Van Persie bu Türkiye'de eleştirilmedi mi? Futbolcu değil denmedi mi? Ya mankenlik yapıyor denmedi mi? Işte adam çıktı iki tane golünü attı abi. Bana göre maçın yıldızı Van Persie. Sana göre Van Persie. Bana göre de Van Persie değil Sağuza. Ya Sağuza da katkısı yani olur. Adam 90 dakika oynayacak orada. Öbürü iki tane şut vuracak gol atacak. Ama zaten golcü bu. Yani o ilk golde şeyleri çıkardığı pozisyonu da hiçbir golcü öyle vuramaz. Onu takdir etmek lazım. Ama adam zaten dünya starı. Biz yani bu adamın golcülüğüne konuşmuyoruz ki. Konuşamayız da. Zaten dünya starı. Zaten bu tür maçlar, derbiler starlarla kazanılır. Avukat toparlamadı mı takım? Fenerbahçe'nin starları Fenerbahçe'ye maç kazandırdı. Galatasaray'ın starları da Galatasaray'a maç kaybettirdi. Nerede Sneijder? Tam ortada yok. Nerede Podolski? Sonradan girmiş. O da ortada yok. Ama bunda da Fenerbahçe'nin yani, önemli baskılı oyunu var abi. Ama bu oyuncağı topa değmedi. Ama Engin şöyle bir şey var bak canım kardeşim. Ya son benim görüşüm tabii. İşte tabii. 3-4 haftalık periyota baktığın zaman çıkışında zaten Konya ile şey maçını neydi o? Manchester. Yok yok. Konya vardı. Konya. Yok Konya'dan sonra oynadı. Karabük maçında. Hakikaten hakem yanlışlarına yahut hakemin yanlış düdüklerine sığınarak kazandı tamam. O maçlarda kötü oyna gerçekten. Sonraki periyotta Manchester maçı var. Sonrasında devam eden şey de var. Aksar var galiba. Ondan sonra da bu maçta. Şimdi diğerleriyle mukayese ettiğin zaman bugün önemli olan derbi maçı bu. Ne olursa olsun. Derbi maçlarında... Fenerbahçe için derbi maçı değil abi. Sizin için derbi maçı. Fenerbahçe 17 senedir yeniyor. Neyin derbi maçı? Fenerbahçe emin ol. Galatasaray maçları olduğu zaman bizim için bayram diyorlar. Oğlum bak, fark etmez. Ama bizim bizim oynadığımız dönemde de öyleydi. Fenerbahçe en iyi hazırlandığımız dönemde bir 1-0 bir bu tarafına abi. Vurur gol olur. 1-0 biter. Yani Fenerbahçe'deki Galatasaray maçları derbi maçı olarak görmüyor. Yani deplasmanda ben o Beşiktaş olabilir. Ben orada derbi maçlarına ne kadar kötü derbi maçları seyrettim. Ben şeyde de arenada da seyrettim. Fenerbahçe'nin stadında Sarıcıoğlu'nda da seyrettim. Ama bugün baktığın zaman Fenerbahçe takımı gibi takım da yapmayın ya. Tabii. Top alıp top vermede kontra atağa çıkmakta o sol tarafta Volkan Şen'le mükemmel çıkıyor. Aa başka yapma. Ya, be, aynen öyle. Kanatlarda kilitledi. Kanatlarda çok iyi kilitledi. Fenerbahçe ya Galatasaray nefes aldırmadı ya. Nefes almadı. Nefes aldırmadılar abi. Ello Kitty bu tişörtler daha çok satar. Zaten rekor kırmışlar. 18. Hemen bak basmışlar tişörtler online site bak hazırlığını bile yapmışlar. Ya bu kadar tek taraflı olur mu ya bir derbi? Tam Galatasaray burada kupa kaldırdı. Yenilmediği maçlar oldu. İyi oynadığı maçlar oldu. Fark yediği maçlar oldu. 6, evet. 5, 4, 3, 2, 1, 7. Ama bilmiyorum Ümit bu kadar kötü oynayıp. Ya Volkan bir defa insan yatmaz mı ya yere? Top gelmedi ki yatsın. Gelmedi ki. Ya yalandan yatar yani bir heyecanlandıracak bir tane şut olmaz mı? Herkes Buruma'ya bakıyor. Buruma sanki şey Süpermen gibi iki kişiyi geçecek, bacak arası yapacak, şut atacak. Şey futbolda böyle bir şey yok ya. Böyle bir tane şey adam olur mu sen futbolda? Ya ben şunu da anlamıyorum ya. Ya halı saha topu oynamıyorlar ya. Ya Galatasaray başkanı ve yöneticileri şov yapacağız diye Galatasaray'ı bu kadar küçük duruma düşürülür mü? Ayıp ya. Ayıp ya. Burada çıkmış Özen Can Aydın'ı herhalde taklit ediliyor. 2-0'dan sonra alkışlar gibi bir fişe gördüm. Doğru mu? Öyle bir görüntü vardı. Bir görüntü vardı. Alkışlıyor. Neyi alkışlıyorsun ya? Neyi alkışlıyor? Sezon başı. Ya sen sezon başından beri Galatasaray ite kaka nasıl gideceği belli değil ya. Düşüyor kalkıyor ilerliyor. Görmüyor musunuz yönetici olarak? Yani ucuz çalıştırıyorsunuz değil mi bu adama tahammül ediyorsunuz ya? Bizi de zorluyorsunuz tahammül edin diye. Ayıptır ya. Düzgün bir tane teknik direktör bu takım üstünde etkili olabilecek. Düşünsene beni takım kaptanı Selçuk kenarda oturuyor. Doğru. Koşmuyor. Diğerleri koşuyor mu? Koşmuyor. Peki bu teknik direktör nasıl bir çalışma yaptırıyor ya? 6 gün ne yapıyorlar orada ya?
Çelik çomak mı oynuyorlar? Ne yapıyorlar? Fıstık mıstık şeker mi yiyorlar? Ne yapıyorlar? Abi, elma mı yiyorlar? Ne yapıyorlar? Akşama kadar orada ne yapıyorlar ya? 6 günde kazanamazsan zaten sen gidip de 1,5 saatte kazanman mümkün değil ya. 6 gün çok büyük bir zaman dilimi. Saat olarak baktığın zaman. O zaman demek ki çalışmıyorlar. Ha çalıştırıyorsa futbolcular profesyonel yaşamıyor o zaman. Ayıptır ya. İnsan utanır. Milyonlarca Galatasaray taraftarı var. Bu kadar rezil, bu kadar kepaze bir oyunun. Yani bu kadar insanı üzmeye hakkınız var mı sizin ya? Futbolcular olarak, teknik direktör olarak, başkan yönetimi olarak. Ayıptır ya. Hakikaten ayıptır yani. Kaderiniz bu abi. Hayır kaderiniz bu derken yanlış anlama. Ne hocalarla gittiniz yenemediniz abi. Bu adam da ne yapsın? Altyapıdan geldi iki kupa. Ya ben Fenerbahçe. Evladım maça ben Fenerbahçe'ye yenildik. Fenerbahçe'ye yenildik. Galatasaray yenildi diye değil. Fenerbahçe iyi oynadı yendi kardeşim. Kim, herkesin görüşü ayrı. Engin öyle düşünüyor ben de böyle düşünüyorum. Bitti. Tamam. Sen öyle düşünüyorsun. Ümit başka türlü düşün. Tamam. Anladım herkesin bir görüşü var. Ümit ama bu kadar rezil. Bu kadar rezillik olmaz ya. Serhat'ın dediği doğru ya. Manken gibi çıktı aslanlar terlemeden. Kesin ya soyunma odasına gittiği zaman çıkaracak üstündekine pantolonunu gömleğini giyecek evine gidecek çocuk yani. Ya Snyder arkadaşlar kaptanlık bandı taksın diye Selçuk'u kulübeye gönderiyor. Ya Snyder diye bir adam 5 milyon euro para alıyor ya bu ülkede. Euro olmuş 4 liraya gelmiş. Olacak şey değil. Adamın aldığı para 20 milyon lira senede para kazanıyor ya. Adam kolu mankeni gibi ya. Normal ki Sultanahmet'te bir tane turist çevir. O turist de zaten böyle dolaşıyor. O da sahada dolaşıyor. Turist buraya niye geliyor? En azından faydalı bir iş yapıyor. Yerebatan Sarnıcı'na gidiyor. Ayasofya'ya gidiyor. Para harcıyor burada. Alışıyor. Ayak... Para. Ya Snyder ne yapıyor? Ayakta duruyor. İçiyor. Ayakta duramıyor. Bebeğini yapıyor. Gece kulüplerini dolaşıyor. Karısıyla beraber çok son derece güzel. Türkiye'nin bitiremediğimiz şeylerinden istifa ediyor. Güzelliklerinden istifa ediyor İstanbul'un. Bu adam ne yapıyor ya? Ben bir orta saha oyuncusu. 11 aydır gol atamaz mı ya bir orta saha oyuncusu? Ama çok bilen Levent Nazifoğlu. Soruyorum. Sigarson diye İzlandalı bir adam aldınız. Ne oldu ona ya? Adamı 29 Temmuz'da transfer etmişsin. Adam o günden beri ortada yok ya. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. 4 aydır adam ortada yok. Esamesi okunmuyor. Lines'te bir adam vardı. Yok. De Jong'u gördük bugün. Serdar Aziz'in yaptığı tecrübeli bir oyuncu. De Jong'u gördükten sonra Selçuk haydi haydi oynar bu takım yalnız ha. Biz ya dedik, Selçuk, vur birine Selçuk ya. Kötü dedik ama Selçuk yine bu De Jong'u gördükten sonra. Ya bir takım bu kadar mı geriye oynar ya Ümit? Her top alan geriye dönüyor. Alan geriye dönüyor. Ya bunu hoca görmüyor mu ya? Ben deli oluyorum ya. Hocanın ya hoca yahut da kaptan canım öyle kardeşim. Öyle gördüm. Ya U20 takım maçını kaptan... gördüm altyapı diye geldi. Beşlik oldular Fenerbahçe'den. Aynen işte. Fenerbahçe gülü oynaya yeri ağzına rezil etti Galatasaray U21 takımına. Peki sence defans ve orta saha devamlı geri neden oynar sence? He? İleride boş adam korkak olan. İleride boş adam ben alan gol yemeyeyim diye. Korkak İlerideki oyuncu hareketsiz statik oluyorsa oyun, kıpırdamıyorsa yok abi, doğal olan. Yok. Kafada abi kafada diyorlar ki bunlar. Kafada değil tamam, abicim. Biz beraber ya hoca diyelim. Gösterecek bunları abicim. Gösterecek yahut da oynatmayacak. Yahut da gidecek zorlayacak edecek bir şey çıkacak. Kenarda bir şey yapacak. İleridekilerin hepsi duruyor kardeşim ya. Bir hareketli olan Buruma var. Eren yok. Sinan yok. Sonra Yasin girdi o da yok. Ben en çok neyi merak ediyorum bundan sonra biliyor musun? De Jong zaten Arfi gibi adam. Tolga Ciğerli diye bir oyuncu var. Merak ediyorum. Sezon başından beri nereye gönderelim ciğer mi satsın ne yapsın ya ayıp ya. Ya insan biraz kıpırdar ya. Çok koşuyormuş da bilmem ne. Bana ne? Bana ne? Bana pozisyon yaratacaksın. Sen orta sahada görevin nedir? Ayıptır ya. Ben bundan sonra... Galatasaray'da Snyder oynamayınca zaten Galatasaray bir yere gidemiyor. Yani Snyder oynarsa Galatasaray bir şey yapıyor. Snyder'i kilitlediğin zaman ki bugün kitlemeye de gerek yoktu. Bırak o kendi kendini kilitlemiş zaten. Bir de sağa sola fırça atıyor ya el kol hareketleri falan. Yani Galatasaray'da bugün Snyder futbol oynamayı hiç düşünmediler ya. Tamam Fenerbahçe döndürmedi. Çoğunlukla pirisi yaptı ama ya bir Galatasaraylı futbolcususun. Ne ya olursa şey ol. Yani bak, kenarındaki... kanatta Sinan'la Burumo'nun bir çapraz koşuları var. Bak şimdi Fenerbahçe'ye bakıyorsun. Alper, Volkan, Vamper, Sov dörtlü dönerli oynuyor. Galatasaray'da bunu göremiyorsun. Dönerli oynamıyor. Oldu yere sabit duruyorsun. O zaman adama... teknik direktörün hamlesine baksana. Sıfır. Bak. Hamleye bak. Ya şey Sinan çıkıyor Sinan Yasin giriyor. Bu dışarıdaki çocuk da o hamleyi yapar.
Ha sen bir kombin yap. Bir sürü oyuncu var, onları kullan. Sen ne yaparsın Sinan'la mesela Yasin'den? Cusse'ye... Hayır, soruyorum, tercih olarak soruyorum. Hayır ama sen oyunculara bu antrenmanda denemezsen, farklı mevkilere oynatmazsan sen böyle oynarsın. Cusse'ye diye bir oyuncu var. Forvet arkası sen yine Kavanda'yı sokuyorsun ya. Kavanda'yı niye sokuyorsun oyuna? Ya boş ver bak şimdi ben hayır, futbol... Kulübedeki oyunculara bak. Abi kulübedeki. Yazmayayım. Sende bir daha dikine, dikine giden oyuncu kardeşim, yok senin ben, direkt. Ben o zaman abi bu adam altyapıya gelmedi mi? O zaman evet. Altyapıdan iki tane oyuncu çıkartsın. E yapsaydı. Yapmadı. E, tamam yapmayınca şimdi ağlayacak böyle işte. Asıl ben merak ettiğim konu seyircinin tepkisi. Biliyorsunuz geçen sezon Galatasaray seyircisiyle yönetim arasında büyük bir savaş vardı. Ondan sonra... Oh işte böyle her sene böyle. 18 oldu. Senin 17 rakamı bitti. Bak on dedi, yani 17 dedin ya. 17 dedim, 17. Ben 17 dedim, orada bir şey daha dedim. Ne dedim? Ne dedim? Maç ne gün oynanıyor dedim. Evet. 20'sini dedim. 2-0 oldu demedim. 2-0 dedim. O da tuttu. O da tuttu. Ümit de ağlıyor burada. Sen ağlama Ümit, dayanamam. Sen ağlama. Dayanamam. Bebeğim sana... Nasıl? Nasıl? Senin işin bu ağlamak. Ben ne ağlayacağım abi? Helal olsun. Ağlıyor. Tarihte en çok Galatasaray şampiyonluğu gören başkan da olsa... Bu geleneği öyle ya da böyle sürdürüyor. Helal olsun vallahi. O da başka bir özellik. Hep kızdırıyor. Alttan ya giriyor. Şey sen öyle ama motive ya. Ediyor. Ama bak ya, ne diyor? Serhat, yenecek diyor. Fenerbahçe'nin eğlenmeye, yani sevinmeye hakkı yok mu? Biz veriyoruz ama ne diyor? Bak Aziz Bey ne diyor? Kötü oynamak, iyi oynamak beni ilgilendirmez diyor. Bak iyi oynamak, kötü oynamak beni ilgilendirmez. Ben abi, müzik sesi duyuyor musun? Müzik sesi Kadıköy'den. Bakayım Kadıköy'den mi? Kadıköy'den mi yeni Ümit? Vay 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 vay. Sen ağlama, ağlama şarkısını biz yapıyoruz. Vereyim de kullanıyor. Fener ağlama. Bak bak. Fener ağlama şarkısını biz yapıyoruz abi. Sen gel. Hayır niye ben yapacağım? Hayır, ben bir şey söyleyeceğim. Sen hangi takımı tutuyorsun ya? Ben Beşiktaşlıyım. Nasıl Beşiktaşlısın? Aa ben Beşiktaş ama kazananı tutuyorum bugün. O kazandı. Hep kazananı tutuyorsun. Keşke Galatasaray kazansaydı. Ben gene mutlu olurdum. Ne yapayım çünkü ama? Çünkü senin rengin... Nerede? Kıyafete bak, kıyafete bak. Abi bu nasıl bir renk? Bu ne renk? Bak bak rengini söyle. Bak aslana bak. Rengini söyle rengini. Olsun renkleri seviyorum. Bu şey mi? Ağlama. 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 Bizde biraz tansiyon düşer değil mi Engin abi? Ben burada hakikaten Galatasaray seyircisinin tepkisini merak ediyorum. Neyse müziği kapatınca konuşalım. Müzik altta biraz daha çalıyor. Evet, Galatasaray tepkisi tutur olmaz. Ağlama. Ağlama. Biz neler yaptık Galatasaray olarak? Hiç müzik çalmadın hayırdır? Ne yaptın? Ne yaptın? Yıllardır kupaları kaldırıyoruz lan, bir tane müzik çaldığını görmedim. Yorumculuk döneminde Galatasaray'ın bir tane bir şeyi yok. Nasıl yok? Fenerbahçe'yi mi yendin? Yok kupa almadın mı? Şey söylüyorum buradaki. Kupa almadık mı? Kupa aldın. Niye çalmadın müziği? Teneke kupayı almışsın. Ne teneke ne fark eder? Süper kupasını almadın mı? Kime karşı aldın? Derbide almadın mı? Süper kupa hangi süper kupayı? Hangi? Avrupa'dan mı bahsediyorsun? Hayır bu sene. Şimdi daha bekleyecekler. Tamam, kaç hey tamam kime karşı aldım? Ben sadece en az. Niye şarkıyı çalmadın? Hangi şarkıyı? Ya bırakın abi. Sen şarkıyı istedin. Ya bırakın abi. Bu oynamaya gelmeyin abi. 9 ay mı? Hangi şarkıyı çaldın? Ne zaman çaldın? 9 ay. Ne istedin? Ya bırakın beni provoke etmeyin. Bak üzüm ağlama. Vallahi gözlerim oldu. En az 9 ay. Bak bak. 9 ay bekleyecek. Gözün dolu senin ha. Niye gözün? Ağlam. Sıkıntı. Su iç. Ağlama arkadaşım. Niye üzülüyorsun bu kadar ya? Abi sen... Ne kadar neşeliydi programa geldi. Neler diyorsun önce? Galatasaray yok. Berabere kalır. Berabere kalır dedi. Bitti bitti. En kötü. Berabere kalır. En kötü berabere kalır. Ya ben kazanacağımı söylemedim. Söyledin mi? En kötü berabere kalırız. Yani en iyi ihtimalle beraberlik. Kaç başkan geldi bu zamana kadar ya? 17 yılda size. Aa göz bebeğim. Kaç başkan? Kimler geldi, kimler geçti. Kimler geldi, kimler geçti. Kimler geldi. Ne hocalar, ne futbolcular. He? Ne oldu ya? Ama oldu vallahi bitti ya. Aşk. Ama en güzeli ne biliyor musun? Oğlum. Her Kadıköy'e gelen bu sefer yeneceğiz diyor. Evet, evet. 17 kere oldu yine bu sefer yeneceğiz diyorlar. Yine mağluplar ya. Olacak şey bunlar diyor. Bunlar. Değil mi? Tekrar başa gelmek istemiyorum. Geçmişe de dönmek istemiyorum fazla. Bu bunlar bu şekilde mutlu olsunlar. Evet kardeşim. Bunlar bu şekilde mutlu olsunlar. Bugün Galatasaray'dan olsun. Biz de kupa kazandığımız zaman mutlu oluyoruz oğlum. Biz de kupa kazandığımız zaman bu sene. Abi bak. Bir şey söyleyeceğim. Engin abi biz insan seviyoruz. Ay. Biz Galatasaray olarak... Biz gaz. Yani biz hayvan mı seviyoruz pardon. Vay vay. Bizi insan seviyoruz. Vay vay Volkan'a bak be. Vay ne ağır bir laf ya. Ne demiş? Biz bunu alıştık. Tamam da alıştık. İşte biz de alıştık. Biz de kupa kaldırmaya alıştık. Siz de bizi izliyorsunuz. Tamam Galatasaray'a cevap versin. Aynı, tamam aynısını evet, söylüyorum. Tabii. Ben cevap veriyorum. Sen de bir Galatasaray'a tabii verebilirsin cevap. Tabii. Verebilirsin. Oğlum. 10, biz 18 siz alışmışsınız. Ümit'ten Volkan Demirel'e geliyor. Evet. Abi şu ışıkları kapatabiliyor muyum? Aziz Yıldırım falan diyorlar. Kapatsın abi ışıkları. Fenerbahçe başkanı falan. 18-17 senede 21 kupa kazanmış oğlum Galatasaray. Bugün, dinle.
Dinle abi. Işıkları kapat abi. Yok, bir, dinle evladım benim. Koptu, aslanım benim. Kapatamıyor muyuz işi? Kapatacağım. Bir dakika söyle. Üzülme, üzülme. 21 kupa almış Galatasaray 18 senede. 21 üzülme kupa. Diyor sana yani. Az Yıldırım döneminde. Abi şimdi genç nesil oyuncu olduğu için yani son oyunculardan ya onun için ağlıyor. Kupa kaldıracağım. Nerede kupa kaldıracağım? Işıkları kapatınca. Ya nerede kupa? Hani kupa mı var? Nerede kupa kaldıracağım? Işıkları kapatmasını mı istiyorsun sen? Evet. Ne yapacaksınız? Kupa kaldıracağım. Abi öyle şey olur mu? Provoke ediyor Fenerbahçe'nin mutluluğunu şey yapıyorsun. Niye abi? Kupa kaldıracağım. Peki ışıkları kapatabiliyor muydu? Açılıyor mu tekrar? Fenerbahçe'nin mutluluğunu. Teknik mesele. Şimdi yani istekleri gerçekleştiriyorduk. Yani bütün istekleri gerçekleştiriyorduk. Tamam ne istiyorsun? Kupa nerede? Kupa nerede? Sen niye bu kadar agresifsin bugün? Futbolcular seni kadar... Hayır, yanımda bir tane sahada. Takımı hayır. Belli olmayan bir şahıs. Nasıl takımı belli olmayan? Ne oldu? Ya şimdi ne yapayım bak. Hop. Fıskiyelere çalıştıralım mı? Bunlar bir şeyler yapıyor yani. Aç abi. Dur yavaş yavaş. Yavaş abi bir dakika. Yavaş değil. Hadi abi. Mikrofonun da çıksın ortaya Ümit. Bir dakika ne geliyorsun buraya? Dur abi. Tacizde oluyor dikkat et abi bu saatte. Ne oldu abi? Lay 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 lay. Kupam nerede? Kupam nerede? Kupam yok. Kupa da bulmam lazım bir yerde. Çiçek al bak orada çiçek var. Çiçek kupası var al. Çiçek var. Çiçekten kupa var al onu. Al. Seversin. Bunlar. Eyvah Noel Baba geldi. Abi her yerde. Bak oğlum biz her yerde böyle. Biz hiç fark etmez. Bak her yerde giyerim formayı. Tamam mı? Hayır, sen niye komplekse gittin? Bir dakika. Sen niye komplekse gittin? Bir dakika. Tamam bir dakika. Sen niye komplekse gittin Noel Baba? Noel Ümitçim neden? Sene bana. Yakıştı falan bana. Yakıştı bana. Bununla mı oturacaksın? Ya yemeğe. Ya bırak abi ben kalkarım da. Gözünü sen. Ayıp et yapma gözünü. Niye sen rengin verin? Fenerbahçe forması giy. Nasıl? Orada var. Ya Fenerbahçe hadi giysene. Niye yok? Sen getir o. Ben Beşiktaş giy. Bir dakika bir dakika. Orada bir forma var. Orada bir forma var. Yukarısı Fenerbahçe aşağısı Beşiktaş. Tamam bir dakika. İyi olur. Sana hediye değil mi? Hadi giysene formayı. Ben giymem. Nasıl ben giymem? Ben Beşiktaşçıyım. Sen nasıl Beşiktaşlısın? Nasıl dedim? Sen bir dakika. Bak, bir şey söyleyeyim. Ya sen bir şey söyleyeyim. Bir kere sen gerçekten formayı... rengini belli etmen lazım. Ama ben formayı getirmen lazım. Çok mutlu oldum. Nerede forma? Orada bak orada. Bir dakika bir dakika. Vay 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 vay. Oo. Adnan giy be. Yakışır. Sevgili Ümit'ciğim. Ya zaten üstündeki lacivert altındaki sarı ne fark ediyor? Sevgili Ümit'ciğim geçmiş olsun. Her sene böyle. Pardon ben o kadar söylemeyeyim. Ayıp ama. 18. yıl oldu. İyi adam ne olacak ya? Giysene abi yakışıyor mu sana bakacağız. Ama güzel forma. Ben Engin abi giysin. Sen hiç giymedin. Ufak. Hayır sen nasıl hiç bu? Giymedin mi? Ufak, ben... Nasıl? Fenerbahçe forması giymedin mi? Giydin. Bir dakika. Söyle cevap ver. Öcü değil o ya. Bak getirin. Öcü değil o ya. Bir dakika bir dakika. Bir dakika yok tamam giydim. Şimdi giyebilirsin. Bizim yanımıza niye giymiyorsun? Ama o zaman bir iddia vardı çok önemli. Ya giyerim ne olacak? Ne olacak? Şeref diyarım. Ne olmuş? Çıkar ne olmuş? Cumhuriyet'in takımı ne var? Atatürk'ün takımı. Bu da Atatürk'ün takımı. Bu da. Bravo. Dövüşlere girme. Çıkar. Abi nasıl giyeceğim bunu? Çıkar ceketini çıkar. Çıkar ceketini. Ya önüne koy ya. Koy önüne. Koyayım önüme. Önüme koyayım ya. Şöyle dursun. Şöyle dursun. Ama hadi. Şöyle koy, ortaya koy, Ümid'e yakın olsun. Fenerbahçe seni kabul etmez. Ümid'e yakın olsun. Evet, onlar beni sever. Şöyle ortaya bak, o şöyle göster. Fenerbahçe 15 tane rengleri... çocuğa bu formayı giydi, Kadıköy'e çıkar. Şu rengi. Şu Fenerbahçe evet. Formasını bak, giydi. Bak bir şey söyleyeyim mi? Futboldan uzak adamlara. Bak, yine Galatasaray'a şuradaki, şuradaki Yıldızlar Savaşı'nı görüyor musun? Bak nerede Yıldızlar? Bak Yıldızlar Savaşı'nı görüyor musun? Bak, bana bugün hiç Galatasaray'a. Ya bırak Yıldızlar. Ya Saydan bana bak. Bana... Bir dakika niye ne geçmişle yaşıyorsun sen ya? Ne Yıldız arkadaş? Diyor ki kupa aldık kupa aldık. Evet. Tamam aldın milattan önce. Ben bugünü konuşuyorum abi, bu akşamı. Ben, ama kaleye bir tane şutunuz yok. Rezil oldunuz. Kaleye bir tane şutunuz yok. Bir şey söyleyeceğim. Biz, yemin ediyorum biz bu takım ya. Bu takım insanları çok seviyor. Ya takım bizi yılda seviyoruz. Bir kere biz daha çok sevilmek zorundayız. Biz Galatasaray'ı daha çok seviyoruz. Hep ağlatamayız ki sizi. Bak Fenerbahçe. Bir yılda Fenerbahçe bir. Fenerbahçe Galatasaray'ı daha çok seviyor. 18 bir şey söyleyeceğim. Seviyor. Bana milat yapmışlar. Evet. Allah yılda, Allah. Bu halinde bugün Fener kötü oynadı. İyi oynasa 8'lik olacak. Formaya konuş formaya. Formaya. Yılın kaç günü var? Bana değil formaya konuş. Yılın kaç günü var? Formanın önünde diz çöktü. Bak formanın önünde nasıl yavaş? Yavaş. Ya Fenerbahçe forması önünde böyle yapacaksın. Ya diz çöksün ya. Ha diz çök demiyor ama yendi bugün bu forma. Ya yendi sen saygı duyarsın yani. Konuş formayla konuş benle değil. Sen niye konuşma? Bak ben Fenerbahçe formasıyım konuşayım. Sen Fenerbahçe'nin arkasına mı sığınıyorsun? 17 yıl oldu. Delikanlı adam formayın önüne geçer. Nasıl önüne geçer? Nasıl geçmez? E tamam al önüne geçeyim bir de yanında dursun al. 18 yıl oldu ya. Kaleci Volkan grip olmuş ya. Ben böyle bir şey görmedim abi. Kaleci Volkan grip olmuş. Ne diye grip olmuş? Grip olmuş. Grip üşütmüş orada kalede top gelmeyince. E vay be o farklı. Soğuklar. Ya 100 küsür senelik ezeli ebedi rakibimiz. Senede de bir kere sevindirelim ya.
17 senedir. Ya onu söylüyorum sabahtan beri. Yani, abi, ondan sonra siz her sene bir kere gelin sevinin. Adına bir soru sorduk. Kupa alıp aslanlar gibi geliyoruz buraya. Ben de kaç gün var? 365 gün. 365 günle kaç kere seviniyorsun? Bir ben mi? Ya biz insan bunu yapmak zorundayız. Şu, ya ne yapalım? Ağlık ya sen tamam ya valla. Bir kere seviyor tam seviyor. Neyi tam seviyorsun? Neyi tam seviyorsun? Sanki 25 kere 25 kere şampiyon olmuş. 20 kere şampiyon olmuşuz. Fenerbahçe'de 19 kere şampiyon olmuş. Bir fazlası var. Beşiktaş'ta 13 olmuş. Bir fazlası var. Bu sene biz olacağız. Biz 19'da bizim var. Ben etmez. 20 yani. 19'da bizim var abi. Ben takımı 19 gibi. Takımı bugün oynadı. Ben bugün yani takımın oynadığı futbolu savunmuyorum. Heh, o zaman bugünkü maçı konuş. Bak ben Galatasaray'ın bana karşı yapılan hakaretin savunuyorum. Hakaret değil. Dayanamam Ümit. Dayanamam Ümit. Eleştirmeme hak verim ama konuştukmadığınız gibi hep benim üstüme oynadı. Kim? Bu önüne geçsin. Ya tamam. Katana takım abi sanki. Bak formaya saldırma. Formayı elleme. El hareketi yapıyor formaya. Abartmasın abi. Böyle abi. Ya hoşuma gidiyor arkadaş. Allah. Galip kazandı. Helal olsun. Çeker misin abi? Tamam çekişiyoruz. Bir zamanlar o. Hayır bu zamanlar. Bir şey söyleyeceğim. Bir Beşiktaş. Bir Beşiktaş. Bir dakika dur. Aşkını bana açıklar mısın? Ver bana şunu. Şu arkadaşın aşkını bana açıklar mısın? Ver abicim bunu. He koy öyle. Aziz Yıldırım'dan korkuyor mu? Şimdi bir dakika. Aziz Yıldırım'dan mı korkuyorsun? Bir dakika. Söz istiyorum. Nasıl korkuyorsun? Söz istiyorum. Söz istiyorum. Söz istiyorum. Hayır niye bir dakika Engin abi bir dakika. Söz istiyorum. Aa, oğlum, yok bir dakika söz istiyorum. Azından korkuyorsun. Söyle Gökben abi oraya. Koy öyle söz istiyorum şimdi. Söyle. Soyma odası pozisyonu. Söz istiyorum. Bir dakika bakalım vereceğim sözü. Çok önemli. Babacım hadi. Daha böyle. Fenerliler mutlu olsun. Bunu arkada ne yazıyor arkada ona bakalım. De, sene sonunda şampiyon biz oluruz biz seviniriz. Ne yapalım abicim bu kadar basit yani. Adam böyle bir adam. İşte böyle. Her sene böyle. Çok güzel. Var mı şarkı çalabiliyor musun? İşte böyle, her sene böyle, lalay lalay lalay. Hayır bir şey söyleyeceğim. Bir şey, bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Adnan abi baba sadece Fenerbahçe yalakalık yapıyor bu gece. Oo, bu çok ağır bir suçlama. Olabilir. Ben adalet temsilcisiyim. Burada adalet mi? Adaleti görüyorum. Bakıyorum karar veriyorum. Fenerbahçe bu maçı kazanabilir. Ne olacak yani? Tut açıklasın o zaman. Yok. Ben de Beşiktaş olsam Fenerbahçe. Bak bir şey söyleyeceğim. Ben Adnan. Sen dürüst bir adam olduğunu inanıyordun. Söyle. Ama bugün ne yaptıklar? Abi ben sevindim yani. Niye sevindim biliyor musun? O da eski Fenerli. Niye sevindim sana? Ya hep eski Fenerli. Ya bu Beşiktaş'la alakası yok. Bıraksın büyük. Hiçbir Beşiktaşlı bunun gibi konuşmaz. Nasıl konuşmaz? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben Fenerbahçe'nin o çektiği kötü günlerden sonra bu haline seviniyorum, mutlu oluyorum. Bu camiye çok üzüldü zamanında. Mutlu oluyor, ben de ondan mutlu oldum. Yani bunu artık taşıma. Ben aslan gibi Beşiktaşlıyım abi, olur mu? Çok güzel gider, kalsın falan. Çok güzel çıkar. Ya nasıl? Ya o nasıl giyiyor formayı? Ben olsam giymem bu formayı bugün. Ya adam Galatasaray'ın oyuncusu, niye giymesin? Tabii giyemiyorum. Sen emeğin var hakikaten. Nerede, bir şey mi kayboldu, kaçtı? He? Nerede mikrofon? Dur yardım edin sana. Böyle formaya dokunmak için her şey yapacaksın. Hayır, formaya dokunmak için her şey yapacaksın. Yardım edin. Ya. Çok sinirli bu giyiyor. Yavaş dikkat et. Çıkar. Sen nereye şöyle koy ya tamam. Gökmen Özak bu gelenek nasıl devam ediyor oradan başlayalım. Bir ne dakika desin? Bir dakika bir söz verecektim bana. Şimdi doğru, bir dakika istiyorum. Ümit de gelsin. Gelsin. Burada şimdi ben 3 tane arkadaşa 3 soru soracağım. Hepsine birer soru soracağım. Bana kısa, dürüstçe cevap vereceksin. Evet. Evet veya hayır kardeşim. Tamam. Evet veya hayır. Evet dur Ümit şimdi, gelsin. Ümit. Engin abi. Al Galatasaray formasını gel. Gel buraya koy. Gel sallama gel, elini koy, ayağını bir yerlere. Şey diyeceğim. Gel. Getir formayı. Gel soru soracağım. Şimdi bir şey, Ümit'e döndü kamera bir şey istiyor. Dön, bir şey istiyor gene bir şey istiyor. Yine bir şey istiyor bak. Yok gitti ya bitti. Bak bak ekecek bak bak. Kaybettik ama fark etmez bizim için. Her zaman seviyoruz. Bak, şöyle bak. Bak üstüne koyalım. Bak. Mikrofon nerede senin? Mikrofon. Düştü. Abi bir şey söyleyebilir miyim şimdi? Olur. Bir dakika. Tamam. Bir dakika otursun. Engin abi. Üçünüze de birer soru soracağım. Formaya. Bir dakika. Bir daha söyle şimdi bir dakika Ümit'in tam lafını bir. Hiçbir şey yok mikrofonu bugün çok şaşırdı çünkü kötü durumda şimdi. Normal ama abone değil mi? Beklemiyordu. Gelin duyulmadı bir daha söyle. Galatasaray'a bu kadar kötü olacağını beklemiyordu. Beklemiyordu. Doğru. Çok haklı. Sakin ol. Su içsin. Söyle şimdi bir daha söyle. Çok terledim abi. Çok terledim. Çok terledim. Vallahi şimdi Adnan. Buyur abi. Fenerbahçe'ye geldin mi gelmedin mi? Oldu mu? Fenerbahçe Spor Kulübü'ne geldin mi gelmedin mi? Ben. Sabir Kiraz zamanında geldin mi gelmedin mi futbolcu olarak? Doğru söyle ben biliyorum. Ay nereden şimdi bu? Ya bir şey soruyorum cevap ver. Fenerbahçe Spor Kulübü'ne futbolcu olarak Sabir Kiraz antrenörken geldin mi gelmedin? Geldim. Geldim. Gökmen abi Fenerbahçe'ye transfer oluyor mudun olmuyor mudun? Evet oluyordum. Ümit Meşsiz Fenerbahçe'ye transfer oldu mu? Oldum mu abi? Efendim? Oldum mu abi? Bir dakika soru dürüst konuş. Şimdi hayır, burada. Oldum mu abi? Şimdi bir dakika burada bu. Hayır. Ben Nazlı Yıldırım'ın en yakın kankasıydım. Yani burada
Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye geçmesi, Fenerbahçe'nin Galatasaray'a geçmesi kadar normal bir olay yok. Belki o günkü şartlar müsait olsaydı Gökmen abi de Fenerbahçe'de forma giyecekti. Ümit de forma giyecekti. Sen de forma giyecektin. Burada şimdi böyle forma giyeriz giymeyiz olayı bize yakışmıyor. Ben burada şunu söylüyorum. Yani 17 yıldır bu sürüyor. Burada bir şey var. Bir yani büyü mü var? Uğursuzluk mu var? Yani sayeden bu kadar enteresan bir olay yani. Ama bu 17 yıl içerisinde ben mesela sabahleyin Fenerbahçe TV'de 6-0'lık maçı seyrettim. Hatta Ümit 3-0'kan giriyor. Ona baktım. Ya Galatasaray tek kale oynuyor. Oldu. 10 kişiyle kontratakla Fenerbahçe 4'ü 5'i 6'yı buluyor. Ha bana futbol yani bu kadar kötü. Ki, hayır bu kadar kötü bir Galatasaray'ı. Burada yani yanımda, kaleye şutu yok. Volkan grip oldu diyorum ya. Bak, Volkan ben, grip oldu evet, ya. Ama şimdi bak, futbol anlamında bu nedir bu kadar? Bu son 4 hafta maçına baktığımız zaman da enteresan yani Galatasaray. Kötü gidişat. Kötü gidiyor evet. Tamam biz zaten. Bir Avrupa Kupası da yok. Bir de Avrupa Kupası olsa ne olacak? Ha bir de Avrupa Kupası oynasa demek ki tam rezil olacak. Tam dedi. Geberecekler. Evet. Yani. Biz geçen sezon ne dedik? Kardeşim sen Avrupa Kupalarında yoksun. Sen kadron kötü. Al bu sezon bütün işte borçlarını bir şekilde hallet. Gidip yine transfer yaptılar abi. Kimi aldılar belli değil. Doğru. Şimdi ben sabahtan beri bir şey söyleyeceğim. Sözümü bitirmediniz. Yanımızdaki şahıs hep araya girdiği için bir Fenerbahçe sevdasıyla. Ben merak ettiğim konu bu. Galatasaray taraftarı nasıl bir tepki koyacak? Geçen sezon tam orada başlamıştım lafıma girdiniz. Yönetimle arası kavgalıydı doğru mu? Ne oldu? Tamam sezon başı yeni bir başlangıç. Barış. Rekering beyefendi. Görüyoruz Rekering beyefendi. Teknik direktörlükle alakası yok. Doğru. Kimse kusura bakmasın. Doğru. Tamam beyefendine başım üstüne yerim var. Gelsin benim çayımı kahvemi içsin beyefendiyse. Ama bak bakıyorum sana 4 maçtır bütün oyuncu değişikliği fiyasko. Fiyasko abi. Kimse kusura bakmasın. Böyle kenardan maç yönetilmez. Oyuncuların hiçbir tepki koymuyor. Sadece ha, görüntü güzel abi. Ben de böyle dururum. Ben de fena çocuk değilim yani. Ben de iş yaparım sağ kenarında. Evet doğru. Yakışıklısın sen. Sen daha iyisin ondan. Sen daha iyi. Yani. Adam saçları fönleyerek maça geliyor ya. Ya yazık yani. Bu adam altyapı için getirme ama adamın da kabahati yok ki. Adam bu zaten adamın da adamdan ne bekliyorsun? İki tane tesadüfe kazanmış kupa dışında ne yapmış? Yani ben üzülüyorum bir futbolcu abileri olarak böyle konuşmaya ya. Utanıyorum ya. Levent Özüboğlu çıksın konuşsun hadi, şimdi. Ya bırak ne Levent'i falan katma ne Levent'le ne alakası var? Ya Levent ya ne yapsın bu takımı? O yaptı bu takımı. Ne nasıl o takımı yaptı ya? Bu takım zaten ya, ne yaptı? Aldı? Ya İzlanda ya, kim adam aldı? Neyse sakatsan gelmiş burada milli takımda sakatlanmış. Hayır kardeşim hoca yöneticilik şudur. Parayı verip adam almak değildir. O adam sana uyum sağlayabilir mi? Adamın geçmişi nedir? Adamın sakatlığı var mı? Sen bir defa... Ya senelerdi ya Allah'ını seversen... Ya bırak yalnız Günaydır'dır ya. Senelerce milyonlarca euro paramız gitti. Dolarımız gitti ya. Tam milyarlarca. Bu ya bütün bunları yöneticiler yapıyor. Be kardeşler. Aynen öyle yaptı. Levent'le alakası yok. Ya, o ya başkan yönetim bak. Başkan sana... Orada kimin sözü? Levent'in sözü o kadar geçmiyor. Anladın mı? Şey başkan bir dakika. Kim sorumlusu kim kardeşim bana bunun cevabını başkan veriyor. Başkan ve yönetim kurulu. Hayır Levent Atifoğlu'nun görevi ne bana bu kulüpte onu söyler misin? Sportif AŞ'de şeyin yardımcısı. Futbol takımının başında. Hayır değil abi. AŞ'de, yani niye o zaman AŞ'de. Konuşuyor futbol maçlarından sonra o? Mikrofonu ona uzatıyorsun konuşuyor. Ya ne alakası var adam yönetici olarak konuşuyor. Yönetici futbol takımının yöneticisi o. Niye şimdi onu savunuyorsunuz? Niye savunuyorsunuz? Serdar Aziz'i kim transfer etti? De Jong'u. Sigortalı kim transfer etti? Serdar Aziz bak rakamları konuşuyorum. İzlandalı nerede? Şimdi rakamı Serdar Aziz bana göre de bugün iyiydi sahada. Ki çok büyük bir daha hata yaptı. Keşke onu yapmasaydı. Belki Serdar'ı kazanmış olurduk ama bu hata onu başa... Yapmasa gol olurdu o da. Evet. Yapmasa gol olurdu. Ama bu çok ayıp değil mi ya? Bu bence çok ağır bir şey. Yani. Hangisi? O neye bak? O sene... Ama o kelime senin anladığın kelime de değil. Nasıl değil abi? Değil. Ben anlayamayabilirim de dışarıdaki insanlar dışarıdaki bunu anlamayacak de, dışarıdaki de anlar. Yani o ben kelime, nasıl anlıyorum? O çirkin bir kelime değil o. Değil, Sittinsene derler. Öyle yani evet, o vardır, Türkçe'de vardır. Bir aptal vardır, bir de aptallı vardır. Sittinsene galiba. Bir tanesi K'lidir, bir tanesi B'lidir. Bu anlamda yani B'lidir. O küfür anlamı da değil anlamlar. Burada yani yanlış anlamayın. Nasıl ya ben... Ya o işin çok alıngan oldu biliyor musun? Bir şey söyleyeceğim bak biz anlıyoruz. Bizim bir sevdiğimiz daha entel bir sevdiğimiz fakat... Bu kelimeyi kullanmayabilirler. Anadolu'daki insan nasıl anlar abi? İstanbul'daki çözdü hadi. Anadolu'daki doğuda orada yaşayan insanlar bunu nasıl anlar? O sene sittin sene işte. Ben sana söyleyeyim. O sene sittin diye geçer yani bu. Bak sen yine söylüyorsun. Neyi söylüyorsun?
Neyse. Sittin sene derler. Sittin sene derler yani. O tarihi bir şey değil mi? Gökmen abi. Arapça bir kelime. Senden sittin sene adam olmaz derler. Olmaz yani. Ama eski tarihi bir işte. Engin abi ondan bilmiyor şey Ümit şimdi. O 18 sene galibiyeti yok. Yani uzun yılları göstermek anlamında evet, söylüyorum. Yıllara yani 18 yıla değiyor. O sene sittin sene. Tabii kafa karıştırabilir yani anlayan var anlamayan onu var. Onu söyleme. Ben burada art niyetli olduğunu söylemedim ama insanlar yani... Her şey herkes doğru anlayabilir burada. Tamam Galatasaray takımı bireysel olarak baktığın zaman tamam Snyder var, Selçuk var, ne bileyim Tolga var. Ve etiketlediği takım Galatasaray etiketli. Galatasaray yani. Takımı bu kadar kötü oynama lüksü yok abicim. Anladın mı? Bu kadar kötü oynama lüksü yok. Sahada mücadele etme. Hiç olmazsa hani teknik kapasiten yeterli olmayabilir ama sen onu gücünle kapatırsın. O da yok. Teknik kapasite yok. Zaten zor tekniği bozar. Ne oluyor abicim? Karşında biraz teknik adam varsa, biraz senin kadar mücadele ediyorsa, biraz senin üstüne çıkıyorsa mücadele için. Arapça bir kelime. Yapacağım bir. 60 sene anlamına geliyormuş. 60 şimdi. Sene. Ya daha bir 32 sene daha var. Ya şimdi sittine mi takıldık abicim? Ya bir şey anlatıyoruz. Burada eline güle sittin sene çıkacak ortaya. Ya insanlar bilgi verelim. İnsanlar bunu küfür olarak herkes biliyor. Ya, olur mu yani? Biz niye bilgi veriyorsun? Fenerbahçe bu bilgiyi versin. Galatasaray'ı etiketliyor orada. Galatasaray'ı etiketlemişler doğru. Ya niye? Ne alakası var? Bak bütün maçları da koymuşlar. Ya süper alkışlıyorum. Bravo Ernest'in. Bravo. Volkan'ın sevinci. Baskette smaç. Biz rakibimiz de alkışlarız. Sıkıntı yok bu anlamda. Voleybolda 3-0. Altta 5-0 gençlerin maçı. Fenerbahçe basket takımına bakıyorsun. Galatasaray dağlar kadar fark var takımı. Abi. Galatasaray voleybol takımı. Dün Fenerbahçe ile maçı vardı. Maça çıkarken çok güzel bir pankart da çıkmış. Fenerbahçe'nin idarecisi. Herhalde ameliyat geçirdi tahmin ediyorum. Geçmiş olsun dilekleriyle. Ne güzel. Çok ya, hoşuma gitti. Galatasaray voleybolcuğunu tebrik ederim. Enya şey, ha resmi şeyden siteden mi olmuş Fenerbahçe? Onu söylüyorum. Resmi kulüp sitesi. O sene sittin sene. O güzel. O hoş olmamış. Güzel neyse bana göre hoş değil ama fark etmez. Ne demişler? Ondan sonra tatlı Kasım demişler. O evet. Sene sittin. Kasım ayı tatlı tabii Fenerbahçe için. Buyurun Gökmen Bey buyurun devam edin. Gökmen abi. Ya anlattığım Galatasaray takımının sahada oyuncular yani gireni de çıkanı da direkt 11'de oynayanı da fark etmiyor ya. Ya insan biraz utanır ya aldığı paranın hakkını verir ya. Olacak şey değil yani. Ya iş terbiyesi yok, iş alakası yok. Peki sen o parayı nasıl şeyle yiyorsun ya? Milyonlarca taraftarın var senin. Adamlar belki de yarın işe gitmeyecekler. Yahut da giderse saklanacaklar edecekler. Bu Galatasaray Fener arasındaki rekabet böyle bir durum. Da yani. Olacak şey değil ya. Ya insan utanır biraz ya. Yüzleri de kızarmıyor ya. Koşun ya. Gökmen ya ben abi. Bir şey iste pozisyon olmayabilir. Tamam. Giremeyebilirsin. Cezaların çevresine kadar gelirsin. Tamam. Sağdan soldan orta yaparsın. Tabii. Eren diye bir oyuncu var. Adam top gelmedi ya. Mecburen geri gitti ki. Geri geliyor ki ayağına top alsın da bir şey yapsın diye adam. Olacak ara, şey değil. Bu ara ben geçmiş olsun diyelim Eren'e de. Ama Adnan abi iddia doğru. İddia fena gitmiyor abi. Bak ben beni çok hayal kırıklığım son dört maç. Çenesi bile kırılmış olabilir ha valla. Çok geçmiş olsun. Burada o zaman hatırlasana o günleri. Onu da Serdar sakatladı. Serdar Aziz. Sen Serdar Aziz'i ara niye? Masum'a mı sakatlattın? Ne yaptın? Yok dedim git onu sakatla. Olur böyle sen dili boğazına falan kaçtı sandım ya. 7 gol iddiamız var. 7 gol iddiamız var. 7 gol değil miydi? 7 gol ama ben bir şey söyleyeyim mi sana? Yani benim yani son oynadığı futbol yani gerçi çok çocukla topla buluşamıyor ama yine de top pas kontrolleri top saklama da yok bu son dönemde son 2-3 maçta onu da yapamıyor. İlk 5 maçta 5 gol attı yani, çocuğa ne oldu? Ben de üzülüyorum. Defo yani. Çıktı işte Galatasaray'ın defosu ortaya çıktı işte. Abi, kulübende... diyorlardı Eren, evet. Eren diyorlardı o ikisi de bitti yani artık zaten müthiş başlamışlardı. Bir tek şu anda Buruma'ya bakıyorsun. Yok. Hangi oyuncu Galatasaray satsa şu anda Ocak'ta para kazanabilir? İki tane bir var. Tane para kazanacak oyuncu yok Buruma dışında. Kaleci var. İyi kaleci yani. Daha ne yapsın abi tek başına oynuyor. Kaleci gibi yapacak bir şey. Ya kaleci sezonun en iyi kalecisi tamam, yani yapacak bir şey yok yani. Yani. İsteyen yok yani kaleci. Ya isteyen yok veya var ama sen bana söyledin ben de sana söyledim. Tamam. Peki abi Podolski nerede? Podolski nerede Serhat? Ortada yok o Podolski ya. Bu bildiğin Podolski abi, ne Podolski, oluyor ya? Bak ben ne dedim? Schneider'le Podolski aynı anda sahada göremezsiniz dedim. Geçen hafta hatırlıyor musun? Sebebi yani, ne yani? Olur mu? Göremek ne oldu? İşte. Ya sen Podolski'yi niye oynatmıyorsun kardeşim? Bu adam geldi sahaya girdi iki tane gol attı. Ondan sonra kupa maçında 90 dakika oynadı. Bir anda kesin çok oyuncu. Nedenini de bilmiyoruz. Nedenini de bilmiyoruz. Ya Kavanda diye bir futbolcu aldınız. Ya Kavanda kim? Trabzon kadro dışı bırakmış ya. Neyi ya, anlatıyorsunuz ya? Kadro dışı kalmış adam 1 milyon 800 bin euro verdiler ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Yaptırdı. Savunuyorsun işte. Levent Bey yaptırdı. Yok Levent değil abi. Tabii savun sen Levent devam değil. Et. Hayır değil abiciğim.
Kim abi? Ben bunlar, kendi kendine geldiler. Bunlara şey geldi. Ya uzaylılar mı? Ya Alp Yalman evet demedikten sonra bir şey olmaz. Getirdiler Sportif AŞ'nin başına Alp Yalman'ı. Ya. Onun da yardımcısı kim? Şey bizim. Kim abi? Levent Nazifoğlu. Levent Nazifoğlu. Evet, evet onlar tamam, görüyor. Bana ne bu, kim yaptı bunları? Abicim orada. Başkan bu takım hatalı bir takım. Bak bir doğru söylüyor. 70, Avrupa 70. Kupalarına gidemeyecek bir takıma yaklaşık 20 milyon eurodan fazla para harcadılar. Çöp. Hepsi çöp. Bak bu takım iddia ediyorum geçen sene daha kötü olacak. Geçen sene Galatasaray Ligi 6. bitirmişti. Bu sene de yine 6 veya 7 olur. Bu gidişatta. Galatasaray maç kazanmaz bu içeride. Hoca, bu takım Bursa'ya falan da yenemez. Bu hoca olduğu sürece Galatasaray takımı mümkün değil abi. Ben de diyorum. Bak bitirmem. Bu adama inanmayın, güvenmeyin. Siz Galatasaray'sınız. Daha kaliteli, daha kariyeri olan bir hoca getirin. Yok. Rikerik dedi Dursun Özbek. Çok biliyor ya futbolu. Dinlemiyorlar. Dinlemesinler. İşte Galatasaray'ın geldiği noktayı gördük. Serhat'cığım. Şu anda ne oynuyor Galatasaray? Serhat'cığım. Ağustos'tan beri bağırıyorum başkana. Bu hocayı gönderin yoksa beraber el ele gideceksiniz. Ağustos'tan beri. Az kaldı. El ele giderler abi. O tribünler şimdi dönerse bakma Galatasaray İTKK'a gidiyor işte 1-0 Sağını Yıldız'ı Muslera 1-0 2-1 bitti maç falan böyle böyle pıt pıt gidiyorlardı. Galatasaray sayısı şu anda uyutuluyor veya uyuyor bir şekilde. İçeride iki maç yenildiler içeride. Başakşehir Trabzon. Aynen Trabzon maçı yenildiler. Şimdi bundan sonra bak Fener'e de yenildiler. Şimdi bundan sonra gör bak tribünleri gör ne oluyor. O kadar taraftar geliyor mu gelmiyor mu? Nereden baksın ortalama 30-35 bin taraftar abi, oynuyordu. Şimdi o da gelmeyecek. Cuma günü Galatasaray Bursa de yenemez. Yenemez de yani. Ondan sonra artık yani kıyamet kopar. Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye yenilmesi çok doğal bir olay. Anormal gibi bir şey değil. Yani Galatasaray seyircisi buna kızmaması lazım. Hatta Galatasaray yorumcuları eleştirmemesi lazım. Ama Galatasaray'ın kendi sahasında hem Trabzon'a arkasından Başakşehir'e mağlup olması Galatasaray'ın yarınlarda nereye gideceğini, hangi hocaya gideceğinin bana göre göstergesi olması lazım. Abi, yoksa Fenerbahçe sen bak, ne zaman yenmişsin ki? Kavandayı Mehmet Özbek istemiş. Fenerbahçe Mehmet Özbek istemiş kavandayı. Üzülmesine gerek yok. 17 senede öyle oldu. Ya düşünsene iki tane maç kazanmıştır. Başakşehir'le yense, Trabzon'u yense Galatasaray takımı yani Fener maçından önce 26 puan Başakşehir'le birlikte ya. 2 puan 24 puan Beşiktaş. 6 puan alacak. Aynen öyle. 20-26. Birinci sırada şey var. Şu ölü Galatasaray ya. Evet. Beşiktaş'ın da o kadar net edilen Beşiktaş'ın da 2 puan üstünde. Düşün. Nerede? Gökmen yok. Abi. Fatih Terim hocam. Bak mesela ben sana. Şimdi bugünden itibaren Galatasaray tarafına yatsın kalksın. Hep Fatih burada konuşuyoruz. Fatih Terim hocama gitsin. Fatih Terim hocamı Galatasaray'a getirsinler. Bak, Volkan Demirel konuşacak. Tekrar bir gidelim bakalım. Kadıköy'e. Bu arada Fenerbahçe kulübü. Tamam abi. Güzel bir akşam oldu. Tüm Fenerbahçe taraflarına armağan ediyoruz. Futbolcu arkadaşlarım çok iyi mücadele etti. Ben yere bile yatmadım. Pozisyonlara bile giremediler. Ben takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Fazla da söylenecek bir şey yok. Tüm Fenerbahçe taraftarı tadını çıkarsın. Peki Volkan, o sene sizde çıktı. Galatasaray'ın burada yerine sizi. Sen neye bağlıyorsun? Bir şeye bağlayacak bir şey yok. Biz buna alıştık artık. Galatasaray'ın da buna alışması lazım. Maçtan önce başkanlarından tutun da hocaları, işte futbolcuları, abileri, ablaları, akrabaları herkes konuştu. Fener'i yeneceğiz, Fener'i mağlup edeceğiz diye. Ama buranın bir gerçeği var. Ben 15 yıldır böyle bir şey görmedim. Hatta beraberliğe sevilen Galatasaray takımı gördüm burada. O yüzden bir geçmişe baktıktan sonra bu tarz açıklamaları yapsınlar. Biz kimseyi kırmadık, kimseyi incitmedik. Ben sadece dedim ki gelenek bozulmayacak dedim. Öyle bir akşam olacak dedim. Haklı da çıktım ve bundan sonra da Allah bana inşallah burada hep haklı çıkmayı nasip eder. Volkan, tabii derbilerde daha önceden Sabri'yle daha önce çıkışlarım vardı. Bu akşam da bir sorun oldu. Taraftar Sabri'nin üçlü çektirmesini istedi. Ben de gel üçlü çektir dedim. Başka bir şey demedim. Ama o bana küfür etti yine. Bu akşam? Evet, aynen. Küfür etti. Aynen. Ama ben bir şey demedim. Çünkü yenilmiştir, hazmedemiyordur. Saygıyla karşılarım. Ya bana bir şey söylemediği söylüyor. Ben zaten kimseye bir şey söylemem ama ben üçlü çektirmesini istedi taraftar. Dedim gel sen dedim üçlü çektirelim. O bana ters bir cevap verdi.
Ben de fazla şey yapmadım. Yani. Hayır, sen yani Sabri'ye taraftarı seni çağırıyor. Çekil evet, mi dedin? Evet, abi? O kadar. Bunu senin üstü yapıyorsun. Evet. Peki şunu soracağım. Sen dedin ya, burada Galatasaray beraber ve seninle Galatasaray'ı görüyorum. Sen Galatasaray muhabirsin herhalde. Hayır, ben tamam. Buradayım. Ben seni ilk defa gördüm de. Evet. Galatasaray'ların da en büyük şey onlar diyor ki mesela bu taraftan çıkma olur ya, biz de orada kupa kaldırdık diyorlar. Oradan, Twitter'dan mı okudun? Abi bana kendi aklımdaki soruları sor. Twitter'da yazar. Ben de yazarım bir sürü şey. Boş ver. Hadi kolay gelsin. Volkan bir de attığın tweet de yazdı. Abi bir şey yapmadık. 18 yıl oldu. Ama kötü bir şey söylemedi. Zaten Ersen olduğunu, işte böyle olduğunu, Ersen olduğunu zaten tüm taraftarımız söyledi. Biz de eşlik ettik. Bunlarda sıkıntı yok. Bunlar futbollar. Bunları bu kadar yadırgamayın. Volkan. Şimdi Volkan alışık olduğumuz bir durumdan bahsediyorsun değil mi? Peki kardeşim, ben de sana soruyorum. Alışık olduğun bir durumdan sanki hayatında ilk kez şampiyon olmuş gibi nasıl kutlarsın? Bunun cevabını verebilecek misin bana? Ben de hayatımda bir derbinin kutlamasını böyle görmedim. Ya sanki takım şampiyon olmuş. Ya bir şey tamam, Galatasaray büyük takımı yemek çok özel. Herkese nasip olmayabilir. Tamam, size her sene nasip oluyor. Ama bunu bu sene böyle bir kutlamayı da ilk kez, bunun cevabını ver. Alışık mı? Alışıksan peki anlat bana Volkan efendi. Sen, bak, bir dakika abi. Sen bilmiyorsun. Alışık. Kadıköy'deki ondan Galatasaray maçı. Ondan ben konuşuyorum şu anda abi. Kadıköy'deki ama bak şampiyonluk kutlaması değil. Kadıköy'deki. Nasıl değil abi? Kadıköy'deki. Fenerbahçe, Galatasaray. Hiç böyle şampiyon kutlamaları Fenerbahçe'nin bayramı. Ya bir şampiyon. Biz Fener kupa kaldırdık. Ben bahsetmiyorum. Fenerbahçe, Galatasaray biz maçları Kadıköy'de bayramdır. Bak ciddi konuşuyorum. Tamam abi bak yani, bir şey söyleyeceğim. Ben Volkan açıklamana cevap veriyorum şu an. Ben sana, sen bayramın olabilir abi. Ha, o da bayram olarak kutluyor. Bayram olarak onu söylemek. Şampiyonluk olarak kutlamıyor. Böyle bir kutlama var mı? Bayram olarak kutluyor. Yani orada Sabri'ye sen git hadi üçlü çekti demesi. Provoke ediyor. Yanlış bir şey tabii. Provoke ediyor. Ya futbolda da bu kadar biraz kızdırmacılar olur. Bu kızdırma olmaz abi. Bu maçta olmaz abi. Bıraksın. Volkan bu işi... Küfür olmadığı sürece iş... olmayacak. Ya ben Volkan'ı severim. Dışarıda da görüştüğüm zaman selamlaşırım. Problem yok Volkan'la. Ben Volkan'la kızacağım zaman da bilirim. Ama bu, sen burada provoke ediyorsun Sabri'yi. Sen de biliyorsun. Oyun oynama yani. Sabri'yi de yakalanmışsın zaten. Zayıf noktasından vurmaya çalışma. Ha, sen bana şimdi cevap ver. Benim soruma cevap ver. Hani sen alışık bir durumdasın. Ya sen çok farklı bir şey mi gördün? Kutlama Sabri gördün. Üçü çektirdi tamam, zaman. Görmüyor musun sen? Görmüyor musun abi? Sabahtan beri yayınlıyoruz görüntüleri. E tamam öyle. Gelenek bozulmadı veya işte cimbom ağlama diye bağırıyorlar Sabri. Ya, yani bunlar ne var ki? Ya, nasıl ne var abi? Ya, sevinmeyecekler mi adamlar? Karşılıklı, yani. Karşılıklı olacak. Sabri de üçlük çektirdi. Tamam benim bak. Bak hayır Sabri benim. Üçlük çektirdi. Şey maçtan önce. Maçtan önce. Yani. Olabilir normal ya, bunlar ya. Ya bu o, da, çok... o da diyor ki şimdi ne çektir diyor. Maçtan önce çektirdin de şimdi ne çektir. Ben alışık oldum. Ya. Fenerbahçe'de 19 ya, tane kaldırmış. Sanki arada 10 tane sana. Fark var. Nasıl 10 tane? Bir tane ya, fark ben var. Genel anlamda sen 20 taktırmış. Genel anlamda bahsediyorum. Bir dakika abi bir şey konuşuyorum. Sen hep ama aynı şeyi anlatıyorsun. Yani, ya öyle ama ben gerçekleri söylüyorum. Ne gerçek? Sen ben diyorsun ki sana, kupa sayıyorsun. Sayayım mı sana kupaları? Benim için şampiyonluk kupası önemli. Ben fark öyle, etmez kupamı var. Bir sürü kupalar var orada. Bir fark etmez. Kupa alıyorsun. Bir maç oynayıp kupa almam önemli değil. Kupa mı kupa? Tamam mı? Ben de diyorum ki abi bu adam alışıksa her sene bizi yenmiyor. Bunu niye bu kadar abartıp seviniyor? Ama demek ki, demek ki hala Galatasaray bayram karşı... diyorum Galatasaray maçları yani Kadıköy'deki işte. Galatasaray maçları Fenerbahçe açısından bayramdır. Onu söylemek istiyorum anlamıyorsun. Bayramımızı kutlarız sıkıntı yok. Tamam. Ya biz şampiyon olduğumuz zaman bile bu kadar kutlama yapmıyoruz. Ya, enteresan ya bulmuyor musun abi? Ya, size normal karşılayacak sen de ya. İlk defa olmuyor ki bu. Niye? İlk defa olmuyor işte ben de onu diyorum. Sinirlenme sen de niye sinirleniyorsun? Niye sinirleneyim abi? Hayır, ben Volkan açıklamalarına abi. Cevap veriyorum burada. Sana cevap yani, vermiyorum ki ben. Söyler yani. Araya şöyle girmek istiyorum. Bence bugün itibariyle... Sen Galatasaraylı olarak mı Fenerli olarak mı? Miladi olarak Fenerbahçe ve Galatasaray derbisinin artık önemi bitmiştir. Bak. Şimdi dünyada birçok... Alışa gelmiş bir olay ya mı? Hayır abi bak şimdi derbi... Mesela bu geçen günde çok önemli bir Hürriyet gazetesinde bir şey gördük. Yani derbi işte 100 televizyon seyrediyor doğru mu? 200 milyon kişi izliyor dünyada vesaire vesaire. Tamam. Şimdi bizim bu derbinin bence artık Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki anlamı bugünden itibaren tarihe gömülmüştür. Ha Beşiktaş Fenerbahçe olabilir derbi güzel. Beşiktaş Galatasaray derbisi çok güzel oldu bence. Daha heyecanlı, daha zevkli oldu. Yani bunu unutmamak lazım. Artık bence Fenerbahçe ve Galatasaray bu derbiyi çok... Böyle pompalayıp şişirmesin. Havaya da sokmayın yani derbi diye. Bak, bu derbi özelliğinden çıktı yani. Galatasaray'da işleri iyi gitmiyor. Bak ben bir şey söyleyeyim. Galatasaray yemek bugün bu şartlarda zor değildi. Biz bunu maçı program başında söyledik. Doğru mu? Doğru. Doğru. Ben iyi Galatasaray, ben hayatımda gördüğüm en kötü Galatasaray bir gün sahadaydı. Doğru mu? Ben eleştiriyorum zaten. Ama şunu söylemek lazım. Takımda zaten işler kötü gidiyordu. 4 haftada Galatasaray'ın düşüşü, 4 haftada Fenerbahçe'nin çıkışı var zaten. Doğru mu? Maçtan önce bahis sitelerini sorsak... Hakemlerle...
Ha, ilk iki maç hakemlerle. Olsun, fark etmez. Şimdi şurada bak, şurada sıkıntı var. Takım içinde sıkıntı var. Aslında ben bunlara değinmem lazım yavaş yavaş. Sen buradaki, mesela şopanlar bir dakika, şimdi sen, he, sen onu ben de duydum da şöyle bir şey. Şimdi kavanda mesela bak yönetim nasıl takıma karıştığını şimdi anlatabilir miyim? Çok yakın bir yerlerden duydum. Şöyle bir şey oldu. Normalde Semih oynayacaktı bugün. Semih Hakan mı yoksa Serdar, evet, Semih oynayacaktı, tamam. Semih oynayacaktı. Kim oynamayacak? Serdar oynamayacak. Bekir'in Semih oynatacaktı. Semih Hakan. Semih yönetim istemedi. Serdar oynattılar. Böyle bir şey olamaz abi. Teknik direktörün işine karışırsa. Çok önemli bir iddia var sen yani. Hayır bir şey demiyorum, tamam, duyumun mutlaka doğrudur da. Çok önemli bir iddia, doğru. Önemli bir iddia yani, bu çok önemli. Çok yakın bir yerden duydum zaten. Yani yönetim nitelikli işine karıştı ve zorla Serdar'ı oynattı. Zorla mı artık? Bu çok zor olmamıştır ama. Evet işte. Kibar. Yiyorsa bırak. Hadi bana karışıyorsun. Hayır benim istediğim oyuncu oynayacak. Eyvallah de git git. Aslında bu adam gitmez abi. Ya Yasin ümit iddiasını verelim alt bantta. Yasin. Yönetimin neden, baskısıyla olur mu? Semih yerine tamam Serdar oynadı. Ya. Yasin kadro dışı kaldı. Kim kadro dışı bıraktı? Hoca mı? Hayır. Hayır yönetim. İşte bu kadar basit. Sonra bizler eleştirince de bir maçlık dediler. Sadece bir maçlık dediler. Sonra affettim. Ki hoca itiraz etti, ona da itiraz etti. Yapmayın dedi. İstemiyorum Yasin'in kadro dışı kalmasını orada da. Adam hak vermedi. Yani ben teknik direktör oyuncu kadro dışı bırakmıyorsam yönetim niye bırakıyor? Böyle başa böyle tarak demişler. Çünkü senin... İmam cemaat meselesi abi. Burada aynen. Sen Schneider'la Selçuk'a para cezalarını veremiyorsan takımın aslı birisi kaptanı bilmem nesi işte dünya yıldızı falan geriye doğru gideliyor. Nasıl dünya yıldızı da bundan sonra yani Galatasaray taraftarı da bu kadar büyük para sonucunda büyük tepki gösterecektir. Kime? Schneider'a ya. Schneider. Futbolcuya ne göstereceksin abi? Nasıl balık baş... kulübün tapusunu balık başlar kokar abi. Ne tepki gösterecek? Balık başlar kokar. Ne oldu hep nereye giderler o zaman? 2019'a kadar sözleşmeyi yapmış nereye? Nereye? Schneider tapuyu almış kulübün. Schneider ne isterse olur. İddia ediyorum bugün Selçuk'u yedek bırakan da o. Çünkü tek amacı Kadıköy'e kaptan olarak çıkmaktı. Schneider'in. Ve kaptanlık bandını taktı. Gemiyi batırdı. Gemiyi batırdı. Ya De Jong, De Jong diye bir oyuncu oynattı ya Selçuk'u oynatmamak için. Ya De Jong kim? Hani Selçuk çok kötü performansı var. Bak hakikaten iki sene, üç sene beni en fazla eleştiren benim. Milli takıma çağrılmamasını da söylüyorum. Doğru mu? Ama burada gördüm ki bu De Jong olduğu sürece bu Selçuk her türlü oynar bu takımda kardeşim. Sen bu ne ya? Engin abi sen kaç kilosun? Fazla kiloyum. Hayır o da fazla kilolu. O da fazla kilo. Hayır yani ya. Engin abi öyle gibi futbolcudan başlayalım. Aynı fikirli. Yani orada... böyle fizikle oynayamazsın ki zaten. Ya Amerika'da ya Amerika'dan tatilden getirdik adamı ya. Pelvan. Ama şeyde önümüzdeki sene Ağustos ayında şeyde Kırkpınarlar var şeyde. Orada oraya hazırlayacağız. Ya bu maçta Galatasaray'ın ön libero ikisi de yok. Yok. Ya enteresan bir şey. Schneider de yok. Bak forvet arkası da yok. Bak kardeşim. Erene bakıyorsun tek başına kalmış. Alper tek başına 3 tane oyuncuya sarı kart gösterdi ya. Evet. Ya bu ne demek ya? Bir Alper'i durduramadılar demek ya. Başka bir açıklaması yok ki bunun. Ve müthiş... İki yanlıştı canım kardeşim, birisi doğruydu. Ya olsun Alper ya değil yani abi, yanlış veya doğru. Daha rüzgardan uçuyor. Göstettir abi. Mi göstermedi mi? Yanlış veya doğru. Hakem senin tarafındarsa tabii doğal. O ayrı bak. Sende öyle oyuncu var mı Alper gibi? Ey amca. Ya ben işte. Ben iyi yorum yapıyorum farkında mısın şu an? Hayır tabii de. Hayır ben de onu diyorum sana. Hayır iyi yorumladım anlamadı galiba yine. Yok ben Galatasaray seyircisinin yerinde olsam bu akşam giderim. Arenada protestomu yaparım. Galatasaray yönetimini başkanını istifaya davet ederim. Çok açık ve net. Sen 800 bin alan De Jong'a 2,5 milyon veriyorsan, Trabzon'da kadro dışı kalmış Kavanda'yı alıyorsan, Rikerik'te devam ediyorsan, Ümit'in de dediği gibi Semih yerine Serdar'ı zorla oynattırıyorsan hocana, bu takım bana göre iflas etmiştir. Birinci hafta itibariyle. Galatasaray'ın geçen sene kazanmış olduğu bir Süper Kupa, bir Türkiye Kupası'yla bunu bu başarısızlığı örtbas edemez. Avrupa Kupalarına katılmayan tek kulvarda mücadele eden bir takım ciddi anlamda bir yönetim zafiyeti içindedir. Bunda sadece Levent Nazifoğlu tabii ki suçlu değildir. Özbek kardeşler, Mehmet Özbek'i, Başkan Dursun Özbek'i, bütün yönetim kurulunun kabahati vardır. Ama en çok Mehmet Özbek'in var. Orada kupta durumunda olan bir Galatasaray yönetimi vardır. Seyirci kalmaktadır. Nerede Nasuhi Sezgin? Fatih İşbecerler falan gerçekten akıllı adamlarmış, ayrıldılar gittiler. Galatasaray'da ciddi bir başarısızlık vardır. İçeride sen iki tane takıma yeniliyorsun. Başakşehir ve Trabzon. Trabzon'un hali ortada.
bir Adana'yı yeniyorsun. Fenerbahçe karşısında rakip ceza sahasına girmeden maçı bitiriyorsun. Verilen paralar onca para. Ve hala Dursun Bey orada tribünlere oynuyor hala. Gidiyor seyircilerle konuşuyor. Ya sen Galatasaray başkanısın. Senin Telekom'la seyircilerin arasında ne işin var? O zaman git onlarla otobüse beraber git oraya. VIP minibüsüne gitme. Sözüm ona barışıyor. Kazanacağız, kazanacağız. Gelenek bozulacak. Snyder şeyden alkışlıyor balkondan kendi oteline. Bu takım niye kalıyor kardeşim başkanın otelinde parayla? Bu da yanlış. Nasıl parayla? Ya niye kalıyor? Yani fatura ediliyor, fatura kesiliyor. Ya çıkarsınlar yakın hadi. Yakın diye kalıyor oradan. Karşıya geçiyor hemen oradan. Başka, ya nerede yaşıyoruz ya? Kadıköy. Hayır ondan kalıyordur diyor. Ya biz bundan önce teyisten gitmiyor muyduk maçta da? Ya böyle bir abi, şey var mı ya? Teyisten gitmekle oraya. Sen Galatasaray için 4 tane eskort alıyorsun. Zaten öyle. Sağ şeritten gidiyorsun kardeşim yani. Flore'den Kadıköy'e işte gitmek 40 dakikaysa Gayrettepe'den gitmek de 25 dakika. Ne olacak yani? 20 dakikayla mı Galatasaray şey olacak? Ya onlar onu hesaplamıştı. Onun için ya bu takım saatlerce ya seyahatler yapmadı mı zamanında? Oteller falan kalıyor. Kendi reklamını yaptırıyor. Yani Galatasaray Kulübü bu kadar kişiliksiz mi ya? Başkan kendine reklamını yapacak diye. Futbolcular da istemiyor. Biz kampta kalmak istiyoruz diyor Florya'da. Kendimizi daha rahat hissediyoruz diyor. Serhat'cığım neden geliyor? Niye otelde kalınıyor ya? Ya bunlar neden gelip, neden Galatasaray'a, Fener'e, Beşiktaş'a, Yalta, Trabzon'a neden başkan oluyorlar kardeşim? Neden yönetim kurulunda yer alıyorlar? Her gün manşetteler. Görmüyor musun ya? Açsana gazeteleri. Bir haftadır ya. Dursun Özbek hep manşetlerde abi. Aynı bizim Nihal Aysal gibi. Şey kamerası nedir o? Yok, ne diyorsun? Evet. Mobese kamerası gördüğü zaman hemen çıkıp konuşuyorlar abi. Olacak şey değil ya. Ya ama şeyden yönetti, karar çıktı abi kongreden. Satış kararını aldı adam. Göreceğiz onu. Tam onu bir destek aldı. Canım kardeşim. Çok önemli bir destek onu aldı. Göreceğiz. Destek onu da göreceğiz. Onu da göreceğiz. Onu da aldı. Sen yaparsın. İmza atarsın. Evet. O zaman iyi sayı alınan bir başkan olarak tarihe geçersin. Ben olayın sportif boyutundayım. Türkiye'de kulüpleri, başkanları ve yöneticileri getiren götüren saha sonuçlarıdır. İstedikleri kadar binalar diksinler, tesisler yapsınlar. Bunlar da önemlidir. Ama saha sonuçları yoksa hikaye. Şimdi olsaydı bakalım bu kongre Dursun Bey bu kadar oyu alabilir miydi? Bu kadar destek alabilir miydi? E tamam etkilerdi. Ama ilk 5 hafta bu Galatasaray değil miydi? Hepiniz methetmediniz mi? Şampiyon Kadir Bol dedi ki futbolcuların aklı dedi. Eğer dedi Galatasaray camiası futbolcuları motive etmek istiyorsa bu kongreye şey dedi. Bizim neyimize onaylar dedi. O günden beri Galatasaray'ın iki yakası bir araya gelmedi. Al tarihin en büyük mali kongresini kazandı Dursun Bey. Olağanüstü genel kurulunda zaferle ayrıldı. Onu diyorum işte ben de sana. Ezdi geçti bütün muhalefeti yok evet. Etti. Futbolcuların aklı oradaydı madem. Niye hala futbolcular madem bundan onay çıktı. Dursun Bey'in önü açıldı. Yönetimin önü açıldı. Nerede? Başakşehir, Trabzon üzerinden herkes geçti. Ya şu Fenerbahçe Volkan Demirel'in laflarına bak ya. Aziz Yıldırım'ın laflarını verelim. Şeyde hafta içinde söylemiş olduğu iki tane laf. Bir dün bir de üç gün önce. 17, 18, 19... İyi olan kazansın yok kardeşim. Hep Fener kazanacak dedi. Geçmiş dönemdeki yöneticilerin... Yani, dalga geçe geçe... Tamam hani şimdi Ümit de diyecek ki ya biz de oradan kupalar kaldık. Hayır biz bugünü konuşuyoruz. Tarihin en çok Galatasaray şampiyonluğu gören başkan Aziz Yıldırım'dır. Ama Aziz Bey olduğundan beri de Kadıköy'de şu tablo devam ediyor. Yok. Ama bunda getirip Dursun'a bağlama yani sırf. Ben bugünü tamam, konuşuyorum. Olan, ben bugünü konuşuyorum. Ha bugünü tamam. Ben bugünü şunu soruyorum. Bugünü bir medya mensubu olarak. Ya Dursun'a bağlama diyorsun zaten evet. Duruyor bu. Tamam. 17 senedir duruyordu. 18 senedir yine duracak. Tamam abi tamam. Dursun'la ben sana diyorum ki aldığın izan dalı Sigurdsson nerede? Kalan da kadro dışı kalmış adam nerede? Serdar Aziz dedin işte yönetim baskısıyla oynadı nerede? Lines nerede? Yani ben bugünkü tablodan bahsediyorum. Galatasaray'ın gidişatı çok daha kötü arkadaşlar. Kabanda bu takım dikiş tutmaz. Bu takım tamamen hatalı bir kadro. Ama takım kazandığında Eren golleri attığında hepsi pişmiş kelle gibi ortalardaydı. Hep öyle coşacağız, kupaları tamam, aldıracağız. İşte, evet. Fenerbahçe'ye dar edeceğiz. Tamam ilk 5 hafta. Şimdi çıksınlar konuşsunlar. Tamam biz de onu dedik. İlk 5 haftadan evet. İbaret mi? Yani. Al 11. haftaya geldik. Tekerlek patladı bütün tekerlekler. Senin yöneticin işte onun yöneticine söylüyorsun işte söyle. Sadece Nazifoğlu suçlu değil. Ben Nazifoğlu'na bir gıcığım falan da yok. Çıksınlar hesap versinler. Taraftarları da uyutmuşlar. Kedi gibi olmuş Galatasaray taraftarı. Hani bazılarının hangi amaçta tepki göstermediğini çok iyi biliyorum. Diğerleri nerede? Adamlar Volkan, Ozan,
Aziz Yıldırım dalga geçiyor ya Galatasaray kulübüyle. Bir tane kişi daha şu ana kadar çıkıp konuşamadı. Ya ne diyeceksin? Mali çıkarsın dersin ki al işte. Benim aldığım kupa dersin. Orada ışıklar söndürüldü, fıskiyeler çalıştı, kupam dersin. Fotoğrafı koy en kötü. Oradan Aziz Yıldırım döneminde aldığın kupaların resimlerini koy. Bunu düşünecek bir adam yok ya Galatasaray kulübünde. Ya ben burada gelen tokatlıyor, veriyorum. Giden tokatlıyor Galatasaray'ı. Biz burada stüdyo yırtalım kendimizi. Ama ben taraftarı de... bugün en çok kahreden olay şudur. Oraya öyle ya da böyle 3000 kişi gitmiş kardeşim. Ve müthiş bir şekilde. Ve müthiş bir şekilde, doğru söylüyor. Ve nispeten olaysız bir şekilde gitmiş. Oraya 2500-2600 tane taraftarın gelmiş. Ceza sahasına girememişsin ya. Yani Fenerbahçe bugün, işte Perşembe günü Ukrayna takımını ağırlayacak. En az Ukrayna takımı 3 tane pozisyona girecek burada ya. Adını söyleyemediğimiz takım. Şu formayı, yani bilmiyorum ben burada Ümit'le bir şey yapsak, Ümit desek ya sen ve dahil emekli ayrılmış futbolcularına giydirelim desek, yemin ederim ceza sahasına giren oyuncu olur ya. Yapma ya, yapma ya. Çok ya, acımasızsın çok ya. Kaleye gidemezler bunlar da ya. Volkan'ı en azından yere yatıran bir oyuncu olur. Onlar ki karşı karşıya kalırsa olur. Galatasaray'ın enteresan bir olayı var. Bak Kabanda diye bir adam alıyorlar, bir futbolcu alıyorlar. Dakika 71'de oyuna giriyor. Tam bir dakika sonra sarı kart geliyor. 72. dakikada. 73. dakikada De Jong giriyor. Sarı kart yiyor. 77'de de Serdar. 5 dakikada 3 sarı kart, bir penaltı. Bir Galatasaray takımında bir yedek futbolcu daha gider girmez sarı kart görür mü? Bir dakika sonra orta sahadan bir futbolcu sarı kart görür mü? Arkadan 3 dakika sonra sarı kart penaltı yapar mı? Bu futbolcuları böyle fazla mı motive ediyorlar? Fenerbahçe'yi oraya böyle sanki düşman görmüş gibi bilinçsiz mi saldırıyorlar? Yani bilinçsiz bir şekilde saldırma abi. Ve sarı kartla. 6 tane sarı kart görmüş ya. Zengin abi. İlk yarı 3, ikinci yarı 3. Yani büyük kulüpler tabii ki sert oynayabilir. Futbolda sertlik vardır ama büyük kulüpler böyle yani başında 6 tane sarı kart görmemesi lazım. Sana bir şey söyleyeceğim. Galatasaray... Bu sarı kart görürsen bak fazla sarı kart görmek, rakibine sert girmek. Sana bir şey söyleyeyim. Fazla sert girmekte... Tamam. Futbolu oynayamazsan, iyi oynayamazsan rakibini sertlikle durdurma çalışırsın. Şimdi ben büyük kulüplere yakışmaz bu. Bir şey söyleyeceğim. Ben teknik direktör Riekerink değil mi? Bakıyorum. Riekerink. Tamam Riekerink. Burada kulübede oyuncular var doğru mu abi? Evet. Şimdi burada Fenerbahçe'nin de kulübesinde oyuncular var. Gökmen abi seninle konuştuğumuz konu. Hani bu tarafta hücuma dayalı, hücuma yönelik atraksiyonun çok daha fazla oyuncu var. Avukatın elinde. Dört tane Fenerbahçe'de var. Bu tarafa dönüyorsun. Galatasaray'ın elinde... Hocan elindeki Allah aşkına şu kulübedeki kadrodaki oyuncuları tek tek sayabilir miyiz? Burada sayalım buyur. Bana herkes konuşuyor da şimdi Eren çıktı zaten sakatlandı doğru mu? Bir tek Podolski hamlem var. Onu yapacakken Eren sakatlandı. Yasin çift, var. Çift forvete döneceksin. Jose var, Selçuk evet. var. Selçuk Semih var. Kaya var, Şesu var, Kavala tamam var. E bunlar daha düne kadar bir takım ilk 11'inde oynuyorlardı. Bak ben futbolculara kabahat bulmuyorum. Oo Fenerbahçe görüntülü de koymaya başladı. Ben futbolculara kabahat bulmuyorum. Futbolcuları bu hale getirenler de kabahat. Şunu izle, şunu izle. Bu takımda kötü futbolcular değil. Yine bekleriz. Galatasaray otobüsünü veriyorlar. Ya ben Galatasaray yönetimi uyuma. Bak şimdi Fenerbahçe kulübü güzel. Neler yapıyor neler. Bak bu espriler ya güzel ama yine bekleriz diyor yani. Yine bekleriz. Yani güzel Galatasaray espri. Ağırladık. Ağırladık. Bay İki golü attık. Tamam. Peki, şimdi gönderiyoruz. Bravo, saygısız. Burada bir şey anlamıyoruz. Ya şunun hepsini verelim ya arka arkaya. Şunun üzerine duralım. Bu tip evet. Dal geçmeler hani kırmadan izmeden espri ile yaklaşıyor. Yaklaşıp anladın mı? Eskiden de bu vardı. Hakikaten mükemmel espriler var. Ya, aynen öyle. Şimdi gidip de yani öyle bir taraftarı öyle bir hale getir ki nefret, güzel, öfke, kızgınlık. Ya sen de yap işte bak ne yap Sunes'in bayrağını koy. Örnek ver cevabı. Ya geçmişte yaşıyorlar. Şu an herkes önüne bakıyor. Ya yapma olsun doğru söylüyor. Ama geçmişte yaşama. Ya bugüne abi. Bakacaksın abi. Bugüne ya yarına ya, bak. Bugüne bak. Ne olur ya. Geçmiş sana bir şey kazandırmaz. Bu maçta ne kadar geçmişten ders de almıyor. 17 sene olmuş. Ders de almıyor. 3 puan mı? Ben sana 3 puan hediye edeyim abi. 17 sene ders almamışsınız. 18 sene gidiyorsunuz. Ben sana 3 puan hediye edeyim abi. Ayıp ediyorsun. Sana ne kazandırdı ki bugün maç? Kötü oynamasa altı mı kazandırdı? Ya ben senin stadında kubayı kaldırmış adamım. Şampiyonluğu kutlamış adamım. Sen bana bugün ki kazancın ne? 3 puan mı? Ya ben sana 3 puan hediye edeyim. Sen okupayı Allah abi sana 3 puan. Şuradan 3 tane de sana çikolata alırım. Sana 3 tane çikolata hediye ederim. Zaten bir şey söyleyeyim mi? Artık Türkiye'nin en büyük derbisi evet. Beşiktaş Fener. Beşiktaş Galatasaray. Siz derbi artık ya konuşmayın. Ayıp oluyor artık. Ya ayıp. Yanlış anlama. Ben de, şöyle yani. İşte ben de bu derbiyi abartmayın artık. Tamam. Yani. Bak anlaşmaya vardı. Vardı.
Sen de biz, kabul ettin yani bunu. Biz sizi artık derbi rakip olarak kabul etmiyoruz. Doğru, siz bizim rakibimiz olamıyoruz. O yüzden biz derbi olarak da kabul etmiyoruz. Tamam, anlaştık abi. Derken beni karşısında ben Beşiktaş. Sen hangi takımı verdin yani? Beni karşısında. Şu sonuçları mı verin? Sonuçları ya. Sen Beşiktaşlısın da şimdi şöyle bir şey var. Türkiye'de 3 takım 4 büyük var. 3 takım 4 büyük. Bak bir dakika. 3 takım bir dakika bir dakika abi bir dakika bir dakika. Şuna bak ama. 3 takım 4 büyük. Tamam. 1 Galatasaray. 2 evet. Fenerbahçe. Yarım Beşiktaş. Yapma yarım abi. Trabzonspor. Yapma ya. Aynen öyle. Yap. Gidip de öyle yani Beşiktaş'ı Galatasaray. Yarım yapma. Galatasaray Beşiktaş. Galatasaray çeyrek de. Bu da yanlış. Bu yanlış. Da. Nasıl yanlış? Olur mu abi ya? Beşiktaş Türkiye'de ne? Yarım Beşiktaş var. Tamam. Ne bu? 3 kulüp 4 büyük bu kadar. Yok abi. Yorum ben abi yok sen. Hadi gör. Hiç ilgisi yok. Hadi. Galatasaray ne demiş bakalım? Maç sonucu Fenerbahçe 2 Galatasaray 0. Ya ne diyecek adam? Ya ne istiyorsun 79, yani? Fenerbahçe 2 Galatasaray 0. İyi ki o 21 maçını göstermemiş. Maçı anlatmışlar. Bir de formaları koymuşlar orada millet eşinle ona Ümit de koydu burada. Ümit de koydu formayı. Ümit koydu burada formayı. Helal olsun vallahi Ümit. Yani vallahi bravo. Ben olsam getirmezdim. Helal olsun. Bravo. Niye ayıp bir şey ki ya? Değil Allah abi ya. Formasını giydi takıyor. Ya futbolda bunlar olacak. Formayı olacak. Normal şey. Bravo. Ümit'im, bu tabloda Galatasaray'ın orada kazanamayıp şampiyonluklarından bahset. 2000-2001 Fenerbahçe oldu. 2001-2002 bak Galatasaray orada Lüçeşkü'de şampiyon oldu. 1-0 kaybettiği maç. 2002'de. Bak not al onu. Gökmen abi yaz oraya. 2002-1-0'da Galatasaray kazandı. 2002-2003 Beşiktaş. Fatih Terim vardı 6-0 oldu. Tarihin en ağır hizmeti. 2002-2003'ü kaybetti. 2003-2004 Fenerbahçe. Orada Galatasaray yine kaybetmiş. 2004-2005 Galatasaray. Bak orada kaybetmiş. 22 Mayıs'ta o sene Galatasaray şampiyon oldu. 2005 4-0 mi? Kaybettiğinde de Galatasaray şampiyon oldu. 2005-2006'da. Tamam ben de onu diyorum. Ne kazanıyorlar? Ben hiçbir şey kazanmıyorlar. Ben onu anlatıyorum. Kaybetti ama şampiyon oldu çok sene var. Tamam ben de onu söylüyorum. Ya hiçbir şey kazanmıyor. Abi kaç sene var? 4 sene mi var? Kaç? 4 sene topu burada. Nasıl 4 sene? Kaç sene var abi? 17 yılda kaç sene var? Yani nasıl kaç sene? Son 17 yılda Galatasaray kaç kere şampiyon oldu? En önemlisi orada. 2-1. 12 Mayıs 2012'deki süper finalde. Evet. Orada kazansa Fenerbahçe şampiyon olacaktı. Galatasaray berabere kalıp kupayı aldı. Hamza Hamzoğlu'nu gönderirsen haksız yere. Ezeli rakibimizin rakibimizin bizi yenmesi doğaldır. Ona bir şey demiyorum. Yani Gökmen abi. Çok da evet, Galatasaray taraftarı son derece moralsiz ve üzgün bir şekilde otobüslere biniyor. İnşallah kamu malına zarar vermezler daha fazla. Ama bir olay için olmadı değil mi sen? Bir olay yok, yok ya. Bak bir şey söyleyeceğim. Bu kadar şey hakikaten kutlamak gerekiyor. Evet bir olay yok. Yani taraftar anlamında. Bir emniyet, olay olmaması için emniyet yok. Anlamında, olay, evet. Hani Gökmen abi burada bağıra bağıra uyardı ya. Ben seni dinlemişler abi belli ki. Çok müthiş bir şekilde geldiler. Şu an stat'tan ayrılıyorlar. Allah'ın izniyle bir şey de olmaz bu saatten sonra da inanmıyorum bir şey olacağını. Yani belki bir iki tane cam kırılır belki de en fazla o da. Ya yöneticiler yani. Canım kardeşim. Yöneticiler can gitmemiş, asıl cam sorumluluklarını bilseler bunların hepsi böyle aslında 5000 de gidebilir. 2500 gidiyor. Zamanında 5000'de gidebilir. Tabii. Aslanlar şimdi, gibi giderler. Aslanlar şimdi, gibi dönerler. Şimdi Fenerbahçe ne yapacak? Fenerbahçe ne yapacak? İşte Galatasaray'ın mutlaka tuvaletlerde yine bir ufak tefek kırıklar. Onları yayınlayacak. İşte o da olur Ümit. Ya olur da ben yayınlamayacağım ki. Fenerbahçe yayınlayacak. Onlar da olur. Ama senelerdir. Olur. Senelerdir. Gazetecilik aşağı yukarı 25 senelik gazetecilik yapıyorum. 25 senedir oradaki belli sürelerde maçlara gittim. O sidik torbaları falan onların hepsini biliyorum. Bütün koltukları pislikler. Pislikler ne? Daha kibar olun. Ne be idrar mı diyeyim? İdrar. Evet yani öyle diyorum ya. Tam örnek veriyorum. Fransızca yakın ya bir idrar olmuş. Koltuklara pislikler falan sürüldü ki oturmasınlar diye. Oraya gittim. Hiç unutmuyorum. Geresin kafası delik böyle. Sordular nedir bu dediler. Ya birisi dedi abi para geçmiş herhalde. Ya geçmiş şey, bir şey kazandırmaz. Ya geçmiş ya, ya zaten niye geçmiş. Niye konuşuyorsun geçmiş? Ya ne geç? Ya geçmiş. Ne de neler yapıldı? Geçmiş ya, ya ne yapıldı? Yine yapacak. Galatasaray'ın da geçmişi konuşma geleceği kur. Geçmişi konuşma geleceği kur. Bir dakika bir dakika. Bak ne güzel işte. Geçmişteki örnekleri bugüne taşıyıp
geçmişi kapatamazsın. Geleceği de kirletiriz. Sen bak, bu tarihi yok edemezsin. Bizim bizleri buraya taşıyalım. Bak, sizin yaptıklarınız. Geleceği kurtaralım. Siz anca bizi yenersiniz. Bu tarihi yok edemezsiniz. Siz anca bizle mutlu olursunuz. Ama tarihi yok edemezsiniz. Fenerbahçe'nin geçmişte yaptıklarını biz burada aman ne güzel olmuş demiyoruz. Ama bugün bak Galatasaray seyircisi geldi. Ne güzel tam maçı seyretti. Abi. Bak maçtan sonra ne güzel gidiyorlar. Seyirci Galatasaray'ı i̇şte böyle olması lazım. Engin abi, Fenerbahçe seyircisi hiçbir medeni şey yapma. Medeni ülkelerin, yapmıyor. Medeni devletlerin tamam, yapması gereken işte bu abi yani. Biz bunu konuşalım. Bu güzellikleri sen konuşalım. Güne, yok geçmişte şu oldu da bu şey oldu onu konuşacağımız. Hayır biz niye güzel... Ha bir dakika biz niye güzellikleri konuşmayı sevmiyoruz ya? Bak şurada önümüzde, abi önümüzde abi. Çok güzel, çok güzel bir görüntüler var. Biz bu görüntüleri konuşmuyoruz. Yıllar önce yok onu yapmış, bunu yapmış, şunu yapmış. Yine yıllar önceye geliyoruz. Ya yılları bırakalım. Ya Engin. O, ya, Engin yanlışları oğlum sileli. Geçmişteki ya, pislikleri bugün ya, buraya masaya ya. Yatırmazsak bak. Neyi yatıracaksın masaya, ya? Burada, hayır, burada bir pislik var mı? Yatırmazsak geleceğine hep böyle oldu. Bu bunu ülke böyle oldu. Bunu böyle konuşacaksın. Yapma ya. Bunu, peki neyi tartışacaksın? Ya, ne, bunu ne, konuşacaksın. Ne, bak şu güzelliğe bak. Yaşananlar bu. Nefret, kin, öfke. Ya bırak işte. Yok ya onlar ne yapalım yani. Geçmişte geçmişte kalmış ya. Zorla yanıltacaksınız ya. Geçmişi konuşa konuşa zorla. Geçmişi abi, getirmek istiyorsun. Sen geçmişi inanıyor musun bana sen daha? Ya, abi görüyorsun ya. Ya boş ver abi. Bunu ben çekmedim oradaki arkadaşlar çekiyor. Ne güzel. Ya, boş ver diyor daha. Siz neyi istiyorsunuz peki? Ne görmek istiyorsunuz? Hayır bir şey görmek istiyorsunuz. Vallahi pes ya. Ya şimdi şöyle oldu tabii. Gitti orada taraftan. Şimdi neden geçmişi tartışmaktan korktunuz? Olay olmadı ya. Ya bir şey yok ki ne kadar güzel. Niye tartışalım yani? Şurada güzellikleri konuşmak varken geçmişi niye konuşalım? Abi bekle sen hakikaten niye bozuldun bu konuyu? Allah Allah. Ya Galatasaray yeni diye niye böyle sinirleniz ya? Ne alakası var? Böyle yok abi sen de öyle. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Sen tamam, de gergin. Siz bizi şey yapmadık ki. Bak ha gergin siz, bunlar ya. Bir, burada bir tane arkadaşım var zaten. Ne oldu? Ha gerginsiniz ya. Saygı duydum. Engin abim var. Saygı duydum. Ama provoke için gelmişler buraya. Nereye? Yorum için yapmam gelmemişler ki. Niye ne alakası abi var? Ne, nasıl ne alakası? Adam yenmiş seni. Eze'de yenmiş. Bitmiş. Ya Eze yense ne olur? Ben de diyorum ki ne olmuş? İlk kez mi yeniyorsun? E tamam zaten bu işler İlk kez mi yeniyorsun? Ya 3 gün sonra şampiyon gibi kutlamayacaksın. Ya ne olmuş? Sen çünkü neden? Senden büyük bir takımı yendiğin için kutluyorsun. Ya bunun ne alakası var ya? Ben bunu söylüyorum. Böyle bir ya şampiyon olmuş gibi kutlamak nedir ya? Kutlamak ya neden yaparsın bunu biliyor musun? Bak niye konuşmuyorsunuz? Olay mı için? Tamam abi güzel, sen haklısın. Ya onu konuşalım. Tamam güzel şey yani güzel bak Galatasaray'a geldi. Tebrik ediyorum dedim. Demedim. Hayır güzel bir şey. Hep böyle olsun. Galatasaray taraftarının gelişimine tebrik ediyorum. Ne bir şeyler yapıyorum. Hala geçmişi konuşmazsak. Burada Fenerbahçe seyircisini kutluyorum. Galatasaray seyircisini kutluyorum. Herkese yani ders verdiler. Ya, Ümit burada polisleri de kutlayalım. Onu söyledim ilk başta onu söyledim. Emniyeti kutladım da. Emniyeti kutlayalım. Şu burada taraftar kadar olamadı ya Galatasaray futbolcuları. Sen onu söyle Gökben Özarak. Levent Azifoğlu'nu savunarak değil bunları konuşarak konuş. Galatasaray neden bu kadar aciz? Bu insanlar ya forma peşinde koşmuyorlar abi. Bu insanlar forma peşinde koşmuyor. Bunlar arma peşinde koşuyor. Futbolcunun peşinde değil de. Adamı sen ağına aldın işte böyle iki yakan bir yere geldin. Canım benim ha yesinler seni ya. Niye gönderdin onu? Adam seni şampiyon yaptı yoktuk içinde. Kim yaptı? O mu yaptı? Ben yaptım. O ya, yaptı tabii ki. Ya. Kim yaptı? Bursa kaçıncı ya? Bursa i̇şte baksana. Bak bir. Böyle dediğiniz baksana için. Bursa kaçıncı? Böyle dediğiniz için iki yakanız bir araya gelmiyor. Bursa kaçıncı Bursa? Ona bak bana. Ona söylesene mi? Bursa kaçıncı? Bursa takımı kaçıncı ya? Bak işleri şu anda 21 puanda yani. Galatasaray 20 puanda kaldı. Galatasaray'a kaç puan fark var? Bursa'yla Galatasaray'a bir puan var. Olacak şey değil. Sen şimdi bu hocayı gönderiyorsun. Ha hocayı gönderiyorsun. Arada bir puan var Bursa bir tane koskocam ne oldu belli olmayan bir adamı getiriyorsun. Film yıldızı mıdır? Bakıcı mıdır? Bar görevlisin belli olmayan bir yok, adamı yok, getiriyorsun. Yok yok o kadar da yapma. Ya neykenin ki ben de medetsem o zaman gel, gel bana sen yok eleştiri getir ya. Hamza altyapı için getiriyorsun. Altyapı takımı tamam bugün 5 tane yemiş dere ağzında. İnsan adam utanır. Ya yani neykenin için utanır demiyorum. Galatasaray yönetenler. Ya sen gene verme Serhat. İki pas yapamadı yani. O 21. Hocanın suçu ne? O 21. Altyapı değil. O 21. O 21 önemli. Çünkü o 21 niye yönetti? O 21 niye yönetti? 21'den A takımı futbolcu çıkartacak. Tamam Engin abi. 5 tane yerse o 5 çıkartacak. Ya bu adamı bu takımın başına kim getirdi? Galatasaray yönetimi. Adamın ne suçu var abi? Biz adamı suçluyoruz. Adamın suçu. O da diyecek ki. Hayır öyle bir şey yok. Ben altyapı için olmaz gelmişim. Olur mu abi? Ben altyapıda kalayım diyecek. Adamın hayali bu ya. Bir şey söyleyeceğim ya. Geldi, olmaz abi. Bir dakika şu herkes an. Herkes haddini bilecek. Haddini bilmeyeceksin abi. Bu insan bu işi kariyeri için yapıyor mu? Neredeydi bu adam bizden önce? Çin'de. Çin'de ne takım bilmiyoruz bile. Bir. İkincisi şu an bu insan, bu şahıs Hollanda'da bunu tanımayan bir kişi olabilir mi? Şu anda tanımayan herkes tanıyordur. Nerede?
Kendi ülkesinde. Rike Rike. Onu bile tanımıyorlar. Kim tanıyacak? Ya, şu anda. Zor tanırlar yani. Ya, kim tanır? Galatasaray teknik direktörü olarak tanırlar. Galatasaray'ın olduğunu bilmeyen insan var. Abi, Hollanda, sanki bütün Hollandalılar Galatasaray'ı mı takip ediyorlar? Niye etmiyorlar? Hollanda futbolunda ne var ki? Sen niye takip etsin? Şu an Rike Rike. Premier Ligi. Sen ligini kim yayınladı bugün? Ne konuşuyorsun? Sen Rike Rike şu an Galatasaray'ı bıraksın. Azerbaycan yayınlamıyor. Yarın ülkesine dönsün milli takım başına geçebilir. Böyle bir isim yaptı çünkü Galatasaray'ın başında çalıştı. Daha ne isteyecek adam? Ne yaptı Galatasaray? Herkesin hayali. Galatasaray'ı yönetmek herkesin hayali. Bu insan tesadüf bu hayalini gerçekleştiriyor. Bu yönetim Galatasaray'ı maalesef 2-3 gömlek küçültmüştür. Galatasaray artık sıradan bir takım haline bunlar getirmiştir. Galatasaray bir armaydı, bir markaydı. Galatasaray çıkar Kadıköy'de yine yenilirdi ya. 6'lar, 5'ler, 4'ler oldu. Bu kadar kötü bir takım, kötü bir kurgusu olan, kötü bir hocası olan bir takım, bu kadar ezik olan bir Galatasaray ben hiç hatırlamıyorum. 17 yılda. Ya Fatih Terim döneminde de ya 4 tane attılar. Burada 6 Ali tane attılar. 6 tane attılar. Peki şey o takım dönemi. Ne oldu o sene? Galatasaray şampiyon oldu. Ama bu sen şimdi diyebiliyor ya. Musun bu takım için şampiyon olabilir diye? Soruyorum sana. Bu takım şampiyon olabilir diyor musun? Olamaz. 11. Bu hocayla yukarı bile çıkamaz. Geri aynı gider. Şeye geldik işte onu diyorum ben de sana. Gidişat Galatasaray'ı küçülttüler. Galatasaray'ı o büyüyen markayı, o devleşen markayı, UEFA'daki ceza bunların döneminde oldu. Galatasaray en ağır yenilgilerini burada aldı. Bunların değil. Ünal Aysal döneminde başladı. Tamam, başlar süreç. Aslında onun devamıdır bu. Tamam, ben zaten ikisini bir arada koyuyorum onları. Aynen öyle. Ayırmıyorum onları. Evet. O son gelen üç başkanı zaten aynı tutuyorum ama şimdi her şeye rağmen sen kötü kadronla Hamza Hoca'yla geçen 2 yıl önce şampiyon olmuşsun Gökmen Özdenak. Adamı 11. hafta durdururken göndermişsin. Canım bir şeyler söylemişsin. Ne olur diyeyim. Bir şey çıkarsın. Ya Hamza olana mal etme. Bir daha. Kaçıncı hafta yolladı? Aynı bu hafta. Tamam, bir puan, puan cetvedim çıkarsın. Hamza kaç puan yapmış? Şimdi puan. Milli takımdan kim gönderdi şeye? Galatasaray'a Hamza olanı? Hamza'yı göndermediler. Fatih Terim'i gönderdiler. Hamza zaten milli takımdan Galatasaray'a geldi. Oğlum milli takımdan Galatasaray'a kim gönderdi? Fatih Terim oraya gitti. Abdurrahman Albayrak konmuştu. Fatih Terim'le git oğlum dedi. Git geldi. Evet. Sonra kim? Fatih'i gittikten sonra kim gönderdi şeye? Hamza Hamzaoğlu'nu Galatasaray'a? Diyorum ya işte. Fatih Hoca diyor işte. Fatih Hoca gönderdi. Evet. Fatih Hoca. Fatih Hoca arkasında Fatih Hoca var. Arkasında Abdurrahim Albayrak var. Ali Dürüst var. Bir dakika. Evet. Yalnız Hamza Hamzaoğlu'na mal etmeyin. Ondan sonra şampiyon olduktan sonra ama falan ne yaptı Galatasaray camiası? Ama Gökmen abi sonuçta takım oyunu. Kim yaptıysa önemli değil ki. Yani işlerinde beraber şu an Galatasaray şampiyon oldu. Tek başına bak. Tek başına. Hiç kimse bir şey yapamaz. Bir dakika. Tek başına Hamza Hamzaoğlu o şeyde tamam iyi hoca olabilir. Ama o tecrübede, o deneyim birikimde değildi. Yanındaki insanlara bak. Etkisi tamam. Olmaz yani. Tabii buradaki en önemli faktör. Ali Dürüst, Abdurrahim Albayrak bunlar çok önemli bunlar etkenler. Bunlar takım üstünde bu insanları sen bu insanları bu kulüpten kovduğun özellikle Abdurrahim abi gelmedi mi buraya? Evet, kovdular oğlum biliyorum. Burada neredeyse gözyaşı döküyordu ya. Biliyorum üzüntüsünden. Oğlum. Hepsini göstermedi. Beraber gönderdiler. Kim gönderdi? Yönetim. Takım sevdalısı. Ünal Aysal gönderdi. Kim gönderdi? Bülent Tulun gönderdi. Yani her biriyle Galatasaray'ın hakkından geldiler. Kutluyorum ya cami bu olarak. Bu işi gönülden sevenlere yer yok. Bu işte gönülden sevenlere yer yok. Ya burada bu kulüpleri reklam peşinde koşanlara yer var. Kulüplerden para çalmak için, insanlar için yer var. Ama gönülden sevenlere yer yok abi. Futbolda yok. Ben bunu anlıyorum. Özellikle büyük takımlar, yani büyük başka takımlar için konuşamıyorum. Benim gördüklerimden söylüyorum. Her gelen kendi malıymış gibi hareket ediyor. Ya senin belli bir süren var ya. Bir de şu var yani seçimden önce diyorlar ki sana destek veriyor aslanlar gibi seçeceğiz, seçtireceğiz seni aslanlar gibi görecek yanındayız falan. Ne zaman abi adamı seçtiriyorlar ediyorlar sonra karşına geçiyorlar. Ya kardeşim herkesin bir hizmet süresi var. Bu cami milyonlarca taraftarı olan yahut da bizim Galatasaray Lisesi'nin, üniversitesinin takımı tamam taraftarı da var, spor kulübü tamam, futbol takımı var. Bunlar tamam güzel şeyler. Tabii buradaki Galatasaray seyircisini Serhat dediği bak burada Galatasaray seyircisinin sadece forması gitseydi Kadıköy'e yine o seyirci oraya gidecekti. Çünkü o seyirci Hamza'yla o seyirci geçen sene Galatasaray Kadıköy'de berabere kalmış 1-1. Ya Galatasaray bak bir istatistik var 1530 dakikadır sadece 13 dakika Kadıköy'de önde oynayabilmiş.
1530 dakikanın 17. sezonda sadece 13 dakikasında önde oynayabilmiş. 1530 dakika oynanmış 17 sezonda Kadıköy'de. 13 bakın, dakika öne geçebilmiş. Serhat şöyle bir durum var bakın. Yani, sen Galatasaray değil abi. Ha, ben bugün Fener'i yeneceğim, gelenek bozacağım. Bu değil iş, bu değil. Sen bak ama senin elinde şu an fırsat var. Yönetim olarak. Galatasaray yönetim olarak fırsatın var. Zaten hocanın gidişatı 4 haftada mı belli? Biz ne eleştiriyoruz? Oyuncu değişikliği yapamıyor. Oyuna katkısı sıfır. Biz zaten Snyder'e teslim olmuş diyoruz. Söylüyoruz ya. Sen de elinde fırsat var. Bak Fenerbahçe artık bizim gidişe gönder. Ya gönder bu maçtan bunu sonra. Bunu daha önce bile yapabilirdin. Daha şimdi, önce bile yapabilirdin. Tam fırsatı. Ümit. Tam zamanı. Allah'tan güzelsin ya. Beşiktaş aldı koptu bunu zaten. Bunu diyorum tam zamanı. Beşiktaş'la Başakşehir Beşiktaş kopardı. Beşiktaş gitti daha da. Kimse tutamaz. 7 puan olmuştu. Bu Galatasaray'ın yani Beşiktaş yapacak hali var mı? Takım içinde 90 dakika. Allah'tan alt tarafta puan alamıyorlar. Nerede? 6. sıradan sonraki puanlar biraz fark var. Seni Avrupa puanı oyuncu değiştirmede mi? Yanlışlar falan yapabilir bir teknik direktör 90 dakika boyunca. Ama o 90 dakika Aziz, içinde Aziz, takım Aziz, olarak, güç olarak, hız olarak, Aziz. Tempo olarak, yardımlaşma olarak. Aziz Yıldırım laf anladın mı? Bir bütün olarak ne kadar ne derece başarılısın. Sen takım oyununu benimsememişsen, iyi mücadele etmiyorsan, yardımlaşma üst düzeydeyse hoca ben sana gel derim. Demem geri dönüyorum. Bu 6 gün içinde bunlar olur. Gidip 1,5 saatte olmaz. Hani 1-2 tane oyuncu yanlış değiştirir. Olabilir. Bir hocaya yanlış yapabilir. Çünkü hizada seyrettiği için. Şimdi, ama taraftarlardan böyle mantıklı konuşabilecek ki vardır işlerinde. Peki, var mı orada Süleyman orada bunu konuş? Hayır. Bir durum tespiti yapabilecek böyle birkaç taraftar olabilir. O bir Süleyman orada konuşabilirse konuşsun. Efendim? Mehmet oradaydı. Hangisi? Kızılay. Görmedim. Peki Gökmen abi sen söyleyeceğim. Bu Galatasaray takımı çok önemli hocaları da getirdi. Örnek. Çok büyük paralar verdi. Doğru mu? İsim olarak. Prandelli geldi. Evet. Prandelli'ye kaç para verdi? Bak bir şey ya bir şey endeksleyeceğim şimdi orada. Diyelim ki 3,5 milyon euro para aldı Prandelli. 2,400 aldı Prandelli. 2,400 aldı. Evet. Mancini daha büyük aldı. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu adam da geldi tamam. Bedavaya geldi. Derbiden dolayı yerden yeriz. Bu adam da bedava geldi. Gazoz parasına geldi. Gazoz parasına geldi. Ben de diyorum sana ki Galatasaray markasının bu adamda. Bedava hocayla işi yok. Galatasaray kulübüne sen kariyerli bir teknik direktör getirmek zorunda. Fatih Terim'i getirebiliyor musun? Ya sadece dünya Fatih Terim'den ibaret. Ya sizin ilacınız o. Fatih Hoca geliyor şampiyon yapıyor gidiyor. Fatih Hoca geliyor tamam, şampiyon yapıyor. Tamam getirselerdi. Tamam Dursun Özbek şimdi nasıl bir takıma kiraladılarsa tamam, hocayı zamanında. Alın geri. Derdi ki Yıldırım Bey tamam. Nasıl Mart'a kadar maç yok. Maç yok. Biz hocamızı alabilir miyiz? Bir takıma yine katkılı olsun. Yapsalardı ama bunlar hep düşünme. Yapsın. Bunlar yöneticilik başarısı. Tamam yapsın. Yöneticilik sadece bir parayı verip futbolcu transfer etmek değildir. Bunu herkes yapar. Sana da şimdi parayı versen. Gidersin menajeriyle futbolcuyla masaya oturursun. En kral futbolcuyu ikna edersin ya. Zaten Ronaldo'yu Messi'yi getirecek öyle, hali yok. Yalnız öyle gidip de çarşıdan pazardan abi elma armut yahut da portakal alacak alır gibi futbolcu almanın da ya bir anlamı. Aldığı kere belli işte nasıl aldıkları. Mümkün değil. İşte. Mevkinin özelliklerine göre birbirini tamamlayan oyuncular bulmak zorunda. Yani aynı bak, bu da böyle aynı bir dakikada olmaz. Bak, aynı. Bir dakikada sakat falan olmaz. Gibi. Bir ayda da olmaz. Tabii. Sen bütün sezon takip edeceksin. Ha neren eksik? Anladın mı? İletişim kuracaksın. Alabilir miyim? Alamaz mıyım? Sezon bizde nasıl transfer oluyor? Sezon diyorlar ki işte 31 Süleyman konuş Süleyman. 31 Ağustos'ta transfer bitiyor. Herkes bakıyor bu elinde bonservisi olan oyuncuları kovalamaya başlıyorlar. Hani takıma yarar mı, yaramaz mı? Süleyman yayındayız girebilirsin duyuyorsan bizi. Kadıköy'deyiz. Galatasaray taraftarları ile beraber gelmiştik saat öğlen 2.30 civarı başlamıştı maceramız. Yok öyle hiç kimse küfür edecek hali de yok zaten onu da söyleyeyim. Zaten maçta da öyle fazla küfür de olmadı. Onu da belirteyim. Evet hocam, arkadaşlar. Ben sadece şunu söyleyeceğim. Bizim şu andaki ses tonumuzu görüyorsunuz. Bizim tribünde mücadele ettiğimiz kadar sahada mücadele etseler, o formayı terleseler, o armanın hakkını verseler bunların hiçbirisi olmaz diyorum. Ben konuyu kapatıyorum. Üzgünüz. Ali Sevindik şey söyledi fazla bir şey söylemeye gerek yok. Aklımızla dalga geçmesinler. Hocanın yaptığı değişiklikler, taktiksel değişiklikler çok saçma. Yani sesimiz gitti. Uyuyamayacağız bu gece. Yarın herkes işine gücüne gidecek. Kafayı yemiş durumdayız yani artık yeter.
Kavanda'yı alıyor. Forvetimiz yok yedekte falan. Şimdi Rikering'de büyük tepkiler var. Bu konuda evet. Neler söylemek olmayacak gibi. Yani. Rikering'in yani bunun altından kalkacak bir teknik direktör değil. Galatasaray'a yani yakışmıyor desem yeridir yani. Çünkü bir tecrübe lazım, bir kalite lazım yani. Bir oyun okumak lazım. Forvet çıkartıp da sağ bek almak mantıklı bir hareket değil. Hakkını alamasak da bu işlerin hakkını vermeye çalışıyoruz Galatasaray taraftarı olarak. Herkese teşekkür ediyoruz. Yani iyi akşamlar. Peki. Evet görüyorsunuz Galatasaray taraftarları stat'tan üzgün ayrıldılar yine. Maalesef öyle oldu hocam. Neden böyle? Da Almanya'dan geldim, Hamburg'dan geldim. 17 yıllık, 16 yıllık hakkımız biter mi dedik ama maalesef yine bitmedi. Bilmiyorum futbolcu arkadaşlar hiç özverili oynadıklarını düşünmüyorum. Eskiden candan oynamak vardı. Galatasaray forması için bir kendilerini bir yıpratmak vardı ama şimdi çok çok üzüntüsüz. Peki geçmiş olsun. Teşekkür evet ederim. Şunu söyleyeyim. Galatasaray taraftarları buraya yoğun güvenlik önlemleriyle geldiler. Ve nitekim yine öyle gidiyor da sevindirici olan taraf da şu. Gerçekten tek bir olay olmadı. Galatasaray taraftarları 2300'e yakın Galatasaray taraftarı Türk Telekom Arena'dan buraya geldiler. Saat 6 civarı stattalardı. İşte maç bittikten 1,5 saat sonra da bütün hepsi yine toplu bir şekilde gördüğünüz otobüslere bindiler ve şu anda Türk Telekom Arena'nın oraya gidecekler. Orada çünkü araçları var. Araçlarını getirip otoparka bırakmışlardı. Gerçekten Galatasaray evet taraftarların da söylediği gibi 17 yıldır galip gelemiyor. Ancak bunu şanssızlığa, hocaya, yönetime bağlayanlar var. Futbolcuların isteksizliğine bağlayanlar var. Şimdi artık biz de taraftarlarla tekrar onlarla yolculuğa, bugünkü yolculuğa başladığımız yere Türk Telekom Arena'ya doğru yola çıkacağız. Peki. Teşekkürler sevgili Süleyman Rodop. Tekrar yeni bir gelişme olursa Kadıköy'e uzanırız. Şimdi bir reklama gidelim. Reklam dönüşü kaldığımız yerden devam edelim. Telegol'den iyi akşamlar sevgili seyirciler. Yıldırım çıldırdı. Nerede Konya maçı? Paranın babasını götürenler onlar. Manşetlerde var. Hepsi var bende. Bir oyun var ama. Bırakın abi kimse kimseyi kandırmasın. Fenerbahçe bir kere mağlup olmaz. Bunlar geçen sezondan kalan hareketler. Ben size gurur diyorum abi. Zaten bir başarın da yok. Hale bozmaya çalışıyorlar ya. Karşılık birbirinizi yediniz. Onu yaparsan o seyirci sana küfür eder. Kulübede oturduğun zaman sen bir hiçsin. Nasıl söylemedin ya? Gel bir öpeyim abi ya. Belki geçer. Evet yeniden sizlerle birlikteyiz. Galatasaray'da tabii Selçuk'un kadro dışı kalıp kalmayacağı şu anda yöneticiler arasında tartışılıyor. Eşofmanları fırlatmış Kavanda'nın oyuna girmesiyle birlikte. Ümit Fenerbahçe'ye geçeceğiz. Bunu bir değerlendirir misin? Selçuk şu anda haklı olur mu böyle bir isyanla veya böyle bir kadro dışı bırakmakla neyi çözebilirler? Şimdi tabii herkes istediği gibi kafasına göre davranamaz Galatasaray'da. Bir kere burası Galatasaray Spor Kulübü. Mutlaka zaman zaman herkes hata yapıyor olabilir. Üzüntüsünden ama yani hocasına kızmak. Demek ki herkes hocaya kızabiliyormuş bu takımda ya. Yine iş hoca, yine iş teknik direktöre dönüyor. Yani bir şekilde oraya lafları taşıyoruz yine teknik direktöre dönüyor. Yani Selçuk tabii ki herkes kulübede oturabilir. Selçuk da buna dahildir. Yani performansın kötüysen kulübede oturman gerekiyorsa oturursun. Ha isyanın bir kaptan olarak öyle isyan etmen, oyuna girmemen belki bir şekilde üzüntüsünden yapmış olabilir ama tabii ki hoş bir hareket değil yani. Nasıl karşılanması gerekiyor? Bak şimdi burada bir yani tamam takım bak kaptanı, ama şunu söylüyorum. Takım Yasin, sen burada Yasin'i iki hafta önce kadro dışı bırakıyorsun. Şimdi adaletli davranmak gerekiyor. Ben o açıdan söylemiyorum bak. Maç 1-0. 46'da Yasin'i almışsın. Podolski'yi 67'de almışsın. İki değişikliği yapmışsın. Üçüncü değişikliği santrafor elini çıkartıp sağ bek Kavanda'yı alıyorsun. Çok enteresan. Dakika 71. Daha maç 1-0. Ben takım kaptanı olarak Selçuk iyi oynar, kötü oynar, formsuzdur. Kavanda'yı aldığın zaman demek ki beni oyuna almayacaksın. Üçüncü yabancı. Sen takım kaptanı demek. Kusura bakmasınlar ama bir takımın 1/4 olması lazım.
Yani hoca ne yapıyorsun diyecek ya. Yani santrıma çıkıp kabanda sen Fenerbahçe'ye gel gol at mı demek istiyorsun? Niye beni almıyorsun diyebilir. Sinirlenmiş olabilir. O hareket yapması yanlış. Onun keşke orada daha başka bir fikir alışverişi yapmış olsaydılar. Sayden de Eren'in çıkıp kabandaya giriyorsa. Ya gole en yakın iki tane oyuncu yani var. Yani sen o zaman Karol'u çıkartırsın. 30. dakikada sarı kart yemişsin. Zaten Fenerbahçe ne yaptı? Sağ taraftan Karol'un üzerine gitti. Galatasaray solunda Karol'u buldu hazine. Oradan devamlı gitti. Hakan'ı çekersin sola. Şehzus'u koyarsın stopere. İlk 46'da. İkinci yarı öyle çıkarsın kardeş. Adamın sarı kartı var. Karol ikinci hamleyi yapamaz. Yaptığı zaman ikinci sıradan kırmızı kart görür. Galatasaray 10 kişi kalır. Sen Karol'u niye çıkarmıyorsun? Al Hakan'ı soldaki. Şehzus'u koy stopere. Abi, Aziz'le beraber yürü git. Galatasaray lider bir hoca gelmedi. Galatasaray lideri yok takım içlerinde. Galatasaray kaptanı kim Allah aşkına? Cevap vermedin bana. Kim? Bana cevap vermedin. Yok. Eren çıkıp santrafor çıkıp sağ bek alınır mı? Kabandı. Sabri varken. Sabri'ye çıkarmıyorsun. Adamı Galatasaray var ya burada arkada şimdi yapacağım. Ayıp ya. Galatasaray başkanı, teknik direktörü ve kaptanı Vesli Sinaylar. Galatasaray kulübünün şu anda bana göre reel anlamda başkanı President. Hayır, neye dayanarak bunu? Trainer. Head coach ne dersen de. Kaptan de. Hepsi Sneijder kardeşim. O zaman bitmiş abi Galatasaray. Aynen öyle. Bir oyuncu yasağı Sneijder bu kulüpte ne derse o olur. Sneijder'i asla kendi başına inisiyatif kullanarak oyundan alamaz. Ve bugün nitekim mutlaka Sneijder demiştir beni değiştir diye. Çünkü bu kadar kötü, o kadar kötü ki. Ayakta duracak hali yok. Adamın kafası nerede o zaman? Nerede bu oyuncu abi? Yani teslim olmuşlar. Teslim olmuşlar. Adam işte bir o cezasını affetti. Orada bir Akhisar maçında bir rüzgar yaptı. İyi oynadı. Şutlar, mutlar. Ulan dedik tamam işte Sneijder döndü. Bitti. Hop koca bir sezon boşta. Sneijder'in karnesine bakıyorsun. Olacak şey. 26 Ocak'tan beri golü yok ya. Olacak ve şey. Bu adam orta saha oyuncusu ve bu adam senede 20 milyon lira para alıyor. Yanlış mı düşünüyorum? 10 ay olmuş. Golü yok. Sevgili kardeşim doğru. Yalnız şöyle bir şey var. Yani bugün itibariyle o Sneijder'ın ne olursa olsun ne kadar kötü oynarsa oynasın anladın mı? Hoca madem senin dediğin şekilde Sneijder bu takımın her şeyi hoca Rekering onu çıkarma şeyi cesareti olamaz. Mümkün değil. Mümkün değil. Demek ki çıkardı ki o senin dediğin gibi değil baba o zaman. Yani bütün her şey yani takımın her şeyi Rekering'in de üstünde. Bak bunu bir şeyle atmasyon söylemiyorum. Bu takıma. Oğlum senin istihbaratına güvenirim ama görüntüye bakıyorum. De Jong'u aldıran Sneijder. İddia ediyorum sana bugün Selçuk'u sırf kendi kaptanı olsun oradaki bak şimdi kaptan edasıyla çıkıyor balkonda Gayrettepe'deki otelde. Ya sen bir defa nesin ya? Sen normal bir oyuncusun. Kazanacağız demeçler. Dün mesela BBC'ye vermiş olduğu bir röportaj var. Çocukluk hayali Milan diye. Ya bir defa kafası Milan'da olan bir adam. Ne alaka ya Galatasaray'da? Yani bu çok yanlış değil mi? Baştan bir gün önce bir insan, bak açıklamalar var. Bu da Milan Fans'ta işte taraftar sitesi de açıklamalarını vermiş. Çocukluk hayalindi diye Milan. Ya bunda kötü bir şey yok ki ne var? Burada şimdi bir şey mi arıyorsun? Hayır şunu demek istiyorum. Ya senin Galatasaray Fenerbahçe yani maçın var. Yani şimdi sana ne Milan'dan? Ya Milan'ın açıklamasını yani maça bir gün kala niye verirsin be kardeşim? Bilmiyoruz ne alaka ne zaman yani? Bilmiyoruz ki. Efendim? Ne zaman ya bugün itibariyle tamam Galatasaray bugün hiçbir yenildi. Hiçbir yerli oyuncuya yasak var. Peki Sneijder bu açıklamayı yaptı diye. 17 kere yenildi. Anladın mı? 17 kere yenilmiş de bir şey olmamış. 17 kere yenilmedi ki sevgili Galatasaray. Sevgili kardeşim ya 5 tamam. 5 tane beraberliği var ya orada tamam abi olmuş. Orada yenemiyor. Tamam. O da tamam. Neticede yani gidip de hani ağlar bağlar arasında yani gidip de toplu olarak intihar edecek halleri yok ki. Tamam Fenerbahçe zaten yeniyor. Tamam. Beraber de 17 senede ne bileyim 4 tane berabere kalmış 13 tane. Bugün de yendiler 14 tane. Başkan edasıyla bir teknik direktör edasıyla çıkıyor. Ya bu takımda senden daha eski olanlar, emeği olanlar yok mu? Üçlü çektiriyor ya bak. Ya Sabri gibi herkes Sabri gibi olmuş. Yani Sabri'ye yakışıyor bu hani. Maçtan sonra da çektirseydi üçlü. Maçtan sonra ikili çektiriyor. Ha, ikili mi çektiriyor? Oldu ya ha, ikili şimdi sen çektiriyor. Ne yapıyorsun? Burada diyorsun ki ulan Sneijder geldi falan tamam diyorsun. Bu takım herhalde bu defa gerçekten ilki başaracak diyorsun. Şimdi ben taraftar olsam, otele gitsem, Gayrettepe'ye, Sneijder'i görsem, üçlü çektiren, alkışlayan. Doğru, doğru. Helal, buna inanmış dedim, tamam mı? Doğru, ve maça giderim. Doğru. Maça gidiyorsun, doğru.
Sağda yok. Sağda yok. Sürüngen hepsi. Yalnız o değil ki Serhat'cığım. Hepsi tamam mı? Hepsi sürüngen ya. Ama şimdi sen takımın lider oyuncusun. Sen çıkacaksın bana bir tane maç kazandıracaksın. Serhat sadece Buruma'yla bu iş olmaz demek istiyorum. Yalnız ya, herhalde Yasin'le de olmaz. Sinan'la da olmaz. Eren'le de olmaz. Yalnız değil takım halinde evet. Oynamak gerekiyor. Ama kusura bakma ben Sinan'a dersem daha fazla bir şey ortaya katmam lazım. Ortaya koymam lazım. Çünkü ben liderim. Ben yıldız oyuncuyum. Ve bu muameleyi görüyorum Türkiye'de. Ve madde olarak da onun farklılığını alıyorsun. En fazla parayı Türkiye'de tabii. Kazanan oyuncu uzak ara Esin Aydar. Ya canım kardeşim ben tamam. Ben şunu demiyorum kalede tutsun, pasol versin, attığı ortaya kafayı vursun demiyorum ki. Ama ya abicim bak yıldız oyuncular teknik kapasitesi yüksek oyuncular gidip de hamal gibi sağa sola koşmaz. Her zaman ayağına topu aldığı zaman güçlü kalmak ister. Anladın mı? Güçlü kaldığı sürece de. Arkadaşlarını oynatır, pas atar yahut da ne bileyim ikiye bir yapar, şut atar, gol atar. Ben ama neyi özledim biliyor musun abi? Diğer, bir dakika, ben Ümit Karanlı'nın dönemindeki Hasan Şaş'ın kavgasını özledim. Ümit'in mücadelesini, hakeme itirazını görmek isterdim. Galatasaray'da itiraz edecek oyuncu yoktu bugün, itiraz edecek. Hakeme tepki koyabilecek oyuncu yoktu. Evet şimdi şöyle bir şey var bak. Fenerbahçe'de ya 40-47 bin kişi. Ya 44 bin kişi mi ne? 44 bin kişi galiba. 45 bin kişi. Ya 100 bin kişi olsun. Neyse abi, öyle değil. Öyle basit değil. O evet. Tribündeki taraftar anladın mı? O kadar hakemin üstünde etkisi var ki. Rakip takım. Peki Ümitler'den oyuncular... oynarken kaç bin kişi oynuyorlardı? 5 bin kişiye mi oynuyorlardı Kadıköy'de? Cevap ver 5 bin kişiye mi oynuyorlardı? Aynı seyirci gelmiyor muydu? Daha ateşli seyirci yok muydu? Evet. Aynen devam ediyor. Galatasaray'da bugün hakeme itiraz edecek oyuncu yoktu diyorum ben. Sevgili yani kardeşim. Galatasaray'ın ilk yarıda 3 tane sarı kart gösterdi ki yani eyyam ya. Yapmayın ya. Anladın mı? Çocuk doğal olarak da bir sarıyı gördüğü zaman duraklıyorsun. Hadi bir daha git. İkinci yarı Engin çıkardı. İkinci yarı yine 3 tane. Bir tanesi doğru. Diğerleri yine yanlış. Olacak şey değil yani. Devamlı düdük olacak şey değil. Sinan'ın bu kadar da olmaz ki ya. Tolga'nın gördüğü sarı kart. Yani illaki darbe artık sarı kartlara darbe alması şart değil. Taban girdiğin zaman sarı kartı çarpmasan da rakibine sarı kart gösteriyorlar. Beşiktaş maçında da hem penaltıda hem de kırmızı kartta aynı şey. Engin abi burada olay ne biliyor musun? Kuralda tehlikeli harekete sarı kart gösteriyor. Bak, yani senin darbe alman şart değil. 5 hafta önce bütün Galatasaray'la Fenerbahçe'yle alay ediyordu. Diyorlardı ki bak etme bulma dünyası yanlış kötü anlamda söylemiyorum bunu. Diyorlardı ki İstanbul derbisi oynanıyor. Kasımpaşa Fenerbahçe maçı İstanbul derbisi. Puana bak diyorlardı. Fakat futbol öyle değişik bir oyun ki Galatasaraylar bunu hesaplayamadı. Evet doğru söylüyor Galatasaraylar. Bugünkü puana bakalım mı arkadaşlar? Demek ki büyük takım sezona iyi başlayan takım değil. Sezonu iyi bitiren takım. Şu gelinen nokta bitmiş bir Fenerbahçe doğru mu? Hocası göndermek istenen bir avukat, bitirilmiş olan futbolcuları ve bugün Fenerbahçe'nin geldiği noktaya bak Avrupa'da ve Türkiye'de mücadele ediyor. Sen abi Türkiye'de Türkiye Kupası oynayacaksın. Başka ne oynayacak Galatasaray? Nerede bu oyuncular dediğin gibi? Nerede hani? Bir tanesi yok. Ya ben yönetim böyle aptal. Bir tanesi yok. Yönetim istifa etsin. Şu, böyle bir şey değil. Yönetim çıkacak Galatasaray yönetimi. Yaptığı yanlış nasıl doğruları anlatıyorsa yanlışları da anlatmasını bekliyorum ben. Biz hata yaptık. Biz yanlış transfer politikası belirledik. Yanlış hocayı getirdik. Peki böyle bir yönetici gördün mü? Bir de yaşın itibariyle bu işin uzun senelerdir de yapıyorsun. Muhabirlik yaptın geçmişte bak. Evet. Hiçbir yöneticinin çıkıp da bu şekilde senin anlattığın şekilde gerçekleri söylediğini gördün mü? Ben Fikret Orman'da mesela bu çizgiyi görüyorum. Fikret Orman'ı çok daha dobracı ve harbi görüyorum. Yok ufak ufak o da giriyor yapma. Neyi? Yapma. Diğerleri ufak, gibi. Ufak ufak. Yok işte. Giriyor yok. Bak. Türkiye'de bu profil gelmesi lazım. Bu yönetici profili artık oluşması lazım. Dürüst yönetici. Ders çıkartan ve bunu itiraf edecek olan insanlar. Canım kardeşim tamam ben de şu anda Galatasaraylar ne yapıyor Gökmen Özener? Hepsi üzgünler ve bir an önce dalabilmek için, uyuyabilmek için sağa sola dönüyorlar. Sen bu akşam sabaha kadar uyuma dedi. Bir hafta ne olacak işe gidenler? Fenerler kızdıracaklar, yolda gidecek. Bunlar olabilir. Mahallede kızdıracaklar, kahveye gidecek, içki içerken. Ama Galatasaraylar bugün asıl üzen olay. Futbol takımının saha içindeki bana göre bilmiyorum ümit sıkıntı. Rezil futbolu. Acizliği. Ve aynen sen, öyle. Sen bugün aynen bugün öyle. sadece maça Galatasaray'ın forması gitti. İşte çileyi çekenler de gidiyorlar işte evlerine gidiyorlar. Saat olmuş 12. Bugün sadece sahada Galatasaray'ın forması o stada giden seyirci
sadece armanın peşine koştuğunu bir daha gösterdi. Burada futbolcular bugün sahada yoktu. Formaları içi boştu. Sadece formaları, Galatasaray serisi sadece formayı destekledi bugün. Şimdi bu çünkü 15 günde ne yaptı? Milli maç arasında. Bir tane hazırlık maçı oynamadı, doğru mu? Ne yaptı yani? Bu takım ne hazırlık yaptı? Merak ediyorum. Ben bu takım nasıl yönetiliyor, kim yapıyor? Ben şunu merak ediyorum. Tam Ayhan Atman benim arkadaşım, yardımcı hocası. Orada müdahale etme imkanı oluyor mu kulübede? Onları da bilmiyoruz. Bir şey göremiyoruz ki, orada duruyorlar hepsi. Dinliyor mu, dinlemiyor mu? Dinliyor mu? Bilmiyoruz yani. Alışveriş yapıyorlar yani, mı? Bunlar önemli. Yani burada mi? Tabii burada. Yoksa görüntü olarak mı? Hani olsun için mi aldılar? Hani şurada mesela ben Ayhan'dan şu müdahaleyi beklerdim. Hocam Kavan'da değil buraya girmesi, oyuna girmesi gereken oyuncu değil. Yani bunu göremiyor musunuz diyebilirsin yani. Ya teknik yardımcı olarak söyleyemiyor musun? Ümit Davala, Hasan Şaş, Fatih Hoca'ya söyleyemiyor muydu? Zaman zaman konuşuyorlar. Diyalog içindeydi. Tabii son kararı Fatih Hoca veriyordu ama söyleyebiliyordun. Sen hayvanları seviyor musun? Seni seviyorum. Hayır, bir şey söyle, hayvanları seviyorum. Seviyorum. Bir dakika, bir şey söyleyeyim. Neden biliyorsun? Sana bayılıyorum bak. Bülbül değil mi? Bir şarkı, bülbül, kanarya, bunlar güzel kuşlar. Abi tamam da çile bak. Çile bülbülüm, çile bir şey, biz burada bak bir şey. Hayır, çile bülbülüm. Ciddi konuşuyor. Tamam, ben de ciddi konuşuyorum. Her şey gevşek. Çile diyorsun da hayır. Her şey gevşek. Çile bülbülüm, çile diyorsun. Her şey gevşek. Biraz kazanan takıma dönelim biraz. Neye döneceğiz? Fenerbahçe. Hayır, Fenerbahçe'nin mesela. Abi kanarya, evet konuşmuyorsunuz. Tamam, Engin abi. Çile, o mu? Çile, evet bak. Ya üzülme, bunlar güzel günleriniz, iyi günleriniz. Boş ver, olur böyle şeyler. Sıkma canını. Çile, taraftarı çilesi. Bir değerli belediye başkanımız bile adam isyan ediyor ya. 17 yıldır kazanamıyoruz diyor. Üzüntüden kahroldum. Bu kafa, bu kadro, bu direktörle işimiz imkansız. Vallahi oğluma cevap veremiyorum. Çok güzel. Bak bir şey söyleyeyim. Kulübe halka açmadı falan diye böyle devam etmiş. Bak kulübe hep onu söylüyoruz da bak, De Jong bir şey açıklama yapıyor. Ya De Jong. De Jong'la Donk arasındaki 7 farkı anlatabilir misin bana? 7 farkı. Bir tanesi daha futbolcu gibi. De Jong güreşçi gibi. Ondan sonra bir tanesi daha yontulmuş, bir diğeri de tam kalas gibi. Onun dışında ikisi de siyahi. İkisi de Hollandalı. Orada fark yok. Ya al beni, vur birine diyeyim. Heh. 7 fark bulamadım belki. Bulamadım işte, yok. Yani o zaman niye transfer yaparsın abi? Zaten vardı elinde öyle bir tane oyuncu. Yazık ya. Bitmiyor dertleriniz ya vallahi. Bitmez. Bu dünya. Neden bitmiyor biliyor musun? Çünkü bu transferleri yapan insanlar artık bu işlere karışmaması lazım. Ya istemeyin abi, sen ne zaman futbolcu? Burada yöneticilere sesleniyorum. Ne zaman maç izlediniz? Hangi ligi izlediniz? Taraftar hesabını soracak. Ama küfür etmeden medeni ölçüde yapacaklar bu protestoyu. Gidişat, gidişat iyi değil. Bak biz bunu söylüyoruz. Biz ne dedik? Tamam Galatasaray ceza yedi. Tamam bu sezon yapın abi, gençleştirin takımı demedik mi? Gidin gurbetçi futbolcu getirin. Beşiktaş ne güzel örnek veriyorsunuz. Aynısını niye yapmıyorsun? Hadi ligde, Avrupa kupalarında yoksun. Haftada bir maç oynayacaksın. Ya 18 kişilik kadro yapsan bile yeter. Sen yine aldın 8 tane oyuncu sezon başı ya. Yani bu Galatasaray sen ha, o zaman ben de arsa satarım. Para varsa ben de satarım. Ben istediğim oyuncuyu alırım. Ha, arkadaşlar gel abi, ben Ümit Karan olarak, ben bana sor abi, şu futbolcuyu sor, ben senin bir şey mi talep edeceğim? Ben sana evet başkanım izledim derim. Alabilirsiniz, faydalı. Ama sen kime sordun bugüne kadar ya? Kime transferleri kim yapıyor? Scouting mi yapıyor? Kim maçları izliyor musunuz? Yoksa menajer geliyor, kardeşim al sana %20 benim diyor mu? Bunları anlatın bana ya. Nasıl yapıyorsunuz ya bu kadar yanlış transfer? Ya bunun bir açıklaması olması lazım ya, bu kadar olmaz ya, bu kadar Galatasaray forması ucuz olamaz. Ya biz yıllardır bu formayı giymek için ben her sezon gençler bir neredeyse 10-18 gol atmak zorundaydım ya. 5 sene üst üstüne. Ya yoksa ben bu takıma transfer olamazdım. Şimdi bir sezon oynuyor, hemen ertesi gün Galatasaray'da bir oyuncu ya. Ya böyle bu kadar kolay olamaz ya. Neden? Çok önemli bir konuya temas ettin, doğru söylüyorsun. Bu kadar kolay olmaması lazım Galatasaray'da oynamak. Onu söylüyorum ya, bu kadar basit olamaz. Bu kadar vasıfsız bir topluluk görmedim yani takımdaki şu anda. Hiç bana bir tane yok. Ya Galatasaray, hadi Schneider, şimdi ben sana bir isim abi, sen bana Galatasaray'da bir tane yıldız oyuncu sayabilir misin? Bir tane adam var işte, hepimiz söylüyoruz işte. Kaleci diyoruz. 50 yaşa gelmiş. Ya Bruma da yıldız değil ki. Olacak. Yani, yıldız olacak belki. Yani senin olacak, şu anda sağda heyecanlandırabilecek yegane oyuncu o. Onu demek istiyorum. Ama bak Schneider isim olarak ayrı tutuyorum. Bak Schneider tamam, dünyada tersen herkes Schneider tanır. Ama şu an Galatasaray'ın yıldızı kim abi? Ya Galatasaray'da yıldız oyun
oyuncu yok ya. Baktığın zaman Sneijder gibi görülüyor. Bu da oynarsa oynayan futbolcu. Nerede Podolski abi? Ne oldu buna? Yok abi oynatmıyorlar abi adam kulübede. Hakikaten Podolski ya dünya yapıştırdı da kulübü. Adam bu ya. Zaten şimdi burada baktığın zaman Fenerbahçe yıldızlarıyla. Eskiden Galatasaray'ın en büyük özelliği neydi biliyor musun Engin abi? Sen de iyi biliyorsun. Galatasaray'da neredeyse bütün oyuncular yıldız seviyesindeydi. Şimdi o seviyeye yakışan bir tane oyuncu yok ya. İşte yok, bir laf vardır çok özür diliyorum izleyicilerden. Yani eşek bile sahibine göre kişiler abicim. Anladım sen böyle hocaya getirmişsin. Yani bir de şu var. Bu eldeki kadro bu kadar kötü futbol oynayacak kadro değil. Bak. Değil tekrar. Bu kadar kötü rezil bir futbol oynayacak kadro değil. Hepsini, hepsini bir arada alıp bir arada iyi mücadele edecek bir kıvama getirecek. Bu da neyle olur? Otorite ve disiplinle. Yalnız koşmakla değil. Tamam sen istediğin kadar aslanlar gibi çalıştır et falan. Çocuk futbolcu ne zaman inanmıyorsa, hocasını sevmiyorsa, inanmıyorsa, ne bileyim takımını sevmiyorsa, inanmıyorsa, aldığı paradan mutlu değilse ne yapar abi? Gidiyor dışarıda suistimalle kendini yok eder abicim. Daha kötü. Bu sefer bu sahada sakatlıklar. Ne zaman ağır yükün altına girdiği zaman sakatlıklardan takımlar iflah olmuyor bir daha. Sakat, 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 sakat nereye kadar? Şimdi bu burada mesela... Bir protesto varmış Florya'ya girişte. Onu bir gösterelim Galatasaray taraftarının. Biraz da Fenerbahçe takım Florya'ya girerken yapmış olduğu protestoya bakalım. 50 taraftar gelen de olur, gelmeyen de olur. Gide ama bu taraftar tepkisini hak veririm. Bu taraftarı kahreden futbolcunun ruhsuz futboludur. Ya Serhat'cığım. Heyecansız oyuncu. Aynen. Yani şöyle istiyor ya taraftar şu. Aslanlar gibi koşsun etsin, tekmeye kafa atsın falan yenilsin. Aslanlar gibi karşılarlar. Ama bu kadar yani ayıp ya. Bu kadar sorumsuz, bu kadar zavallı, koşmayan, mücadele etmeyen bir takım olur mu ya? Olacak şey değil yani. Olacak iş değil. Ha şimdi ne oldu? Sayın Başkan, yönetim kurulu camiamız Florya'da arsa şu kadar yapıyor. Riva'daki arsa bu kadar yapıyor. İkisinin toplamı bu kadar para getirir falan. Taraftarın umurunda değil bunlar. Bunlar taraftarın umurunda değil. Taraftar tribünü doldurur. Sahada başarılı, kaliteli takım ister. Başarılı performans ister. Bu kadar net. Ya burada, ben şimdi istiyorum arkama Galatasaray programımızın ilerleyen şu saatlerden sonra şu yönetim kurulunu ve sportif AŞ'de görevli olan kişilerin resimlerini lütfen ekrana verin. Onlarla ilgili bir konuşma yapacağım. Bak şu görüntü, gibi. Şu görüntü. Burada 50 kişi var ama yaklaşık 15 milyon, 20 milyon taraftarlar bu duyguyu yaşıyor şu an. Burada illa ki bu futbolcular da bunları izleyecektir. Abi düşünecek mi acaba bunların düşündüğü gibi? Ya biz hakikaten ne yaptık? Biz niye gittik oraya? Ben sadece düşünüyorum. Galatasaray oraya futbolcuların gitmediğini söyledim. Mücadele. Ben de kaybettim Kadıköy'de. Ama en azından mücadele, hırs yaptım ya. Yani bir şey yapamıyorsam birisine tekme atıyordum en kötü ihtimalle. Ama bir şeyler göstermediniz ki. Siz hiçbir tepki koymadınız ya. Hiç mi içinizde Galatasaray ruhu yok ya? Bu formayı giymek bu kadar kolay değil. Ha sen haftada bir maç oynuyorsun ya haftada bir. Fenerbahçe haftada iki maç oynuyor. Bazen üç oynayacaklar. Biz haftada bir maç ve yürüyecek haliniz yok ya. O zaman ben eleştiririm. O zaman ben bağırırım kızarım da. Ha benim de futbol bana, kimisi de der ki sen hep iyi miydin? Değildim. Ama bu zaman kulübede oturuyordum zaten değil olmadığım zaman. Ama ne zaman Fenerbahçe maçını oynadığım zaman en hırslı bendim. Bunu herkes biliyor. Ama siz ne yapıyorsunuz ya? Bak Bursa Spor maçında. Ya Allah aşkına siz şu maçı ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir tane futbolcu bu maçı izlemez biliyor musun tekrarını? Çünkü neden? Kendinden utanacak için. Utanır mı sence? İzlemeyecek o yüzden abi. Bursa Spor maçı burada inanılmaz. Bak yönetim bundan sonra ayağına denk alacak. Yani hocaya futbolu üstündeki otoritesi mi arttıracaklar? Yahut da ne bileyim onu değiştirecekler. İyi bir hoca mı getirecek onu bilmiyorum. Ama tribünler bundan sonra eskisi gibi değil. Bak Trabzon ve şey maçlarında, Başakşehir maçlarında yenildiler. Tepkiye olmadı. Fener en son bitti.
Bundan sonraki maçlarda içeride oynanacak her maçta tepki görecekler. Ne de Bursa maçı var. Aynen öyle. Galatasaray seyircisini tamam sezon başı Barış çok güzel müthiş görüntüler sergilediniz. Ona kimse bir şey demiyor. Ama şunu unutmayın ki Galatasaray seyircisi hiçbir şey unutmaz. Şimdi ne oldu? Düşüş başladı. Biz zaten bu düşüşü 4 haftadır söylüyoruz. Bu takım gidişatı kötü müdahale. Yok abi bu işler böyle gitmez. Abi bu adamlara yazık değil mi şimdi? Yani şimdi sen dedin bir hafta mı 10 gün dalga geçecekler doğru mu? Aynen. Niye bu? Tamam ilk kez kaybetmedi ki Galatasaray. Ama ben hiç böyle kaybettiğini görmedim. Sen kaybetmeyi konuşmuyoruz bak, zaten. Daha böyle hiç böyle ya bak 6-0'lık maçta ben de vardım biliyorsun abi. Üçte, evet, sen hep söylüyorsun 3'te girdin. Ya ben o maçta bile tek kale maç yaptım ya. Doğrusu. Yani Fenerbahçe orada kontra ataklarla gol buldu. 6 tane kaleye şutu var 6'sı gol oldu abi. Hayır tek ama bunun ya bir tane kaleye pozisyon yok ya. Aynen. Ceza sahasına bak pozisyon bırak top ceza sahasına girmesine. Oyuncu ceza sahasına girmedi ya. Ya topu bırak. Ya bir tane oyuncu ceza sahasına koşu yapmaz mı ya? Ben mi açacağım golü? O zaman ne oluyor? Tolga Ciğerci 50 metreden kaleye vurmak zorunda kalıyor. Komik oluyor. Komik oluyor tabii. Şimdi bak Fenerbahçe'nin avantajlarının bir tanesini. Ne olursa olsun. Tamam başkanı futbolcularına çok güveniyor. Teknik adamına güveniyor. Arkasına duruyor. Seyirci 44 bin kişi geldi. Hatta 45 bin kişi. Ama önemli olan ne olursa olsun futbolcunun sahada hırsı ve arzu isteği. Bak Sov ne yaptı? Bugün mesela Fenerbahçe'de 4 adam sayarsak Sov da bunun içerisinde. Milli takımın affını istedi. Gitmedi milli takıma. Benim için de önemli bir maç var. Kaldı burada. Avukat da helal olsun adaletli dağıttı formayı. Emre'yi oynatmadı. Sov'u oynattı. Bravo. Van Persie ile iki kere top birleşti. Bir tanesi gol oldu. Sov'a bakıyoruz. Dakika 7'de sağdan geliyor. İnanılmaz güzel bir orta yapıyor. Volkan Şen gelişine vursa gol olur. İstop yaptığı için Hakan korner atıyor. İkinci yarının hemen başında yine Sov, yine sağ çizgide ki santrif oynamasına rağmen yine sağ çizgiden orta yapıyor. Yine Volkan kaçırıyor. Korner oluyor. Sabri korner atıyor ve kornerden gelen pozisyonu Savuz'a kafaya vuruyor. Direği sıyırıyor. Daha sonra penaltı ve 2-0. Bunun dışında Maçta pozisyon yok. Bu Türkiye'nin en önemli iki takımının derbisi. Kendimizi kandırıyoruz ya dünya derbisi falan diye. Ayıptır ya. Doğru gol pozisyonu olmayan dünya derbisi de falan kendimizi kandırmayalım. Ama bu kadar kötü bir Galatasaray. Onun karşısında iyi görünen ama çok az gol pozisyonu giren bir Fenerbahçe. Pozisyon ama vermiyor. Ne var? Ama pozisyon ne var? Vermiyor. Fenerbahçe'de bakıyorsun Savuza diye orta sahada 3 kişilik oynayan bir futbolcu. Sağda Şener, Hasan Ali, sağdan soldan abi, belki topla Van Persie veya Sov'u birleştirmiyor ama istekli ve hırslı oyunları. Sizde şöyle bir avantaj var Engin abi. Bu çok önemli. Sizde şöyle bir avantaj var. Sen şunu da diyebiliyorsun. Lens yoktu, Topal yoktu. Bir de o varsa Galatasaray'da böyle bir şey de söyleyemiyorsun. Rica ediyorum bugün Lens oynamış olsaydı daha 4. dakikada Alper 2 tane sağdan girdi ya. Evet, Lens orada öyle neler yapar? Dağıtırdı. Ya tarihi fark olurdu bugün Lens olsaydı. Tabii şimdi Lens düşmüyor çünkü. Bir de şu var. Alper biraz seyirci avantajı olağanüstü. Anladın mı? Seyirci avantajı olağanüstü. Mesela bugünkü taraftara baktığın zaman maçta zaman zaman taraftarı gösterirler. Ya da ses olarak da hani oynadığın futbol oynadığın için ses olarak da ne kadar sahaya etkili olduklarını hissedebiliyorsun. Ama zaman zaman kameralarda gösterdiği zaman o tepki, ilgiyi, alakayı, desteği net olarak insanların yüzünde, kollarında işte hareket şeklinde falan net olarak da görülüyor. Yani Fenerbahçe'nin Galatasaray'a da farklı oynamasının ana nedeni de seyirci faktörü de var. Aynı şekilde mesela ikinci yarı itibariyle şeye geldiği zaman arenaya Fenerbahçe geldiği zaman aynısını Galatasaray'a da yaşıyor. Bak şimdi Gökmen Aslan abi sen burada teknik direktörler de çok önemli. Şimdi ilk avukat kendi hemşerisi doğru mu? Van Persie. Şimdi Van Persie'yi biz burada eleştirdik. Zaman zaman oynatmadı. Bazen 15 dakika oynattı. Bazen 20 dakika oynattı. Bazen kulübeye aldı. Sakattı kadroya. Sakat 2-3 hafta almadı. 2-3 hafta almadı. Vesaire. Şimdi ama orada tebrik etmek lazım. İşte oraya geleceğim hocam. Engin abi. Şimdi bakıyorum. Bu Van Persie bekledi. 1-2 tane çıkışlar yaptı. Güzel maçlar oynadı. Fakat bugün 2 gol atarak önemli bir patlama yaptı. Bana göre bir forvet orası. Ama aynı şeyi maalesef aynı organizasyonu Galatasaray Podolski gibi çok değerli bir oyuncuya uygulayamadı. Şimdi iki tane forveti yan yana koyduğumuz zaman yani bir tarafta çok eleştirilen Van Persie bugün geldi.
Doğru mu? Maçta ortaya çıktı. Öbür tarafta Podolski. Bırakın oynamayı. Yani bir korkak bir futbol. Ben Galatasaray'a bu kadar korkak bir futbol görmedim. Bir kere Galatasaray buraya kazanmaya gelmemiş ki. Adamı kulübede oturtuyorsun. Ya arkadaş sen Eren'le iki tane çok önemli stoperin göbeğine bırakıyorsun Eren'i. Az önce konuştuk. Doğru mu Engin abi? Aynen. Sen onun yanına Podolski'yi koysan iki tane niye forvet. Niye 4-4-2 oynamazsın çaptan mesela? Çaptan senin de söyle koşular atsan. Hayır, niye 4-4-2 niye 4-4-2 oynamazsın? Nasıl mesela, bu kadar, der, ya bu denir. Bu kadar zor bir şey mi arkadaş? Yani bunu yapmak, bizler bunu dışarıdan görürsek sen bunu içeriden daha iyi görmek zorundasın be arkadaşım yani. Ya bu hocalık bir yani bu kadar direktör, para alıyorsunuz ya. Benim bir şeyim var. Bir teknik direktör kuş gibi olacak, kuş gibi bakacak, kuş gibi görmeyecek. Bak anladın mı? Böyle görmüyor. Bak bazı hocalar oturduğu yerden şöyle stada baktığın zaman zeminde şöyle göremezsin. Neresi aksıyor, neresi aksamıyor. Bak İngiltere Premier Lig'de her zaman iki kat yukarıdadır. İki dedin yani ne bileyim. İki koltuk. İki koltuk, üç koltuk. Bakar. Yahut da dört oradan bakar. Oradan bile net görülebiliyor. E böyle yapın kardeşim göremiyorsan. Anladım göremiyorsan o zaman yardımcını yukarı çıkar oradan sana aslanlar gibi söylesin sen de ona göre hareket et. O görmüyorsa o yani zaman abi oyun okumuyor. Yani. Hayır, o görmüyorsa bu işi yapmayacak. Yine yani. Bunlar hiç oyun okumuyor. Rakibi görmüyor mu? Bunlar hiç oyun okumuyor. Bunlar nasıl teknik direktör arkadaş hiçbiri oyun okumuyor ya. Ya sen bugün teknik direktör ne demek ya? Ya biz burada Fatih hocaları, Şenol hocaları aklınıza kim yerden yere vuruyoruz zamanında doğru mu? Doğru. Bizim kendi evlatlarımızı yerden bunlar nasıl yabancı diye bunları alacaksın alma arkadaş sen bunları. Yabancılar gelsin bunlar Sultanahmet'te turistik gezi yapsın. Hallarını verelim. Adamları yemeklerini yedirelim. İçeri gönderelim ya, abi. Hoca biz, adamları kabartıyor. Tamam öğretici adamlar. Çok önemli. Bak öğretici çok önemli. Olur mu abi ya? Öğretici çok önemli. Şimdi bir daha da biraz da vicdan olayından bakalım olaya. Tribünde düşünsen o kadar insan var. Genç var, orta yaş var. Biraz belli yaşa geçmiş kişiler var. Hepsi belli bir maaşla çalışan kişiler. Asgari ücretle bile o kale arkalarında falan. Çoğunluğu asgari ücretli çalışan insanlar. Aile rızkından keserek ya forma alır, ya şapka alır, ya şort alır, ya forma alır, bir şey alır takımıma katkı olsun diye. Sen sahada milyonlarca euro para alıyorsun. Helal hoş olsun ama karşılığını verin. Ama o insanlar, o insanların günahı ne ya? Şimdi bir hafta, demin de konuştuğumuz gibi, demin bir hafta, belki de 10 gün Fenerbahçe tarafından dalga geçilecekler. Anladın mı? Sokağa belki çıkmayacak, belki işe gitmeyecek. Mesela benim orada bir tane Metin diye bir kardeşim var Fenerbahçeli. Fener yenildiği zaman falan dışarı çıkmıyormuş. Evet. Çocukları Fenerli dışarı göndermiyormuş. Yani böyle bir durum söz konusu. Ama yazık günahtır ya bu insanlara. Anladın mı? Yani bu kadar tamam arkadaş, çık aldığının hakkıyla çok iyi mücadele et, çok koş. Yani futbolun gerektiği her şekilde sahada davran. Futbolcuya dayalı düzen olduğu müddetçe Galatasaray'da futbolcuya dayalı. Genel var be Engin'cim o. Genel bana göre Galatasaray'ın başarı olamaz. Likering ben yani yarınlarda Galatasaray bilmiyorum hoca değiştirir mi değiştirmez ama ben Galatasaray yönetimi olsam Likering'i göndermem. Kesinlikle altyapıda görebilir. Ama erir gider abi. Kesinlikle ha, altyapıda. Öyle yani. Erir gider altyapıda görebilir. Altyapıyı da bitirsin diye değil mi? Yok bence altyapıda başarılı olur. Çok o kadar duygu dolu bir mesaj geldi ki Galatasaray taraftarından birisi yazmış. Bizi anlayan tek adam sensin yazmış onu geçeyim. 1300 lira asgari ücret alıp Karakış'ta otobüs mesafelerce yürüyüp aldığım paranın 200 TL'sini formaya 200 TL'sini maç biletine harcıyorum. Yani onlara diyor ki hakkını versin. Yani sadece diyorlar ki bak seyirci sadece aynı dediğime geliyor oğlum. Aynen günah. Yani yazık. Yazmış çocuk burada. Yani. Tek istedikleri bu. Tek mutlu olan Avrupa. Galatasaray takımı sahada gidip iyi mücadele etmeyecek. Pankart asanlar şimdi düşünsün işte bazı orada çıkar adam amaçlı ya. O pankart asanlar bunlar taraftarlar değil. Onu yapan. Gerçek taraftar asan mı? Bak Galatasaray Bursa maçı var. Yeni Cuma hoca, günü. Eski hoca. Yeni hoca, eski hoca. Maç kaçta? Saat 20'de. Hadi bu kafayla protestoya gidecekler bak bundan sonra. O da kaç bin kişi biliyor musun? 15 bin kişiyi geçmez. Giden de çoğu orada yönetime Rike de bir şey diyeceğini sanmıyorum ama yönetimi protestoya gidecek. O gün herkes Galatasaray Barcelona maçına gidecek, basketbol maçına gidecek Abdi İpekçi. Açık söyleyeyim ben Galatasaray'ın son iki basketbol maçına gittim. Olympiakos ve Darüşşafaka maçına. İnanılmaz derecede keyif aldım. Mücadele ettiler. Bu takım Fenerbahçe'den iki maçta 20 küsüre yakın fark yemesine rağmen taraftar o gün maça geldi. En son Cuma günü CSK yenen Darüşşafaka maçına geldi. Çünkü taraftar forma için mücadele eden insan görmek istiyor. Heh, bu lafın üstüne şöyle bir laf söyleyebilirsin. O gün insanlar... Galatasaray müthiş
gitsinler Ergin Ataman'dan veya talebelerinden nasıl mücadele edileceğini görsünler futbolcular. Utanır biraz. İşte onu diyorum, Galatasaray taraftarı zaten bunu galibiyet sevinmek için, yani Galatasaray sevinmek için sevmediler ki. Yani illaki galibiyet olmak zorunda değil. Zaten olamıyor Gökbelen'in dediği gibi. Yani sevinmek için bu Galatasaray taraftarı armayı sevmedi ki. Fenerbahçe'yi sevinmek için mi? Seyircisi Fenerbahçe'yi sevdi. Hayır. Renklerine aşık olduğu için. Takımı, kulübüne aşık olduğu için sevdi. Ama futbolcuların peşine hiçbir tane taraftar koşmaz. Bunu bilin. Futbolcular bunu tam anlayamadı galiba. Ya biz yıllardır oynadık. Biz var ya, ben bir sezonda kötü oynadık zaman biz neler çekiyorduk taraftardan. Şimdi taraftar size tepki bile koymuyor ya. Siz o kadar rahat bir dönemde futbol oynuyorsunuz ki. Biz de sezonda kötü oynadığın zaman direkt seyirciden tepki alıyordun. Kendi seyircisinin. E tabi biz de saygıyla karşılıyorduk ama siz hiçbir şey görmediniz. O kadar rahat bir dönemde oynuyorsunuz ki. Vallahi ben atamadım, ben 3 hafta gol atmayayım. Ama burada Ümit, şimdi Galatasaray kadrosuna baktığın zaman böyle yani Galatasaray'a sahip çıkacak, bak sahip çıkacak futbolcu kimliği olan oyuncu da yok. Mesela Sinan çok genç, Yasin Buruma daha yeni parlayacak, Eren Beylibeş'e gelmiş ama ilk senesi. Yani Diyonk, Tolga yurt dışından gelmiş. Sabri var onda. Bu çocuğu da bu ne yapacak? Karakter meselesi Engin yani, abi. Senin şey de yok giydiğin yani. Formanın Karol yabancı. Serdar yeni geldi. Bak şunu söyleyeyim. Bak genç Sabri oynuyor. Sabri yani. Oynuyor abi. Bak, oynatmayın abi Sabri'de mukayese fesedi. Hayır yine en iyi mücadeleler o. Hayır yani. Şunu söylüyorum ben Engin abi, sana katılıyorum ama biraz giydiğin formanın hakkını vermeni istiyorum sadece. Ben onu söylüyorum yani. Şöyle verebilirsin. Takım bak gençken Galatasaraylı olmayabilirsin. Milanlı olabilirsin. Antepli olabilirsin. Beni ilgilendirmez. Ama formayı aldığın an o takımın arması üstüne girdiği zaman sen o takımın taraftarısın. Futbolcular şunları görsün de biraz belki utanma olur. Bak saat 12.00.15 olmuş. 20. Maçın üzerinden 2 saat 20 dakika geçmiş. Bu adamlar hala da bak statta Ülker Arenası'na ayrılıyorlar. Yazık günah arkadaş. Yazık. Futbolcu şu anda ne yapıyor? Futbolcu şu anda burası şey Türk. Ha, buradan eve gidecek bu adam, daha yeni geliyor. Sence şimdi Schneider ne yapıyor sence bu saat? Yani ya, Schneider'in umurunda mı? Schneider şu anda ne yapıyor onu söyle. Söyleyemiyorum yani neler yapıyor. Sana onu söyleyeyim, ne yapıyor sence? Söyleyeceğim de söyleyemediğim var. Bak Schneider bu gece, ben sana söyleyeyim sen söyleyemiyorsun. Schneider bu gece istiyorsan izleyelim, takip edelim. Gören varsa bizi arasın, mesaj atsın. Evet. Sosyal medya. Schneider bu gece saat kaç bakayım? Şu anda bir gece kulübünde olabilir mi? Yok. Bugün utanır herhalde. Gitmez. Ya o kadar da değil. Sallama sen de. Nasıl sallama? Ya, git bu maçta abi, olmaz. Bu maçta nasıl sallama? Ya oğlum. Bu maçta olmaz. İçeriden gidecek ya. Neden abicim ya? Gider ne gider Allah Allah. Bu adamdan umurunda değil sen ki. Sen olsan gider misin? Ya biz ne gitmese evden çıkamazsın sen. Reyna'nın açılışı var. Belki oraya gitmiş olabilir, bir şey diyemem. Bilemiyorum, bakalım çıkacak ya. Ya yapacağını sanmıyorum. Ya evindedir. Önemli değil ya, ne olacak. Saraylarda oturuyorlar. Yani yaparsa da yanlış yapar abi. Ben tamam öyle... yanlış yani, koşmaya yetmiyor. Profesyonel yani yabancıların mantalitesi gider doğru. Onların mantalitesi şey, öyle ama son o da Türkiye'yi tanıdı artık. Uslu bir şekilde dönüyor. Şu anda belli ki hepsi tırnaklarını yok. Delirmiş vaziyette ama otobüslere zarar vermemişler. Bu Hollanda'da bugün sevindirici gelişmiş. Hollanda'da falan değil, burada yalnız. Öyle Reyna'da Mena'da bir yerde yakalarlarsa oyarlar. Kabak oyar gibi. Ne oyacaklar? Tamam, gider fotoğraf abi, çektirirler. Ya boş ver abi sen. Bugün Fener'e taraftan dışarı çıkmayacak ki bugün. Nasıl çıkmaz? Çıkan olursa ne olacak? Herkes yarışıyor. Yani televizyondan seyretti, kafası bozuk, gitti kulüpte. Zaten çıkmaz şimdi. Olmamış tartışmaya başlattı. Ya oğlum yapmayın ya. Yapmayın ya. Olmamış değil. Olursa görürsün. Bazısı kafası bozuk olur. Bazısı kafayı dağıtmak için gider. Bilmiyorum. Ver bir daha giyeyim abi. Ne giyeceksin? Sen ne oldu? Efkanlanınca formayı giymişsin. Al giy. Sen bunu yıllarca giydin. Türk futboluna emek verdin. Al. Üzüntümü de sevincimi bununla paylaşmak benim hoşuma gidiyor. Sen o duyguyu bilmemişsin. Çünkü senin takımın yok. Takımsız değil. Bir erkek adamın takımı olur. Ya. Kavgada söylenmez. Bir erkek adamın bir takımı olur. Takım elbisen var. Takım elbisen var, takımı mı yok? Ben de öyle bir şey giyiyorum. Ya sen olsun be Fenerbahçe. Beşiktaş. Önemli değil ya. Ya burada değil, böyle tabii. Bir takımlaş. Ya o da bir etki zaten. Mikrofon ayarla yeter. Sen gene mi giyiyorsun formu? Evet özledim. Canı sıkılınca anlamadım abi. Canı sıkılınca forma giyiyorum abi. Bir atıcı var ya, yenilen pehlivan güreşe doymazmış diye. Evet. Yenilen pehlivan güreşe doymaz. Ümit Karan. Yenilen Ümit. He? Güreşe doymaz. Doymam abi. Tamam giy, yakışır. Oh. Ha? Vallahi giy abi. Gökmen abi de Fener formasını giysin, ne olacak?
Yer çıkaralım. Ne olacak Fener Formos? Yoksa giyer valla bak. Hiç sıkıntı yok. Ne olacak? Metin Oktay giydi abi, rahmetli. Giyer. Can abi giydi Galatasaray Formos'u. Demin Engin abi söyledi. Ne olacak? Herkes geldi oralardan döndük gittik. Bu takımlar birbirleriyle varken. Doğru söz. Başarı var. Galatasaray olmasa Fenerbahçe, Fenerbahçe olmasa Galatasaray mı olur? Olmaz. Ama sahadaki mücadelede sıkıntı var. Van Persie 9 maç 6 gol ve sadece ilk 5'inde 5'inde sadece ilk 11'de yer almış. Biraz Van Persie'yi konuşalım. Herhalde bugün ciddi anlamda Snyder'in yıldızını da taça attı diye düşünüyorum. Yani Hollandalı olarak çok ağır bastı. Şimdi Van Persie açık söyleyeyim ikinci baharını yaşıyor Fenerbahçe'de ama kimle beraber yaşıyor? Gelen hocayla. Hocayı tamam eleştirdik. O zaman sürecinde eleştirmemiz de çok normaldi. Çünkü yaklaşık 6-7 maçta inanılmaz puanlar kaybetti. Yanlış kadro çıkardı ama sonunda ne yaptı? Van Persie'yi hazırlamadan sahaya sürmedi. Yanılmıyorsam 3 maç ilk 18'e almadı. Niye? Van Persie hazır değildi. Van Persie de avukata ağzını açamadı. Yaşından ve onu tanıdığından dolayı, kendi ülkesinin hocası olduğundan ve milli takım hocası olduğundan dolayı, saygı duyduğundan dolayı ağzını açamadı. Başka hoca olsaydı geçen sezon olduğu gibi hem futbolcularla hem de hocasına karşı bir tavır koyardı. Ama bu sene bunu koymadı. Hazır olunca da hoca buna şans verdi Van Persie. Van Persie sahiden zaten klas bir ayak olduğu zaman kendini belli maçlarda attığı gollerle, asistlerle kulübe ne kadar, Fenerbahçe'ye ne kadar faydalı olacağını ispatladı. Demek ki şimdi bu gol posuna baktığımız zaman Van Persie tamam istenilen kadar topla buluşturulmuyor. Doğru. Ama az da o olsa inanılmaz bir gol attı mesela 45. dakikada. Müthiş bir gol vuruşu. O gelişine o vuruşu yani gelişine o vuruşu kimse yapamaz. Mesela Volkan'a iki tane öyle pozisyon geldi. Şimdi Fenerbahçe gelişine vuramadı mesela. Fenerbahçe seyircisi 2 yani hafta önce Van Persie'yi yuhluyordu. Hatırlıyorsun yine burada konuşuyordum. Ama hazır değildi bak şimdi. Burada olay ne biliyor musun? Van Persie de bugün stadı Van Persie'yi inlettiler ama. Van Persie bu sezon anladın mı? Günlük yaşamak da iyi bir şey değil. Ya taraftar bu Ümit ama her yerde böyle. Ümit Van Persie neyi gördü bak? Belki milli takım hocası gelmeseydi, geçmişteki milli takım hocası gelmeseydi, avukat gelmeseydi belki yine problem olabilirdi. Ona saygısından dolayı ağzını açmadı. Ne yaptı? Tek başına çift idman yaptı. 18'e girmedi. Kadroyu almadı. Ağzını açmadı. Ne zaman hazır oldu? Onu da o şansı da kullandı. Daha önce biraz Türkiye'yi, Fenerbahçe hafif küçük görüyordu. Rakibi, futbolcu arkadaşını bana göre biraz küçük görüyordu diyebilirim. Ama baktı ki öyle değil. Yani bugün baktığı zaman Fernando mu ben mi dediği zaman Fernando tabur koyuyordu. Ama bakıyoruz şimdi hiç öyle bir tavır falan koymuyor. Ve yeniden Van Persie bana göre ikinci varını yaşıyor. O vuruşu mesela Volkan'a gelen niye Volkan atamıyor? O vuruşları gelişine vuramıyor. İşte ne diyor? Star futbolcu bu tür derbileri kazanır diyor. Ben de starım diyor. Attım iki golle. Fakat derbiyi kazandı. Fenerbahçe. Yani buna Sovu da eklemek lazım. Fenerbahçe abi olağanüstü bir ayağa kalkış yaptı ya. Ya bu inanılır gibi değil. Ya son bu Fenerbahçe. Hatırlıyor musunuz? Hocayı gönderdik. Hoca gitsin. Hoca değil bu. Ama ya, kötüydük. Abi bir şey demiyorum. Yani. Ama ya abi, biz bak şimdi hatta şunu. Hayır bir şey demiyorum. Böyle kötü anlamda söylemiyorum bunu. Hayır şunu. Vallahi bizi izleyenler şunu bilsinler. Biz haftalık bugünü konuşuyoruz. Yok yok abi. 6 hafta kötü gidiyorsa abi, kötüdür kardeşim. Bak ben bu anlamda yani söylemiyorum. 4 hafta sonra bunun düzeleceğini bilemem. Şu anlamda söylüyorum. Biz hocayı o dönem yani seni kastetmiyor da lütfen yanlış anlama. Hayır ben başkadır fark doğru. Etmez yani. Çok acımasızca eleştirilerimiz de oldu içinizde doğru mu? Ha biz yorumcuyuz. Hayır biz gördüğümüzü eleştiriyoruz. Hakarete falan eleştirilere olmaz. Diyoruz, tebrik ediyoruz bravo abi, diyoruz. Çünkü adam, hak ediyor. Adamla alay edildi abi hakarete falan eleştirilere olmaz. Tabii ki yorumcuyu eleştireceğiz ama adamın şahsına ve kimliğine hakaret etmeyecektir. Neden biliyor musunuz? Kimse etmedi. Şimdi o da yani. Dönüp bugün der ki. Bizim başkalarını bilemem. Başkaları diyorum ama o da bugün dönüp der ki bakın ya benle 5 hafta önce alay ediyordunuz doğru mu? Bu takım küme düşecek. Derbi oynuyoruz. Bir daha İstanbul derbisi derken bakın ben bu takımı ne hale getirdim der sana o zaman. Sen şimdi ona ne cevap vereceksin? Maalesef ben bu bizim genel bir hastalık. Ben ona cevap vermem. Onun işi zaten bu. Fenerbahçe. Hayır onun işi iyi yapmak.
Bak onun şimdi işini yapıyor. Yapmak. Benim işim ne biliyor musun? Şimdi yapıyor. Benim işim ne? İyi yaptığı zaman onu takdir etmek. Tamam abi sen. Kötü bir yanlış yaptığı zaman da eleştirmek. Benim de işim bu. Ama hiçbir zaman eleştirirken saygısız çerçeve içerisinde. Ama ben sana şunu da söyleyeyim. Yapmamışızdır kimse yapmaz zaten. Fenerbahçe'de iyi takım. Galatasaray'da iyi takım ama ben şunu söyleyeyim. Aynen herhalde savaş verebilirse Dembaba da benimle aynı fikirde. Bir konuşma yaptı. Onu da Beşiktaş'ın şampiyonluğunun en büyük adayını söyledi. Ben yani bu derbiye saygı duyuyorum ama bunu da belirtmek isterim. Özellikle Beşiktaş şampiyonluğunun en büyük adayı. Bunu da göz ardı. Doğru öyle sana bir şey demiyorum. Peki Fenerbahçe ne zaman ayağa kalktı? Fenerbahçe ne zaman ayağa kalktı? Bir fikrin var mı? İyi düşünün. Ne zaman ayağa kalktı bu şey? Bakalım Fenerbahçe. Fenerbahçe Manchester Konya maçı. Konya maçından sonra. Konya maçı. Konya ve Karabük maçı bak. Konya maçı günü ne oldu? Konya maçı günü ne oldu? Düşün ne oldu? Penaltıyı vermedi. 1-0 bitti maç. Başka? Lehine. Başka? Mahmut Uslu ile mi ilgili bir şey oldu? Yok soruyorum. Ya. Penaltı dedi Gökmen abi. Engin Veres'in bir fikriniz var mı? Çok enteresan bir soru sordum. Yani ne oldu? Bir ay Konya maçı. İyi düşünün. Büyük Karabük bak Konya maçı ve Karabük maçı ikisini de hakemler kimsenin içine gelmiyor. Bir yorum yapmıştım ben. Kimsenin Fenerbahçe'nin geri kalması, 9. sırada kalması kimsenin içine gelmez. İhale var diyordum. Lig TV ihalesi bilemedim. Var. Senin var mı? Nasıl? Aziz Bey'in bir açıklaması var. Hadi git ya. Kadarıyla. Ben de şunu söyleyeyim. Ben Aziz Yıldırım ve Mahmut Süre'ye bağlıyorum. Yani bir yaklaştın. Bir açıklama var bir konuyla ilgili ama vardı. Onu şimdi çıkaramadım. Yani böyle bir şey diye düşünüyorum. Tam netini çıkaramadım. Senin bir fikrin var mı? Neyle ilgili? Fenerbahçe'nin maç kazanma serisine başladı. Konya maçı. 30 Ekim. Ne oldu? Ali Koç ne zaman ki açıklama yaptı. O gün adaylığını açıkladı. Evet. Ben varım dedi. Fenerbahçe o gün bugündür kaybetmedi. 5'te 5 yaptı. İki maçı da beraber bir dakika abicim. Son 3 maçı tamam. Senin dediğin olabilir ama iki maçı hakemler taşıdı yapmayın. Ya ne olursa ya, olsun bana hikaye abi, kimse, anlatma. Ya kimsenin işine gelmez bir dakika abi. Puan şurada da, bir buçuk ay sonra ihale var abi yapmayın. Fenerbahçe'nin 7. 8. 9. sırada olması kimseyi tatmin etmez. Fenerbahçe yukarı olduğu sürece Galatasaray yukarı olduğu sürece bu lig gibi para yapıyor. Sen Fener'le Galatasaray'ı çıkart abicim. Kaça satarsın sen? Kaça? Bana boş ver ben bir şey anlatıyorum. Yani, sen Fenerbahçe'nin inancın büyük... o benim de o abi. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü Ali Koç. Ya Gökmen abi 30... Fenerbahçe'nin büyüklüğünü anlatıyor. Yalnız Konya maçı olduğu Galatasaray'ı da sukatıyorum. 24 Ekim'de. Ha, Fenerbahçe olmazsa diyorsun da onun için. 24 Ekim'de adaylığını açıkladığı gün 1907 derneğinde o gün bugündür Fenerbahçe kaybetmedi diyorum. Bütün maçlarını kazandı. E tamam bunda bir tılsım var demek yani. Enteresan değil mi arkadaşlar? Çok ilginç bunda bir tılsım var. Demek ki Aziz Yıldırım. La futbolcular arasında nasıl bir diyalog mu yaşandı? Futbolcular bundan bir mesaj mı aldı? Futbolcular biz başkanımızı göndermeyelim mi dedi? Veya Ali Koç'un gelmesi Aziz Yıldırım'ı kendine mi getirdi? Ne derseniz deyin. Şey o gün açıkladı. Doğru. 24 Ekim'den beri de Fenerbahçe kaybetmiyor. Ve bu süre içinde 9 puanı vardı. Yendi takımlar bak Konya. Maç oynanırken filandı galiba açıklama. Tabii. Maçtan öyle. Birkaç saat önce, evet. Bir saat önceydi. Konya deplasman, içeride Karabük 5-0, Akhisar deplasman 3-1. Manchester maçı. Manchester United tarihi bir galibiyet 2-1. Ve Galatasaray. Muhteşem bir çıkış. Kazandığı maçlara bak. Muhteşem bir çıkış. Kazandığı maçlara bak ya dediğin gibi. Zor maçlar. Belki Galatasaray'da da birisi ben adayım falan derse belki Galatasaray da kendine gelir veya futbolcular. Bence bir baksana bir denesinler. Çıkarmadılar abi helal olsun yani. Belki olabilir ben sana söyleyeyim mi ciddi? Olabilir. Galatasaray'ın yani desteğini boşa çıkarmadılar kutluyorum ben de. Yani aslanlar gibi devam etti seri galiba. Sadece yani Fenerbahçe bu 5 maç hakemle mi kazandı? Bugün hakemle mi kazandı? Manchester maçını hakemle mi kazandı? Karabük maçını hakemle mi kazandı? Peki ben sana bir şey söyleyeyim. Akhisar ya bir cevap ver abi. Ya bu... Akhisar maçını hakemle mi kazandı? Hadi Konya'da penaltısı verin. Tamam. Ya bu Karabük maçı? 5-0 bitti maç. Hadi git ya bırak ya. 19. dakikada penaltı veriyor. Ondan 29'da kırmızı kart. Sonra. 5 tane sonra falan yok abi. Maçı. Hadi git 90 dakikalık bir iş. Hadi ya. Çıkacaksın ya, takım ya. Sen yenileceksin. Ya 5-0 yenmez de 3-0 yener. Ya 9. sıradayken 2 tane maçta hakem yanlışlarıyla kazanan Fenerbahçe
6 puan kazanıyor ya. Berabere bitse maçlar ne olacak abi 4 puan kaybettiği zaman? He? Anlatın bana. Ama bir noktaya geldi işte, tamam da abi. Neticede bir noktaya geldi. Kardeşim. Ben abi. Ha, Meaker'in yardımıyla iki maçta çıktılar. Ondan sonra devamı. Galibiyetin devamıdır. Ali Koç aday, Fenerbahçe şampiyon. Yeni slogan bu. Nasıl? Aynen. Aday oldu, Fenerbahçe şampiyon oldu. Tribünler de doldu. Bugün nerede bir tezahüratı var. Şimdi internetten izledim Ali Koç'un. Sayın Koç'un. Nasıl coşmuş, nasıl coşmuş. Veremiyoruz tabii. Yayıncı kuruluştan olmuş. Yani yayın saat içinde olmuş. Maçtaydı değil mi? Hem de nasıl coşmuş. Fotoğraf olarak veremiyor muyuz yani? Fotoğraf ya, fotoğrafı o vermenin o tezahüratı şimdi vermek tabii, çok farklı da, bir şey. O da hocasında. Yani Mayıs'ta eğer seçim olursa şampiyon bir takımın başkanı olmak ister. Baksana abi. Yok. Tam yani tam şey abi. Ciddi abi. Derecede inanmış takımına aşık bir başkan adayı bir Ali Koç vardı. Ama Fenerbahçe'ye başkan olmaz Ali Bey. Zor. Rahmi Bey izin vermez. Görelim Galatasaray'daki adayları görelim. Hadi Rahmi nerede? İzin vermez. Yarın dese ki Dursun Özbek. İzin bırakıyorum vermez. Kardeşim tamam. Bu projelerle vazgeçtim dese ne olacak? Galatasaray'a giriyorsa benim söyleyeceklerim çok önemli şu an. Kimin? Benim. Senin daha söyleyecek neyin kaldı ki? Hakan sen ne oldu? Son bir cümlem var. Son dört maçta. Tamam. Bir dakika son bir cümlesi. Hatta kağıda yazdım. Formayı da giydi. Tamam hatta kağıda yazdım. Evet. İsteğimi yazdım. Yazdım. Şimdi Riekering Bey diye bir pankart çıktı değil mi? Riekering Bey. Evet. Ben onu neden asıldığını söyleyeyim. Tamam. Bir pankart çıktı. Ben de yeni bir pankart yapıyorum. Riekering Bay. Yani bay bay diyorsun. Onu bence bir de İngilizce yapsan B-Y-E daha iyi olur mu? Bay. Bay. Bay bay yapmışsın. Bay. Gönderiyorsun yani hocam. Sen ona bir tane de bay bay yapman lazım. Tek bay anlaşılmaz Riekering. Da. Anlayanlara. Anladı abi. Anladı. Bay. Burada mesaj ortada. El salla. Allah bay bay. El sağ ol. Hayır, benim abi, için bizim ben için. Galatasaray'ın yani şans tanındı tamam. Olmadı. Yani ben tutmadı. Sana söyleyeyim mi? Ya inanamıyorum sana. Mayası inanamıyorum tutmadı. Sana. 3 hafta önce Mayası Riekering Bey diyordun. Bak ben yani, bir Fenerbahçe yendi diye adamı gönderiyorsun. Bir Fenerbahçe yendi diye hocanı gönderiyorsun. Yazıklar olsun ya. 3 maç 3 maç kaybetti. 3 maç. Fenerbahçe'de. Başakşehir'de. Başakşehir yendiği zaman göndermiyordun. Ne zaman Fenerbahçe yendi? Şimdi gönderiyorsun. Kim yendi? Fenerbahçe'nin bir kez daha Başakşehir'i gördüm. Bak işte Fenerbahçe hoca gönderir. Kendi söylüyorsun bak. Fenerbahçe hoca gönderir. Kendin gönderiyorsun. Ben beyefendiyi tartışmıyorum burada. Ben burada beyefendiyi tartışmaya gelmedim seninle. Kimi tartışmaya gelmedin? Hocanın beyefendi bile anlamam ben. Gönderiyor musun? Bay bay diyorsun hocana. Ben bu akşam iki haftadır niye gönderdin? İki haftadır söylemedim. Nasıl demedin? Yok çıkarsınlar. Çıkart abi. İki haftadır, bak çıkartır. İki haftadır ben hocayı göndermedin. Bugün bay bay yaptın. Ben ne dedim? Fenerbahçe maçından sonra Riekering gider demedin mi? Kimse gitmiyor ki ya. Yani ben sene başlamadan dedim ki. Bir dakika ben dedim mi? Galatasaray Riekering'de sezonu başlıyorsa intihardır dedim. Ben dedim mi Fenerbahçe maçını yenilirse gider dedim mi? İfade etmiyor. Ya daha gider dedim miden mi? Yok sen gönderiyorsun evet, bay bay diyorsun. Dedim, ben söyledim mi söyle? Ben deme söyleme. Hayır sen. Hayır. Deme bay bay demedin. Bay bay demedin. Başakşehir maçından sonra şu hareketi yapmadın. O zaman yapsaydın ağzım açmazdı. Çünkü Fenerbahçe maçı var. Fener maçından sonra ki Fenerbahçe maçı. Gidişat kötü. Abi de aynısını söyledi. Orada kurtarma şansın var. Fenerbahçe maçı önemliydi. Bursa maçına seyirci tepki koyacak dedi. Aynısını Galatasaray için söylemedin mi? Galatasaray maçı yenilse avukat gider demedin mi? Galatasaray maçı yenilse. Tabii doğru. E tamam bunda çünkü yanlış ne var? Çünkü niye doğru biliyor musun? 17 senedir tamam, yenilmeyen, bir, şey yenilmeyen bir Fenerbahçe avukatla Galatasaray yenilirse düşünülür tabii. Benim teknik direktörüm böyle bir önemli maçta bu kadar hata yapıyorsa ya ben bunu kabul ediyorum. Ya 17 sene yenilmişsin zaten. 18 olsa ne olur? Niye gönderiyorsun adamı? Bırak Galatasaray. Önceki maçlar ben ondan beri sayıyorum. Bak, bütün ben, takım, bütün takım, bütün yönetim değişik. Özellikle hocayı gönderirler ondan sonra belli bir şu an itibariyle belli almasınlar. Bir zaman diliminde anladım kendilerini kurtaracak. Benim iddiam şu. Galatasaray geçen sene kaçını bitirdi Gökmen Özenak? 7. mi 6. mı ne? 6. Bu sene de aynısı olur diyor. Ben şimdi böyle giderse kime düşmesin de. Peki Serhat Bey Dursun Bey giderse sana bir soru soracağım. Dursun Bey bıraktı. Yani öyle çok olsun yani giderse bunlar giderse diye bir şey yok. Yönetimler seçimle geldi, tamam. Seçimle giderler. Seçimle geldi ya da bir kongre oldu, olağanüstü bir şey ha, oldu. Bu şeyi yapamazsa, Rivay ve yapamazsa zaten bırakır gider. Gidecek. Galatasaray'da bu tekrar görevi üstlenecek kimse var mı? Yani Dursun Bey geldiği zaman kimse gelmedi. Ali Dürüst gelmedi, ben yapamam dedi. Galatasaray'da doğru mu? Maalesef Fenerbahçe'de bir bolluk yok. Fenerbahçe'de yok. Bugün başkan adaylarından geçilmiyor. Tamam. Sen de kim olsun? Ferit Bey de olur, evet. Saadettin Saran zaten olur. Aday. Murat Ülker olur. Ülker olur, herkes olur. Ya aklına kim geliyor? Nihat Akın olur, hepsi olur. Nihat Bey olur. Nihat Bey olur. Hamdi Akın olur, herkes olur. Hamdi Akın olur, yani
Var oğlu var. 10 ton adam saydı bak işte. Var oğlu var. Galatasaray'da. Hele bir de bunlar bir araya gelirse Allah Allah. Niye sorayım abi? Bir de bir araya gelirse ne olacak? Kıymetini bileceksin o zaman. Yani ne yapacaksın? Yapacaksın. Galatasaray'da başkan ve yöneticiler kart vizit bastırmaya gelirler. Kart vizit. Tamam mı? Sadece kart vizit. Neden? Birilerinden randevu almak, birileriyle iş görüşmelerini kuvvetlendirmek için gelirler. Veya ben Galatasaray başkanıyım diye böbürlenmek için gelirler. Dursun Bey iyi insandır, kötü insandır, ona girmiyorum. Hayalinde göremeyeceği bir koltuğa oturmuştur. Ama 1,5 yılını doldurmak üzeredir. Bana göre Türkiye Kupası'nın Süper Kupayı kazanması asla başarı olarak görmüyorum. Galatasaray zaten müzesi kupalardan yüzlerce vardır. Eğer resim de alırsa verelim ki öyle konuşsam daha iyi olur yani. Galatasaray Yönetim Kurulu. Başkana hakaret falan etmiyoruz ki abi. Yaptığı işin yanlış olduğunu söylüyoruz. Yaptığı hocanın... Cüneyt Tanman'ı getirdi. Doğruydu. Tamam. Kardeşiyle kavga etti. Ve Cüneyt Tanman'ı yedi. Evet. Hatayla başladım. Cüneyt Tanman iyi kötü futboldan anlar. Doğru işin. İyi kötü değil yani. İyi futboldan anlar. Mutlaka doğru insanlar transfer ederdi. Ümit dedi. Ne diyor? Ya aptal olman lazım. UEFA'da yoksun. Sadece bir ligdesin. Ve bir de kupada varsın. Yani kupada önemli olmadığı için çok önemli değil. Sadece ligde varsın. Tek kulvardasın yani. Ve şu transferleri yapıyorsun, parayı çöpe atıyorsun. Yazık ya. Ve kardeşim size söylemiyorlar mı? Bu De Jong 800 bin oynuyor. Biz niye 2,5'a alıyoruz? De Jong kim ya? Galatasaray Kulübü De Jong olsa ne olur olmasa olur. Hadi Serdar Aziz'i genç dedin, stoper dedin, aldın. E aldın adamı oynatmıyorsun. İzlandalı'yı niye aldın? Kavanda'yı Trabzon'dan kadro dışı kalmış. Yani Trabzonspor senden çok daha mı üstsün be kardeşim? Çıldıracağım ya yemin ederim. Yani bir şeyleri kırmak istiyorum. Neden biliyor musun? Kulüplerin bu paraları çarçur etmesine içim sızlıyor ya. Ve bu adamlar Cengiz Özyalçın konuştu. Yok oldu gitti. Bu nasıl Sezginler, Eşref Alaçeliler, Can Topsakallar. Yazık değil mi ya? Bu adamlar hepsi yönetici. Bu adamların hiçbir konuşmakları yok mu ya? Nerede yaşıyorlar? Niye çıkıp konuşmuyorlar? Tamam, bu kulübü niye Levent Azifoğlu ve Alp Yaman yönetiyor? Biz neciyiz kardeşim burada. Bir tane futboldan yine adam var mı? İsmail Sarıkaya'ya getirsinler ya. Aslan gibi adam ya. Futboldan daha hepsinden adam var mı ya? Gidiyorlar şu transferleri yapıyorlar ya. Galatasaray yöneticileri şu aynaya bakıp şunu söylemiyor mu? Biz dağlara taşlara yaptık. Elimizdeki mirası yok ettik. Hadi Hamza'yı gönderdik. Mustafa Deniz'de başarısız oldu. Rikenik'te sezonu bitirdik. Ya yeni umutlarla yeni sayfa açmışsın. Beyaz bir sayfa aç. Yaşlara kaçar. Yaptığın işlere bak ya. Ya yapılan transferlere bakın arkadaşlar. Hiçbir ortada yok ya. Hala Sabri ya. 17 yıl önce de Galatasaray'ın son galibiyette Sabri vardı. Var mıydı? Evet, 15 sene önce vardı. Abi. 2001'de geldi Sabri. Sabri'ye de teşekkür edin, gönderin abi. 16 yıldır Sabri var ya. Teşekkür edin, gönderin. Bu yöneticiler ne yapar ya? Dursun Bey şimdi. Taraftar. Hayır burada Sabri'yi niye şimdi? Hep hayal satıyorlar. Sabri'yi taraftarla maça gitmek taraftarı. Levent Bey niye resmiyor ben anlamadım. Kimi? Şey yok. Yönetici değil o. Sportif Ayşe'de. Şimdi onunla verirler. Görmüşler. Peki arka hangisi? Onlar ya mı sorun daha ya. Hayır onlar bu takım mı yetkili? Ne oluyor? Nereye gidiyor ya, başkan? Ondan mı yetkili? Biz neciyiz? Biz neden bu takımla etkili olmuyor? Bizim fikrimizin hiçbir değeri yok diye. Niye sormuyor Sayın Cengiz Özyalçın? Mesela yılların yöneticisi. Nasıl Sezgin? Ben çocuktum. Muhabirliğe başlamıştım. 16 yaşlarında Nasuh Sezgin'i tanıyorum. Burada ama daha önceki yönetimlerde böyle hareketler vardı biliyorsun. Müdahale eden yöneticiler yok, oluyordu. Şimdi, hepsi kukta olmuşlar ya. Şimdi AŞM öyle. Yani daha önce vardı aklımda. Yani Galatasaray yönetiminde müdahale eden bir sürü yöneticiler oluyordu. Ha, gerekirse tepkisini istifayla gösteriyorlardı biliyorsun. Yani tepkiyi istifayla gösteriyorlardı. Ya istifa etmesek. Ama hayır örnek veriyorum. Örnek veriyorum. Galatasaray desinler ki. Çözümümüz budur. Biz yanlış yaptık, hata yaptık. Şimdi bunları düzeltiyoruz. Ben öğrenmek için bir şey sormak istiyorum ve insanlar da bunu öğrenmek istiyor. Diyorum ki bu yönetim kurulu yetki bunlarda mı? AŞ'de mi? Sen şimdi diyorsun ki AŞ'den bir yönetici geldi. Burada ahkam kesiyor, her şeyi bu yapıyor. Böyle demek bir şey olabilir mi? Mesela bizde Beşiktaş'ta yönetici geldi. Bu yöneticilerin hiçbirinin etkisi ve yetkisi yok. Bunu soruyorum sana. Bunu soruyorum sana. Bunların etkisi başkan, yetkisi yok. Biraz da İspanya Sarıkaya yönetim kurulu üyesi. O da paraya baktığı için. E nasıl hiçbirinin böyle etkisi, yetkisi, gücü, hiçbir şey peki, yok. AŞ'nin futbolla ne ilgisi var o zaman arkadaşım? Ben bunu bir türlü anlamadım. Tamam, spor AŞ, orada da sportif AŞ var. 12 kişi mi? Alp Yalman orada başkan, ondan eski başkan.
Harp yaman şey. Var mı yok mu kokar mı? Onun yok. Ulaşım belli değil. Şimdi o ekranda gözüken belli verdiği olmuyor. Ama büyük etkisi var bu. Ama saygı duyuyoruz falan. Da Alp abiye tamam hepimiz saygı duyuyoruz da ama bu yönetimin işi abi. Ben onlara... Abi. Ben anlamadım ya nasıl bir şey bu. Bunlar mutluluktan uçarken Karabük'e inerken hepsine telefonla da söyledim. Kendinizi kandırmayın. Takım bir şey oynamıyor. Bu Hollandalıyla vedalaşın. İyi bir hoca getirin. Yanlış transferler yaptınız. İşte yani dinlemiyorlar. Ki bunlar benim birçoğu da dostumdur. Anlattım, yazdım, televizyonda programlarda söyledim. Ayakları yerden kesildi. Herhalde derdi yok 5 gol atınca. Evet. Ben buldum. Buruma'yı ben keşfettim. Ben oynattım. Hadi şimdi konuş. Levent Nazifoğlu nerede mesela? Bugün niye yok? Her şeye konuşan Sayın Nazifoğlu çıksın. Anlarsın. Maça geldi ki. Mi o başkan yanında göremedi. Gelmiştim. Ya nasıl konuşacak sen de Fenerbahçe'ye yenilmişsin ya. Yönetici bak budur yönetici. Tamam da. Galipken konuşacak gibi. Galipken de konuşacak. Diyecek ki hata yaptık hocamızla da konuşacağız. Belki gereken tedbirleri alacağız. Mesela de ki Selçuk formayı yere atmıştı veya şopmanlarını kadro dışı bırakacağız de. Bundan sonra çok az Yıldırım ne yaptı? Takımdan bir dakika ayrılmıyor şimdi. Bak Galatasaray maça nasıl motive etti. Gitti Samandıra'ya. Futbolcularla konuştu. Aziz Bey konuşmalarını verelim lütfen. Tabii ya. Tabii ya. Şu evet, konuşma bu. Bile ben Fenerbahçe'de futbolcu olsam yataktan kalkarım. Bir an önce maç olsun diye dua ederim sahaya giderim ya. Beni bile ya. Ölüyü diriltir ya Aziz Yıldırım konuşmaları. Senin de yöneticin konuşsun işte. Bu yöneticiler ne bak, iş yapar o zaman? Çok doğru söylüyor. Aziz Yıldırım'ın konuşması nasıl etkili? İyi oynamak kötü oynamak yok diyor. Fener kazanacak diyor. Koyuyor ya. Verelim abi, bir tane dinleyelim. Işte, dinleyelim abi, verelim. Versin. Galatasaray maçını sormak istiyorsunuz, soramıyorsunuz. 17 senelik bir gelenek var. Bu gelenek devam edecek. Ama 18, 19, 20 o devam eder inşallah. Evet. Yalnız şunu söyleyeyim. Centilmence geçsin. Ama galip gelen biz olacağız. Yani onu temenni ediyorum. İyi oynayan kazansın falan yok. Fenerbahçe kazanacak. Çünkü dün akşam biz hocayla, oyuncularla da beraberdik. Onlarla da görüştük. Herkes hazır. Hem psikolojik olarak hazırlar. Hem de bu bilincindeler, bu maçın önemini bilincindeler. Kaybettiğimiz puanları bu maçlarda kazanarak eksik kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz. Bizim takımımızı destekleyelim. Naoş hareketler olmasın. Çünkü bu ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Bunu da bu maçta gösterelim. Ama yenen taraf biz olacağız. Çünkü bu gelenek bozulmaz. Tamam. Kendine güveni var. Kendine çıkıyor. Son aylar, konuşuyor. Son aylardaki gitti bu en kadar. Gerçekçi. Abi güveni son var aylardaki en gerçekçi bir daha konuşması. Ama ne diyor? Hocayla futbolcularla konuştuk. Konuştuk diyor. Problem yok. Gördü. Motive oldular. Evet. İyi oynamak kötü oynamak yok. Maçı biz kazanacağız diyor. Yani iyi yönetici oynamış, denir budur. Yönetici dediğini yapacak. Sen de buna yakın Aziz Bey'in bugüne kadar söyleyip de yapamadığı çok şey var ama Galatasaray konusunda %100 oynuyor. Gelenek konusunda. Ha en çok kupa gördü Galatasaray doğru. UEFA'sını gördü, Süper Kupa'yı gördü. Galatasaraylar şunu da söylüyor. Allah başımızdan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım eksik etmesin diyor. Ama iş Kadıköy'e geldiği zaman da tıkanıp kalıyorsun. Burada ilahi, teslim olmuşsun. İlahi bir şey var abi. Freni Galatasaray çekiyor. Başkanı ne diyor? Freni çekiyor. Şimdi iki başkana bakalım. Ver onu da verelim. Verelim. Devam edin arkadaşlar. Arkadaşlar biraz daha açık alın. Açık alın. Açık alın. İnancımız tam, yüreğimiz çok kuvvetli, İnşallah. Aslan yüreği var hepimizde. İnşallah. Herkes hep beraber Galatasaray'ın düşünceleri orada olacak. Kadıköy Fener'e mezar olacak! Kadıköy Fener'e mezar olacak! Galibiyete inanarak gidiyoruz oraya. Galibiyete inanmayan kişi varsa otobüse binmesin. Bravo! Al ikisini koyalım. İki ekranı ikiye bölelim. Bir Aziz Bey. Bey çok efendi bir adam da. O futbolcular hiçbiri binmemesi lazım. Taraftan... Başkanın söylemesine göre Galatasaraylı futbolcuların hiçbiri o otobüse binmemesi lazım. Çünkü inanmamışlar. Ben Galatasaray başkanı olsam inanmamışlar açık söyleyeyim. İnanmamışlar. Böyle çekerim otobüsü. Bu kadar ruhsuz bir futbol oynanmaz. Sizler beni hayal kırıklığı uğrattınız. Sizlere yazıklar olsun.
Bu mu derim? Taraftar inandı, sizler inanmadınız derim. Dursun Bey bunu evet. yapmaz herhalde. Bak ben bu gece maçtan sonra derim ki Bekerik. Ya bir tepkini koy. Ya, takım Flore'ye gidiyor. Ben de geliyorum. Hiçbir futbolcu, firesiz herkes oraya gelecek. Kimse ayrılmayacak derim. Ve orada tarihi bir konuşma yaparım. Beni büyük hayal kırıklığı uğrattınız derim. Biz sizin zor şartlarda bütün ödemelerinizi yaptık derim. Ayıp ya derim. Biz taraftarı oraya götürmek için neler yaptık? 2300 kişiyi götürdük orada. Aslanlar gibi pankartlarını asla desteklediler. Ama sizler bir hikayeydiniz. Diyor ya aslan yürekli adam diyor. Evet. Aslan miyav demiş abi. Aslan zaten kuzu olmuş. Aslan kedi olmuş. Hangi aslan? Çıkarım derim ki. Bundan sonra herkes aklını başına alacak. Her gün geleceğim. Tam mesai istiyorum. 7-24 gözüm üzerinizde olacak. Çıkacaksınız bu forma için oynayacaksınız. Ben bu paraları boşuna dağıtmıyorum derim. Bu konuşmayı yap. Yap ki futbolcu desin ki bizim başkan eline sopayı aldı desin. Ciddi. Türkiye böyle kardeşim. Beğenirsin beğenmezsin. Model bu. Bu model doğru mu yani? Doğru. Türkiye'de bu model gidiyor. Mesela, doğru mu yani? Şu an o modeli yapmadığı için. Şu an o modeli yapmadığı için. Evet. Bak. Şu zilleri çalıyorum. Bilir misin bu zilleri? Sen başkanın için arkasında zil mi çalıyorsun ya? Anlamıyorum. Yok. Hayır. Ne zili bu şimdi? Alarm mı güle geldi? Güle ha? Güle güle. Güle. Bu da başkanım diyor. Çalar abi. Dursun Bey de geliyor. Hoca için artık kim olursa. Güleğimiz çok kuvvetli aslan. Herkes doğruları yapacak abi. Zilde kırmızı da. Çamlar kimler için çalıyor? Güzel. Kimin için çalıyor bu çamlar? Dursun Bey için bir de Erik Erik. Bay bay dedin. Öyle mi? Ben hayır, çal onun için çalıyor yani. Öyle onun için çalıyorsun. Ben çamlar. Sadece... Çalıyor dedim. O zaman ama gemi batıyor ya da şöyle bir şey abi gemi batıyor gemiyi boşalttı mı oluyor? Yine illaki tekniğine gireceksin yani. Hayır, gemi batıyor ya onu çiziyorsun son şeyleri çalıyorsunuz yani. Bu çalıyor. Hocam işe bölünmüş. Almancılar bir tarafta, Sabriciler bir tarafta, Selçuklar bir tarafta. Takım 4-5'e bölünmüş. Abi bize bir hoca gelecek buducak buraya gidecek işte. Sen Schneider'e... Alıştan Mustafa Bey'in işi bırakabiliyor musun? Yabancı hoca olmaz. Selçuk'u bırakabiliyor musun? Yabancı hoca... Bak Galatasaray'ın kurtuluşu yabancı hoca değil. Yerli hoca abi. Yerli hoca. Aynen. Fatih Terim gelecek ama açık Fatih Terim de... Yerli hoca kurtarır. Ya, Fatih hocayı alacak. Ya neden gelsin ki Fatih Terim ya? Neden gelsin? Doğru söylüyor. Neden gelsin? 3 sene mukavelesi var. Aslanlar gibi parasını alıyor. Tamam. Senede de 5 tane maç oynuyor. Evet bugün 2 maç var. Başakşehir Rize, Trabzon Antalya ve saat 22.30'da canlı Entelegol'de karşınızda olmayı planlıyoruz. Hepinize iyi sabahlar efendim. Hoşçakalın.